Herkese merhaba. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği olarak SMA Farkındalık Ayı'nda bu etkinliği düzenlemiş olmaktan mutluyuz. Bu vesileyle derneğimizin kurucusu Sayın Profesör Doktor Coşkun Özdemir'e de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bugün programda birbirinden değerli konuşmacılarımız olacak. Bütün hocalarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Haluk Topaloğlu, Profesör Doktor Sedat Öktem, Profesör Doktor Resa Aydın, Dil ve Konuşma Terapisti Fatma Merse, Klinik Psikolog Funda Tekelioğlu ve birbirinden değerli hasta deneyimlerini anlatacak konuşmacılarımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle açılışta çok kısa şu an gündemimizde olan konulardan bahsetmek istiyorum. Maalesef korona döneminden başlayarak, pandemi döneminden başlayarak mevcut ilacımızda ertelemeler ve iptaller söz konusu oldu. Son iki aydır da ilaç firmasıyla yaşanan tedarik krizinden dolayı ilaçlarımızı alamadık. Tamamen ilaçlarımız kesildi. Geçtiğimiz günlerde gerek Sağlık Bakanımız, gerek SGK yetkililerimiz bir açıklama yaparak bu ilaç sorununun önüne geçileceğini duyurdu. Bugün itibariyle biz de artık hızlıca ilaçlarımızın gelmesini, mevcut nüsinersen aktif maddeli ilacımızın bir an önce hastalara verilmeye başlamasını temenni ediyoruz. Sağlık Bakanımız yapmış olduğu açıklamasında henüz çok yeni onay alan başka bir ilacımız daha var, bununla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor demişti. Söz konusu ilaç oral yolla alınan Ristiplam klinik denemesindeki Evristi adıyla da ticarileşen ilaçtır. Bu ilacımızın da hızlı bir şekilde hastalarımıza geleceğini umuyoruz. Zaten bakanımız da bu yönde bir yeşil ışık yaktı. Bu ilacın bize katkıları şu olacak. Mevcut ilacımız olan Spinraza, cerrahi müdahaleye uygun olmayan beyin omurilik sıvısından girişe müsaade etmeyen hastalara uygulanamamaktaydı. Örneğin yüksek derecede skoliozlu olan hastalarımız, uzun senelerdir tekerlekli sandalyede yatağa bağımlı hayatlarını sürdüren hastalarımızın bir kısmı maalesef bu Spinraza ilacını alamamaktaydı. Şu an umuyoruz ki hızlı bir şekilde gelecek olan oral yolla alınacak şurubumuz hastalarımıza hem uygulama kolaylığı sağlayacak hem de şimdiye dek tedaviye hiç başlayamamış hastalarımıza da umut olacak. Çünkü sağ olsun Sağlık Bakanlığımız 2017 yılından başlayarak bizim nüsinersen aktif maddeli tedaviye başlamamızı sağlamıştı. Şimdi bu oral yolla alınacak şurupla da beraber umuyoruz ki bütün SMA hastalarımıza tedavi imkanının yolu açılacak. Bir diğer önemli husus ve çok önemli olan nokta gen tedavisiyle ilgili bağış kampanyaları. Hastalarımız maalesef bu gen tedavisine ulaşmak üzere çaresizce bağış kampanyaları düzenliyor. Şu an 40'a yakın çocuğumuzun açık olan kampanyası var. Bir aile için bağış kampanyası yapmak çok zor. Ben de bir hasta yakın olarak bu dönemden geçtim. Dolayısıyla orada verilen çok farklı bir mücadele var. Ben bütün ailelerimize kolaylıklar diliyorum bu yolda. Bu vesileyle kampanya yapıp ve gen tedavisi için gereken parayı toplayarak Amerika'ya giden Nil bebeğimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çünkü Amerika'da tedavisini aldı. Hepimize de bir umut oldu. Burada değinmek istediğim çok küçük bir nokta. Gen tedavisi evet Amerika'da 2 yaş altındaki hastalar için onaylandı. Fakat Avrupa'da Avrupa Medikal Ajansı bu tedaviyi 21 kilogram altındaki hastalar için onayladı. Dolayısıyla doktorumuz eğer uygun görür, reçetemizi yazarsa biz de 21 kilogram altındaki tüm hastalarımız için bu tedaviye erişmek istiyoruz. Ailelerimiz bu kampanyalarla aynı zamanda da farkındalığın artmasına katkıda bulunuyor. Ve kamu kurumlarının da devlet yetkililerinin de bizi görmesine vesile oluyorlar. Dolayısıyla bizler de söylemlerimizde doğru şekilde tedavi yöntemlerinden bahsedersek yarın öbür gün bu ilaç geldiğinde tüm hastalar eşit haklarda
yararlanacak şekilde çağrımızı yapmış oluruz. Evet, Amerika'da bu tedavi 2 yaş altına uygulanmakta. Ama bizim Sağlık Bakanlığımız ve SGK kurumumuz EMA'nın kararlarını baz almaktadır. Ve Avrupa Medikal Ajansı 21 kilogram altında bu tedaviyi onaylamıştır. Biz istiyoruz ki doktorumuz eğer uygun görür reçetemizi yazarsa 21 kilogram altındaki tüm hastalarımız bu tedaviye erişsin. Ben bu vesileyle sözü daha da fazla uzatmadan SMA tip 1 hastası Mert Adrian'ın babası olan aynı zamanda da aktif olarak SMA konusunda faaliyetlere devam eden Uğur Bey'e sözü aktarmak istiyorum. Aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda SGK'da bir görüşme olmuştu. Aileler SGK'ya giderek ilaç kesintisiyle ilgili sorunlarımızı dile getirmişti. Bu giden gruba da tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. O grubun içerisinde Uğur Bey vardı ve sözcü olarak da kendisi konuşmuştu. SMA hastalarının sorunlarını anlatması üzerine Uğur Bey'e sözü bırakıyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Umarım sesim iyi geliyordur. Öncelikle bu organizasyon için Kastere ve İpek Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli hocalar var, çok değerli katılımcılar var. Bir şekilde SMA'lı ailelere yer vermek güzel bir düşünceydi. Tekrardan çok teşekkürler. Malumunuz SMA farkındalık ayındayız. Bu sebeple bu etkinlik çok kıymetli. Birçok konu var, çok değerli katılımcı hocalarımız var. Ben de açıkçası onları dinlemek için sabırsızlanıyorum. Ancak malumunuz çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Yaklaşık 2,5 ay ilaçlarımız Spinraza gelmediği için çok zor, kötü ve stresli günler geçirdik. Bunun yanı sıra tabii SMA'lı aileler olarak birçok başka sıkıntı da mevcut. Ben çok vakit almadan bunları sıralamak istiyorum. Bu şans verildiği için de dediğim gibi tekrardan teşekkürler. Aslında bunların birçoğu talep. Malumunuz uygulama merkezlerinin sayısının arttırılması ve özellikle pandemi sürecinde uygulama merkezlerindeki aksaklıklarının giderilmesini istiyoruz. Ne yazık ki ertelenmesi ya da gidilmemesi gibi bir lüksümüz yok bu hastalıkta. Onun dışında kas hastalıkları merkezlerinin de gene sayısının arttırılması bizler için çok kıymetli olacaktır. Bunun dışında evlilik öncesi genetik taramanın da artık hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu hastalığın daha da yayılmasını önlenmesi açısından. PGT, PGT yönteminin SMA hastaları için ödeme kapsamının alınması da çok kritik. Bunun dışında tüm SMA'lı ailelerin yaşadığı medikal cihaz ve sarf malzemelerinin fahiş fiyatları hepimizin malumu. Bu konuda da artık devletimizin desteğinin artmasını bekliyoruz. Özellikle öksürtme cihazının bir şekilde kapsama alınması bizler için çok önemli. Çünkü maliyeti her geçen gün ne yazık ki artıyor ve bu cihaz bizim için çok kritik. Evde sağlık hizmetlerinin kapsamını da arttırılmasını istiyoruz. Gene Sağlık Bakanlığımızın fizyoterapist kadrolarını açarak bir şekilde bu alanı genişletmesi bizim çok yararımız olacaktır. Bunun dışında tip 1 hastaları için malumunuz yönergede 10. dozdan sonrasında bir soru işareti var, bir belirsizlik var. Bizlerin talebi özellikle tip 1 hastalarımız için yani 10. dozdan sonrasının ne olacağı yönünde bu kafa karışıklığının giderilmesi gerekiyor resmi olarak. Bunun haricinde Spinraza'ya ulaşım konusunda malumunuz tüm tipler için bir puanlama, bir kriter tablosu var. Bizlerin aslında ailelerimizin en büyük talebi bu kriterlerin kaldırılması. Yani çocuk hasta bir şekilde hastalığı yavaşlıyorsa aslında bu ilaca cevap veriyor demektir. Yani çocuklarımızın testler sırasında birkaç saniyelik hareketsizliği ya da test öncesi bir solunum rahatsızlığı ya da bir ufacık bir nezle grip olması ne yazık ki ilacın kesilmesi anlamına geliyor. Biz bu konuda kriterlerin tamamen
kaldırılması yönünde en büyük dileğimiz bu şekilde. Kritersiz bu ilacı hastalığı durdursa dahi kritersiz bir şekilde Spinraza'ya ulaşım için devletimizden destek bekliyoruz. Malumunuz COVID sebebiyle dozlarımız 2-2,5 ay geç verilme durumunda kalıyor. Bu COVID sonrası, bu gecikmeden sonraki ilk puanlamada herhangi bir kriterin olmaması lazım. Çünkü normal bir çocuk 2 ay önce, 2,5 ay önce alacağı ilacı alamadığı için zaten ister istemez kriterleri yakalayamayacak. Yakalayamama ihtimali var. O yüzden bu ilk başvuruda kesinlikle bir kriter aranmaması gerekiyor. Tüm doktorlarımızın, tüm hastanelerimizin, yani SGK'nın bir direktifiyle, bakanlığımızın direktifiyle aslında ilk dozlarda bir kriter aranmaması gerekiyor. Zaten geciktik. Son olarak bu 2-2,5 aylık Spinraza'nın erişimindeki gecikmeyi biz her sene yaşamak istemiyoruz. Bu stres gerçekten çok kötü. Çocuklarımız gözümüzün önünde her geçen gün güçsüzleşiyor. Riski artıyor, hayatı riski. Bu sebeple bunun önleminin bir sonraki sene, ondan sonraki sene için şimdiden alınmasını talep ediyoruz. Bunun dışında da malumunuz yeni çıkan ilaçlar var bu hastalıkla ilgili. Hem Zolgensma olsun, hem ağızdan alınan Risdiplam olsun. Bu konularla da ilgili devletimizin tüm SMA'lı toplumu diyeyim, bilgilendirmesi, düşüncelerini, yaptığı çalışmaları bizlerle paylaşmasını biz merakla bekliyoruz. Çünkü çok sevindirici haberler geliyor hastalığın seyri konusunda. Bu konuda da bilgilendirmeyi sizlerden, devletimizden talep ediyoruz. Ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Çok değerli hocalar var. Ben de sabırsızlanıyorum onları dinlemek için. Bu fırsatı verdiğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Birçok noktaya değindiniz zaten. Hani son tedaviyle ilgili evet, Sağlık Bakanlığımızın zaten haberdar olduğunu biliyoruz konudan. Geçtiğimiz sene bir nadir hastalıklar komisyonu kurulmuştu mecliste. Biz de nadir hastalıklar komisyonuna zaten kasler olarak davet edildik ve orada bir sunum yaptık SMA konusunda geçen sene Haziran ayında. Ve orada gen tedavisiyle ilgili soru geldi. SGK Genel Müdürü katılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve o da gen tedavisini yakından takip ettiklerini, klinik deneme aşamasında olduğunu, tüm raporları yakından takip ettiklerini, herhangi bir karar çıktığında da hızlı bir şekilde adım da atılacağını belirtmişti. Şimdi son geldiğimiz aşamada işte zaten hani 1,5 sene önce hem Amerikan Gıda İlaç Kurumu'nun onayı vardı 2 yaş altına. En son geldiğimiz noktada ise EMA'nın, Avrupa Medikal Ajansı'nın 21 kilogram altına onayladığı bir tedavi olduğu ortada. Dolayısıyla burada gerçekten işte bilgi kirlilikleri var. Nerede uygulanıyor bu tedavi? İşte Amerika'da mı, Avrupa'da mı? Çok fazla bilgi kirliliği var. Dolayısıyla bunların biz de söylemlerimizde hastalar olarak naçizane ne kadar doğru anlatabilirsek bu farkındalığı kamu kurumlarında o kadar iyi bir şekilde yaratabiliriz. Dediğim gibi eminim ki Sağlık Bakanlığımız, SGK yetkililerimiz bizleri duyuyor. Yapılan gerek bunu kampanyalar vasıtasıyla, gerek işte bizler gibi derneklerin yaptığı çağrılar vasıtasıyla duyuyorlar. Lütfen doğru anlatalım ki hak eden geniş bir kitle bu tedaviden faydalansın. Geçtiğimiz Haziran ayında da Küresel Konferansı vardı, Amerikan SMA Derneği. Oradaki verilere göre Amerika'da 520 çocuk Zolgensma'yı aldı. Türkiye'de tabii ki biz de çok başarılı bir kampanyayla biten ve umuyorum ki aynı sonucu diğer ailelere de diliyorum. Nil Bebeğin kampanyası sonucunda Amerika'da tek bir Türk bunu aldı. Dolayısıyla umuyorum Türkiye'de hızlı bir şekilde gelir. Çünkü yapılan konferansta 5 sene önce gen tedavisi alan çocukların durumu gösterilmişti. Ve bunlardan bir tanesi dans ediyor. Bir tanesi okuluna gidiyor. Bu çocuklar tip 1 hastasıydı. En ağır formuydu. Kendimizi ne kadar doğru anlatabilirsek eminim ki devletimiz de kamu kurumlarımız da bize sessiz kalmayacaktır. Ben ona inanıyorum. Onun haricinde Uğur Bey'in bahsettiği diğer bütün konuları zaten hani birçok yerde çağrısını yapıyoruz. Genetik tarama çok çok önemli çünkü toplumda taşıyıcılık çok yüksek. PGT yöntemi çok önemli çünkü
Hastalar zaten benim gördüğüm naçizane iki trend var. Eğer SMA hastası bir çocuk doğuyorsa aile zaten bir daha çocuk yapmak istemiyorum noktasına geliyor. Ya da tam tersi Allah verdi yapmaya devam ediyor. İki uç var. Peki bunu önlemek nasıl mümkün? Bu da PGT yöntemiyle. Ama her aile bunu karşılayamaz. Dolayısıyla bu PGT'nin de bir an önce umuyorum yapacağımız farkındalık aktiviteleriyle hızlı bir şekilde devreye alınmasını beraberce sağlayabiliriz. Yaptığımız çağrılar çok çok önemli. Doğru bilgiyi aktarmak çok çok önemli. Herkese teşekkür ediyorum emeği geçen. Onun haricinde gen tedavisini konuştuk, nusinersen tarafını konuştuk. Bizim spinrazayı mevcut tedaviyi alamayan hastalarımız için çok büyük umut olduğunu konuştuk. Onu da eminim ki Sağlık Bakanlığı zaten bir umut ışığı yaktı. O da hızlı bir şekilde gelecektir. Çünkü mevcutta spinraza alamayan birçok hastamız var. Onlar için çok büyük bir umut. Var gücümüzde hem gen tedavisini hem diğer bütün güncel tedavileri ülkemize getirmek üzere umuyorum hep beraber çalışırız, sesimizi duyurabiliriz. Şu an Amerika'da yapılmakta olan 20'nin üzerinde zaten ilaç denemesi var. Bu denemeleri de düşünürsek bizler SMA toplumu için çok çok umutlu bir çağdayız. Çünkü her yeni deneme bizler için büyük bir umut. Bütün tedavilerinde diliyoruz ki Sağlık Bakanlığımız, SGK yetkililerimiz hızlı bir şekilde sesimizi duyar ve getirir. Hekimlerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar zaten bu süreçte bize destek veriyorlar. Bizim burada gen tedavisiyle ilgili sesimizi duyacak ve aksiyona geçecek kurum Sağlık Bakanlığı ve SGK'dır. Dolayısıyla gündemde gelen soruları kabaca baktığımızda gen tedavisiyle ilgili konulara bu şekilde söyleyebilirim. Konuşma içeriğinde maalesef işte ne zaman gelecek, deneme ne zaman başlayacak gibi sorular var. Maalesef biz gerek dernek olarak gerek konuşmacılarımız olarak bunun cevabını veremeyiz. Bunu kamu kurumlarımızdan bunların yanıtını almak üzere hep beraber çalışmalıyız. Fizik tedavi konusunda son olarak vurgu yapmak istiyorum. Devletimiz maalesef haftada 2 saat bu hakkı veriyor. Dolayısıyla söylemlerimizde, yapacağımız aktivitelerde bunu da vurgularsak eminim ki bunu da yetkililerimiz duyar ve bir şekilde faaliyete geçirir diye düşünüyorum. Çünkü bizim hastalarımızın her gün fizik tedavi almaya ihtiyacı var. Hiçbir tedavi tek başına yeterli değil. Bu bir ilaç tedavisi de olabilir, gen tedavisi de olabilir. Fizik tedavi yapmadığımız sürece bunların verimliliğini de almamız mümkün değil. Dolayısıyla fizik tedavi konusunda vurgusunu hep beraberce yapmalıyız. Çok teşekkür ediyorum ben katılan herkese, değerli konuşmacılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Uğur Bey teşekkürler, konuyu çok güzel özetlediniz. Ben konuşmamın başında bütün konuşmacılarımıza, değerli hocalarımıza teşekkür etmiştim. Şimdi çok değerli Haluk Topaloğlu hocamız da bizimle birlikte. Şu anda da tam vakti geldi. Sözü ona devretmek istiyorum. SMA, Türkiye'de SMA hastalarının hayatına çok katkısı olan çok değerli bir hocamız. Bizi kırmayıp kabul ettiği için de tekrar teşekkür ediyorum ve sözü Haluk hocamıza bırakmak istiyorum. Evet. Spinal musculatür atrofinin tedavisinde sadece ilaç değil, başka faktörler de gerekir. Örneğin bunlar rehabilitasyon, gerekirse ortopedik yaklaşım, tutulan diğer dokular, beslenme, kemik sağlığı ve gerekirse ilaçlar ve aile çevresi gibi. Tek başına ilaçtan veya gen tedavisi veya herhangi bir şey çözüm olmayacaktır. Bu hastalıkta ne kadar çok SMN2 geninin, buradan göstermeye çalışacağım, SMN2 geninin miktarı varsa, yani kopya sayısı, o kadar hafiftir. Bu eskiden beri bilinen bir husus. Yani şöyle, mesela şu hafif bir vaka, SMN2 geni kopya sayısı daha yüksek. Bu ağır bir vaka, SMN2 geni kopya sayısı 2, düşük yani. Bunun gibi. Ne kadar çok kopya, yani tedavi prensibi buraya dayanıyor esasen. Bu da bizim gönderdiğimiz molekül biraz karmaşık.
molekülü biz gönderiyoruz. Öyle öyle oluyor ki genin içindeki bir hatayı düzeltiyor. İşte bu Nusin Ersen'in yaptığı ve Ristiplan'ın yapmaya çalıştığı bu. Bunu yerinde düzeltiyor ve o zaman tekrar protein sentezi başlıyor. Tabii protein sentezi gerçek orijinal protein değil, SMN2 olduğu için her zaman için yakınmalar sürebilir. Yani tamamen normal olmasını beklemek inşallah öyle olur. İlk defa benim de bazı hastalarımın yer aldığı ilk çalışma 2017 yılında yayınlandı. Burada diyor ki bu ilaç Nusin Ersen işe yarar. Zaten ondan sonra hızlıca yayıldı. Şimdi 2016'nın Aralık ayında her tür SMA için onay geldi. Haziran 2017'de Avrupa onayı geldi. Ülkemizde de bundan bir ay sonra geri ödeme kapsamına girdi SMA bir için. Bakın dünyada ilk ülkelerden biri Türkiye oldu. Bunu kabul etmeliyiz. Yani Avrupa'da Haziran ayında, Türkiye'de Temmuz'da. Bu tabii zahmetli bir şey. İlk yıl 6 defa, sonra yılda 3 kez ve üzerinde küçük bebekler varsa buna seyahat etmeleri uygun değil. Bu bakımdan Türkiye'de çeşitli merkezlerin oluşması gerekti. Nitekim bir takım çabalar sonucunda şu anda 30'dan fazla merkezde bu ilaç uygulaması, bu tedavi uygulaması mümkün. Bu da güzel bir şey. Bunu da lütfen kabul edelim. Şu an 30'dan fazla merkezde bu tedavi yapılıyor. Bu yani iyi bir organizasyon. Ama daha iyisi de olabilir tabii. Bu da hekimlerin çalışmak istediğini gösterir. Bunu lütfen hatırlayalım. Yani organizasyon yapmak sağlık kuruluşlarına, devlete veya SGK'ya her neyse aittir. Hekimler zaten çalışmak isterler. Yalnız küçük bebekler varsa bundan seyahat etmeye uygun değildir. O bakımdan kendilerine en yakın yerde tedavi almaları gerekir. Şimdi ilk orijinal yazımızda ki dediğim gibi benim de o zaman Hacettepe'den izlediğim vakalar da vardı. Orada biz diyoruz ki basın bildirisi yapmıştık o zaman. En erken bu ilaç 13 haftadan önce başlayan, yani tedavinin 13 haftadan önce başlaması lazım. Yani 13 haftalık nasıl oluyor? Yani işte 3 aylık. 3 aylıktan sonra geç olabilir. SMA 1 için söylüyorum. Yani erken tanınması gerekir bunların. Erken ne demek? Erken, çok erken olması lazım. Yani yeni doğan döneminde. Ondan sonrası geç oluyor. Yani gerçekçi olmak zorundayız. Etkisi olmaz mı? Tabii ki ilacın etkisi olur ama daha az olacaktır. Şimdi bakın problem şurada. Türkiye'de 1800-2500 SMA hastası var. Hemen hemen her gün bir bebek SMA ile doğuyor. Şimdi bunları biz nasıl yakalayız? Nasıl tedavi edeceğiz? Burada bakın arkadaşlarımız ilk ilaçlardan birini gösteriyorlar. Herkes mutlu gözüküyor. Daha sonra ileriki yaş grupları için de bu onayı geldi, bu ilacın geldi. Ama tabii etkinliği bizim basın bildirisinden yazdığımız şekilde 12 haftadankiler kadar etkin olmayacaktır. Geç vakalarda her şey geçtir. Yani etkisi olur belki ama azdır. Ve geçtir. Bu arada bazı ülkeler çok uzun yıllar bu ilacı vermediler. Bakın Eylül 2018 olmuştu, yani 2 sene kadar önce hala İngilizler kendi hastalarına vermiyorlardı. Daha sonra bu tedavi vermeye başladılar. Çünkü erken olması gerekir her şeyin, erken. Çok basit, erken olması gerekir. Erken ne demek? SMA 1 için 12 haftadan önce tedavinin başlanması gerekir. 12 haftalıktan önce. Yani 3 aylık. Tabii bazı sorunlar da var her zaman için bu ilaçla ilgili.
işte idrarda sorun olabilir. Ülkeden ülkeye değişir. Mesela birçok ülkede mesela 6 yaştan sonra verilmez. Bazı ülkelerde hiç yok. Yaş gruplarına göre değişir. Yani çok hafif bir formu varsa, çok hafif yani çok hafif seyrediyorsa ilaca gerek var mı? Çok şiddetli eklem sertliği gelişmişse katkısı olur mu? Genellikle olabilir, var diyorlar. Ama bu ne kadar olacak? Tabii bu tam bir yani sağaltım değil yani hastalık ortadan kalkmıyor, hastalık var. Biz onunla mücadele ediyoruz. Pahalı bir ilaç olduğu için ne kadar doz verildikten sonra faydası yoksa sonlanmalı. Bunun da bir limiti olması gerekir. Sonsuza kadar verilemez. Sağlık ekonomistlerine göre bu ilaç %95 bile ucuzlasa gene pahalı. Çünkü toplumun diğer kesimlerini, diğer hastalıkları düşündüğümüz zaman yani gerçekçi olarak onların verdiği rakamlar bu şekilde. Bu benim düşüncem değil. Bu sağlık ekonomistlerinin düşüncesi. Tabii hekim ve fizyoterapist eğitimi bu zaten süre gelen bir şey. Düzenli bir organizasyon. En son 32 merkez vardı. Daha da sayısı arttı. 36 olduğunu biliyorum en son. Şimdi bunun taşıyıcılarına tanınması gerekir. Çünkü devamlı böyle bebeklerin doğması çok zor. Yani hem çocuk için zor, hem aile için zor, hem de tedavi eden kesim için zor. Mesela bu çocuk Almanya'da yaşayan yeni doğan tarama testi tanımlı bir Türk çocuğu. Gayet iyi durumdaydı. Tarama testinde ortaya çıkmış. Yani tamamen rastlantısal. Mesela kendi vakalarımıza bakalım. Bir zaman önce. Şimdi şunlar, şuradan gösterdiklerim. Zaten baştan güçlü olan çocuklar. Güçlü olan çocuklar güç kazanıyorlar. Baştan gücü varsa bakın. Ama çok zayıfsa, zaten güçsüzse, şu alttaki gruba bakın. 9 doz sonra bile aşağı yukarı işte 2 sene oluyor bu. 9 doz sonra bile hiçbir şey değişmiyor. Yani bunu da görmemiz gerekir. Aşağıdaki grup. Zaten ilk geldiği zaman adale gücü ve fonksiyonel değerlendirmesi yerindeyse bu güzel. Gayet iyi. Etkisi olacaktır ama ondan sonra bakın olmuyor. Ayrıca bazı vakalar var ki mesela skolyoz var. Omurga iyice dönmüş. Buna mesela çocuk doktorları bunlar lomber fonksiyon yapamaz. Yani imkansız. Bu cerrahlar da yapamıyor. Bu ameliyathanede anestezi eşliğinde radyolojinin desteğiyle ancak yapılabilir. Çok zor. Burada belli bir vakayı gösteriyor. Tamamen yer değiştirmiş her şey. Şimdi yapılması gereken Türkiye gibi ülkelerde, Türkiye'de yaklaşık olarak 1.3 milyon bebek doğuyor. Bunların hepsini tarama testi yapmak zor olabilir. Gerçekçi olalım. Mesela Yunanistan'da 85 bin bebek doğuyor. Onlara yapılabilir belki. Tayvan'da da 85 bin bebek doğuyor. Onlara da yapılabilir. Ama Türkiye'de çok o bakımdan taşıyıcı tanısı yapılması gerekiyor. Henüz daha bunun uygulaması yok Türkiye'de. İşte bunun gelmesi gerekir. Yani çiftlerden birine bakılacak. Çünkü bir çocuk SMA'lı doğmuşsa %95 olasılıkla anne baba taşıyıcıdır. Akrabalık olsun olmasın hiç önemli değil. Taşıyıcıdır. O bakımdan sadece şifrelerden biri taşıyıcı olmasa bile yeterli. Yani bir çiftlerden birine bakılması gerekir. Aynı talassemide yapıldığı gibi. Bunun da programa girmesi gerekir. Aksi takdirde bebek doğduktan sonra oldukça zor. Bu benim kişisel görüşümdür. Gen tedavisine gelince zaten konuşuluyor gen tedavisi. Bu etkin olabilir. Ancak burada da bazı problemler vardır. Çünkü milyonlarca kopya virüs içinde gen veriliyor. Burada bazı sorunlar olabilir. Etkinlik bakımından da. Burada yani olumsuz konuşmak istemiyorum. Kötümser bir yapım da yoktur. Fakat gerçekleri görmemiz gerekir. Yani bir tedavi alıp da hayatını kaybeden bebekler de vardır.
Bakın burada da milyonlarca kopya virüs içinde gen verilir. Bir defa yapılır. İşte ilk çalışmalara göre işte bunların da adil gücü, kasları, fonksiyonel değerleri yerine geliyor. Ama tabii bu da bir kesin çözüm müdür? Bundan da iyice emin olmamız gerekir. Bir de işte bakın yeni doğan döneminde tanı almış hiç semptomu olmayan çocuklar var. Mesela bizim de böyle bir vakamız var. 3 günlükken tedavi edildi. Yani doğdu, 3 günlükken tedavi edildi. Böyle 25 vaka var yeryüzünde. Onların yazısı çıktı ortaya, yani makale oldu. Orada işte erken olacak tedavi, bunu söylüyor. Erken. Çok erken olacak tedavi. Diğer tedavilere gelince mesela işte Risperidone isimli ilaç da yeni FDA tarafından tanındı. Bu ilaç da güzel olabilir. Burada da bizim hastamız var. Hastalarımız 2 tane. Etkin olabilir bu ilaçta. Bu ilaçta artık bunu sağlık idareleri karar verecek. Bu ne zaman kullanılır, nasıl kullanılır, nasıl olur? Biz verileri kendilerine sunarız. Çünkü bunlar da pahalı ilaçlar. Bilmiyorum. Para önemli değil. Ama yani hekimlerin tavsiyesi olur sadece. Organizasyon sağlık kuruluşlarına aittir. Yalnız etkin olabilir bu ilaç. Bakın bizim hastamız hiç sadece bu Risdiplam alan bebek. Sadece Risdiplam alıyor. Başka hiçbir şey almadı. Türk çocuğu, bizim tedavi ettiğimiz bir hasta. Sadece Risdiplam alıyor. Bakın, çok iyi. Bakın, neredeyse yürüyecek bu çocuk. Diğer konulara gelince, yani şunu demek istiyorum. Risdiplam yani işe yarayabilen bir ilaç olduğunu tahmin ediyoruz. Diğer konulara gelince etik hususlar. Hekimler paradan söz etmek istemezler ama şu astronomik rakam olunca ister istemez bu konu devreye giriyor. Elimizde ne kadar çok veri var? Çünkü araştırmalar işte 85-90-100 hasta üzerine yapılıyor. Fakat bir de gerçek hayat deneyimi var. Gerçek hayat deneyimi daha farklı olabilir. Yani yüzlerce, binlerce hasta kullandığı zaman daha farklı olacaktır. 85-90 hasta daha farklı olacaktır. Tedaviye nasıl ulaşılabilir? Kim ulaşabilir? Hangi ülkede? Mesela bakın Türkiye'de ulaşılamadığı söyleniyor gen tedavisine. Doğrudur. Ve de her şeyin şeffaf olması lazım, açık. Yani nedenlerin ortaya konması gerekir. Ayrıca mesela daha önce de gen tedavisi almış çocuklar, mesela bazıları yarar görmediler. Şimdi deniyor ki daha yüksek dozda gen tedavisi veriyor ama gen tedavisi bir defa verilebilir. Bu geçmişte almış, yani bunlar Amerikalı çocuklar mı? Artık şanslarını yitirdiler. Bu hususlar da var tabii ki. Bir de artık herkes bu konuyu tartışmaya başladı. Tedaviler, şu diyor ki, tedaviler etkindir. Ama diyor, acaba çok mu pahalı acaba diye böyle kendi kendilerine sormaya başladılar. Bu soruları ben sormuyorum. Bütün dünya soruyor. ve ileride de başka hastalıklar için de gen tedavileri gelecek. Mesela burada diyor ki 2025 yılına kadar aşağı yukarı 10-20 kadar gen tedavisi gelecek başka hastalıklar için. Hepsi de çok pahalı olacak. O zaman sağlık idarelerine çok çok yük biniyor. Bunun da tabii tartışılması gerekir. Bu ayrı bir konu, idari. Şimdi ileride ise şimdi mesela ileride nasıl yapılabilir? İleriki zamanlarda. İleriki zamanlarda nasıl yapılabilir? Mesela SMA3 için tedavi edecek miyiz? Çünkü zaten çok hafif vakalar var. Gerçi hepsi değil ama bazıları öyle. Mesela bir vaka hem Risdiplam hem Nusinersen alabilir mi? Yani bu sorunun cevabı da yok. Sonra mesela bu hastalık başka dokuları da etkileyebilirsin. Karaciğer, sinir, kalp, damar gibi. Bu dokuların izlenmesi nasıl şekilde olması gerekir? Sonra SMN geni mesela çok erişkin yaşta bir insana çocuklarda olduğu kadar gerek olmayabilir. Bu da gelişimsel bir süreç. Yani şunu demek istiyorum. Küçük çocuklarda SMN gen tedavisine daha çok ihtiyaç olabilir. Büyüklerde daha az ihtiyaç oluyor. Bu sorunu da
kesin bir cevabı yok. Yani ben şöyle ya da böyle demiyorum. Sonra çocukların mesela yutma, ses çıkarma, öksürük gibi yakınma objektif olarak nasıl değerlendirir? Mesela öksürüğü nasıl ölçebiliriz? Çocuğun ses kalitesini nasıl ölçebiliriz tedaviye yanıt için? İşte bütün bunların da değerlendirilmesi gerekir. Özet olarak, şimdi herkes şunu soruyor, yani şunu şu soruluyor. Nusinersen kendi başına, kendi yolunu bulmuş bir ilaç. Bunu devletimiz karşılıyor. Güzel, bunu alıyorlar. Hastalar memnun, veriler de var. SMA2 gibi bir durumda bile, çok kronik hastalıklarda bile uzun süre kullanımda kas gücünün arttığı gözlemleniyor. Mesele yok. Ama bunu, burada tabii erken dönemde tanı alması gerekir. Çok çok erken. İşte çabanın burada gösterilmesinde yarar var. Yani erken olacak. SMA1 için bu kural şu. Bir bebek 12 haftalık olduğu zaman eğer hastaysa ilk tedavisini alması gerekir. Ondan sonrası geç. 12 haftalıkta daha önce değindiğim gibi 3 ay. 3 aydan sonra tedavi edilirse geç. İşte bu arada biz bu küçük bebeleri nasıl yakalamalıyız? Bunlara nasıl tanı koymalıyız? Bunları nasıl bulacağız? Erken zamanda bulacağız ki mesela şöyle. Bunları bir ay, bir buçuk aylıkken bulacağız ki en geç 3 aylıkken tedavi edelim. En geç. 3 ayda en geç zaman. Yani çabaların bu yöne aktarılması gerekir. Tedavi öyle ya da böyle. Gen tedavisi olsun, başka ilaç olsun, ne olursa olsun erken tanınması gerekir. Ayrıca 1.2 milyon bebeğe, doğan bebeğe tarama testi yapabilirsek bu da bir organizasyon. Ama 1.2 milyon bebek doğunca biz tarama testini yapamıyorsak o zaman bir eksiklik var demektir. O zaman da en azından antenatal tanı, yani taşıyıcıların tanısı, yani anne babadan birinin taşıyıcı olmaması yeterli. Çünkü mesela tek başına anne ya da tek başına baba taşıyıcı olsa hastalık ortaya çıkmaz. İkisinin de birden, kadının ve erkeğin de taşıyıcı olması gerekir. Bu ikisi de taşıyıcı olduğu zaman bebek hasta olacaktır. Tek biri taşıyıcı olsa sorun değil. Hiçbir şey olmaz. Bebek sağlamdır. O bakımdan belki de böyle bir program yapılması gerekir. Diğer yeni gelen oral ilaçlara göre, mesela eristiplama göre de, eristiplam içinde artık bunun da ilk çalışmaları onay aldığına göre bunun üzerinde de durulması gerekir. Bunun da yani hastalara sunumu tamamen SGK idaresinin üzerinde olacaktır. Artık oradaki tartışmaları vesaire onları bilmiyorum. Ama tabii şu soruyu da soracaklardır. İşte her ikisi birden alınabilir mi? Nusinersen ve Estiplan. Onu da bilmiyoruz. Çünkü yeryüzünde böyle vaka yok henüz. İkisini birden alan. Teorik olarak evet alabilirler. Teorik olarak hem onu alabilir hem bunu alabilir. Ama pratiğini bilmiyorum. Belki de pratikteki görüntü teoriyi çürütebilir de. Yani çünkü elimizde veri yok. Bu konuda benim deneyimim yok. Deneyimi olan hekim yok yeryüzünde. Ama teorik olarak böyle söyleniyor. Ama pratiğini bilmiyorum. Gen tedavisine gelince, mesela gen tedavisinde de SMA2 ve diğerleri için problem var. Araştırma yapılacaktı. Hatta ben ve arkadaşlarım da araştırma içinde olacaktık ama halen bekliyoruz. Çünkü SMA2 ve 3'de, yani belden, intratekal dediğimiz omurgadan verilen ilaçta bir yan tesir oluştuğu için aşağı yukarı Kasım ayından bu yana, yani 9 aydır belki, evet 9-10 aydır araştırma olduğu gibi duruyor. Yani bir adım atılamadı. Çünkü bir yan tesir var. Damardan verilince küçük çocuklara sorun yok deniyor. Ama büyüklere bu yapılamaz şimdi. Araştırma bile olamıyor. Çünkü yan tesir var. Yani omurilikte problem yaratıyor. O yüzden bunu da bilmiyoruz. O yüzden işte gen tedavisi şu anda işte yapıldığı şekliyle işte 2 yaşa kadar damardan yapılıyor veya belli bir kiloya kadar, işte 9-10 kilo vesaire.
Ondan sonra yapılamıyor. Yani lütfen yanlış anlamayınız. Hiçbir şey sorunsuz değildir. Gen tedavisi de yapılabilir. Ama çok dikkat edilmesi gerekir. Bunun için özel hastanelerin olması gerekir. Çünkü ne olursa virüs veriyoruz. Aynı şu andaki virüs pandemisi gibi önlemlerin alınması gerekir. Çok izole bir servis, maske, eldiven uygulaması, sanki bir virüs servisinde yatan bir hasta gibi davranılması gerekir. Çünkü her ne kadar virüsler etkisiz, yani hastalık yapmaz deniyorsa da bunu da bilmiyoruz. Yani fakat gen tedavisi içinde gözden geçirilebilir. Ülkemizde de bu hususta hastaneler oluşturulabilir ve bu tedavide kendi yolunu bulabilir. Üç tane tedavi yöntemi size özetlemeye çalıştım. Zaten Nusin Ersen 3 yıldan beri var. Resiplamı söyledim. Bir de gen tedavisi var. İlginize çok teşekkür ediyorum. Burada bırakıyorum. Çok teşekkürler hocam. Çok değerli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Katkı verdiğiniz için tekrar. Teşekkür ederim. Ben o zaman programın biraz öncesinde gidiyoruz. Sözü yine bu alanda çok değerli çalışmaları olan göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sedat Öktem'e devretmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben de herkese iyi günler diliyorum. Buluşmamızı sağlayan Kaster nezdinde İpek Hanım'a değerli bilgileri için de Haluk Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Haluk Hocam'ın da biraz önce ifade ettiği gibi bu hastalığın tedavisi çok yönlü bir multidisipliner iletişimi gerektiriyor. Çok güzel bize hastalığın tedavisiyle ilgili bilgiler verdi hocamız. Ben de bunun haricinde özellikle bu hastaların çok ciddi yaşadıkları sorunların başında gelen solunum problemleri nelerden kaynaklanıyor? Bunlar için neler yapabiliriz? Öncesinde nasıl farkında varabiliriz? Bu konuda bilgiler vermeye çalışacağım. Bu hastalığın tedavisi ancak böyle birçok hekimin ve multidisipliner yaklaşımın sonucunda mümkün olabilmekte. Ve bu sorunların başlarında da solunum problemleri ortaya çıkıyor. Ya da problemler en çok solunum sistemlerinden kaynaklanıyor. Neden bu hastalarda solunum problemleri oluyor? Bir kere öksürük refleksleri olmuyor bu hastaların veyahut da çok zayıf olabiliyor. İlerleyen dönemlerde kronik solunum yetmezliği gibi bir takım sorunlar görebiliyoruz. Yutma bozuklukları, reflü gibi sorunlar olabiliyor. Bunların tabii akciğerlere olumsuz etkileri söz konusu oluyor. Bütün bunların sonucunda da bu hastalar daha sık akciğer enfeksiyonlarına maruz kalabiliyorlar. Bunların olmaması için neler yapmalıyız? Bunları nasıl tanımalıyız? Biraz ben onlara ait bilgiler vermeye çalışacağım. Tabii bu vereceğim bilgilerin de objektif olması açısından rehberlere dayalı size net bilgiler vermeye çalışacağım. Bu en güncel SMA bakımı ile ilgili guideline'lardan bir tanesi 2018 yılında yayınlanmıştı. Şimdi öksürük refleksinin olmaması, zayıf olması durumunda rehberin önerileri neler? Bu çocukların öksürük refleksinin olmamasına bağlı olarak sekresyondan uzaklaştırma ile ilgili ciddi sorunları oluyor. Ağız içerisinde sekresyonlar birikiyor ve akciğerlere aspire ediliyor. Bu nedenle ağzın bu sekresyonlar oluştuğu zaman aspire edilmesi gerekli. Hava yolu temizleme teknikleri var. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Özellikle biraz daha kas kültürü iyi olan. Burada görüyorsunuz tatlı bir kızımız var. Bu özellikle böyle tipik tip 3 hastalar ya da daha hafif kas hastaları için hava yolu temizleme tekniklerine uygun. Öncelikle hafif bir nefes alıp vermesini bekliyoruz. Ardından daha derin nefes alıp, şimdi daha derin nefes alacak ve hızlıca dışarıya doğru üflemesi gibi hava yollarındaki sekresyonların dışarıya kolaylıkla atılmasını sağlayan refleksler var. Özellikle dediğim gibi tip 2, tip 3 hastaları
daha hafif Duchenne musküler distrofi gibi kas hastalıklarında bunlar mümkün olabiliyor. SMA tip 1'ler de bir süre ilaç aldıktan sonra bu duruma gelebiliyorlar. Onlarla bu hava yolu tekniklerini kullanarak hava yollarından sekresyonların uzaklaştırılması söz konusu olabiliyor. Bunun haricinde göğüs fizyoterapisi birçok ailemiz zaten uyguluyor. Genel vücut fizyoterapisine ek olarak ayrıca bu hastalara göğüs fizyoterapisi yapıyor. Öncelikle perküsyon yani sırtlarına vurma şeklinde. Bununla balgamlar hareket edildikten sonra vibrasyon, titreşimlerle bu sekresyonların üst hava yollarına taşınması söz konusu olabiliyor. Bunlarla balgamlar atılabiliyor. Aynı zamanda kas hastaları için öksürük reflekslerinin oluşturulmasına yönelik bir takım manevraların yapılması da söz konusu olabiliyor. Bunları yapamayan çocuklar için de böyle kafa asist cihazı hepimizin merakla öğrenmeye çalıştığı. Burada sevgili Cemil ve Mert'i görüyorsunuz. Uygulaması da şu şekilde oluyor. Hekimin hastanın kas gücüne göre ayarladığı basınçlarda ve sürelerde, yaşına göre nefes alıp verme sürelerine göre ayarladığı değerlerde bir maske aracılığıyla veriliyor. Şimdi bizim öksürük oluşturabilmemiz için yaklaşık 40-50 santimetre soluk bir basınç oluşturmamız gerekiyor. Öncelikle glottis dediğimiz ses tellerimizin olduğu bölümü kapatıyoruz. Basıncımız artıyor. Sonra hızlıca o ses tellerinin olduğu bölümü açarak sekresyonların dışarıya atılmasını sağlayabiliyoruz. Böyle kasırgalardaki gibi şiddetli bir hava akımıyla hava yollarımızdan sekresyonu uzaklaştırabiliyoruz. Ancak maalesef bu kas hastalarında kas gücünün iyi olmamasına bağlı olarak bu söz konusu olamıyor. Kafasist gibi cihazlarla bu basıncın oluşturulması söz konusu oluyor. Bu nedenle bir hortum ve maske aracılığıyla eğer hasta trakeostomili ya da entübe ise onların ucuna uyan başlıklar aracılığıyla uygulanması söz konusu olabiliyor. Tam olarak ilk etapta 5 yıl uygulanıyor. Yani bir hastaya nefes verme ve hastadan nefes çekme şeklinde ard arda 5 siklus yapılıyor. Birazdan onu göstereceğim. Şimdi göstereyim ona izninizle. Bu 5 kez uygulamadan sonra ağız içerisine gelen sekresyonların aspiratörle temizlenmesi gerekiyor. Aspiratörlerle çok derinlere değil de ağız içerisindeki sekresyonların temizlenmesi yeterli olabiliyor. Rehberlere baktığınız zaman kafasistin kas hastalarının tamamına kullanılması öneriliyor. Çünkü efektif olarak kas güçleri olmuyor bu hastaların. Bunları düzenli olarak kullanan hastalarla yapılmış olan çalışmalarda enfeksiyon sıklığının azaldığını, entübasyon ya da yoğun bakıma girme oranlarının daha düşük olduğunu biliyoruz. Şimdi burada da göreceksiniz, bu 5 uygulamadan sonra ağız içindeki sekresyonla temizleyeceğim. Alo? Alo? Oyacım merhaba. Alo. Sesi kapatabilir misiniz? Mikrofonunuzu kapatabilir misiniz değerli katılımcılar? Evet, burada gördüğünüz gibi 5 kez uygulandı, sonra aspire edildi. Bunun 4 kez arka arkaya yapılmasını istiyoruz. Bu 5 uygulamadan sonra eğer hastamızın morarması olursa, oksijen değerlerinde düşme olursa aspire edip biraz bekleyip eğer BiPAP kullanıyorsa onu kullanıp dinlendikten, toparlandıktan sonra bunun 4 kez yapılmasını istiyoruz. Bunun da sabah akşam yapılması uygun bir tedavi şekli oluyor. Eğer balgamlar koyu ve sekresyonlar fazlaysa bu işlemin günde 3 kere, 4 kere ya da 10 keze kadar yapılması, belki de daha fazla yapılması söz konusu olabiliyor bu hastalık için. Yine enfeksiyon dönemlerinde
titreşim şiddetinin arttırılması, basınçlarının arttırılması gibi seçenekler de söz konusu olabiliyor. Takip eden hekiminizin önerilerine göre bu ayarları yapabiliyorsunuz. Bu tedavinin en önemli kısımlarından bir tanesiydi. İkincisi, kronik solunum yetmezliği olabiliyor. Bu hastalar maalesef kaslarını çok iyi kullanamama nedeniyle akciğerlerine yeterli miktarda havayı ulaştıramama, sonucunda da oksijenin yeterli kana geçmemesi ya da kandaki karbondioksitin dışarıya atılamaması gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bunun sonucunda kronik solunum yetmezliği gelişebiliyor. Tanımına baktığımız zaman kan gazları aldırıyorsunuz, hepiniz ellerinizde vardır. Karbondioksit düzeyinin 45'in üzerinde olması ya da oksijen düzeyine bakıldığı zaman bu hastaların gece oksijen düzeyleri kayıt edilebiliyor. Uyku süresinin %5'inden daha uzun süre oksijen seviyesi %90'ların altındaysa gece hipoksisi ya da kronik solunum yetmezliği denilebiliyor. Veyahut da uykuda apne oluyorsa polisomnografi yapılabiliyor bu hastalarda. Saatte birden daha fazla uyku apnesinin olması yine kronik solunum yetmezliği ya da BiPAP endikasyonu olarak karşımıza gelebiliyor. Bunun haricinde rehberler kimlere BiPAP kullanılmasını öneriyor? Her ailemizin böyle BiPAP için başvuruları söz konusu oluyor. BiPAP kullanabilmemiz için bu koşulların olması gerekiyor. Her tedavinin bir olumsuz katkısı olabiliyor. Bu açıdan hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Bu yukarıdaki 3 seçeneğin haricinde eğer çocuğumuz çok sık yoğun bakım ihtiyacı oluyor solunum yetmezliği nedeniyle ya da hastaneye yatışları oluyor, enfeksiyonları sık oluyor. Bu açıdan stabil bir durumda olmuyor ise o zaman yine BiPAP ihtiyacı söz konusu olabiliyor. Bu durumlarda BiPAP, entübasyon ya da trakeostomi seçenekleriyle bu hastalarda solunum desteği uygulamamız mümkün olabiliyor. Hastalara BiPAP başlama kararı hasta bazında karar verilmeli. Yukarıdaki 3 tane evet her hasta için uygun olabiliyor ama klinik açıdan uygun olup olmadıkları hasta bazında değerlendirilerek ya da gece uyku çalışmalarına bakılarak karar verilmesi uygun oluyor. Bir de bu hastaların kronik solunum yetmezliğine girmemeleri için hava yollarındaki sekresyonların temizlenmesi gerekiyor. İşte göğüs fizyoterapisi uygulanması, kafasist gibi öksürtme cihazlarının kullanılması hava yollarından bu sekresyonların, balgamların atılmasını sağlıyor. Bu nedenle soludukları havanın kesintisiz olarak ya da daha az kesintili olarak alt hava yollarına ulaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla kana geçen oksijen miktarı, kandan da atılan karbondioksit miktarı biraz daha fazla oluyor. Nasıl yapıyoruz? Bu BiPAP cihazları görüyorsunuz. Değişik versiyonları var. Ya da CPAP cihazlarını kullanmamız söz konusu olabiliyor. Bunları bir maske aracılığıyla uygulayabiliyoruz. Bunlar tam böyle yüze oturan maskeler olabiliyor. Veyahut da sadece burna oturan değişik tipte maskeler olabiliyor. Bunlar aracılığıyla BiPAP uygulamamız söz konusu olabiliyor. BiPAP başlanırken de çocuğun ideal olarak hastanede olması gerekiyor. Onun durumuna uygun basınçlarının ayarlanması gerekiyor. Uykuda rahatsız etmeyecek basınçların olması gerekiyor. Kan gazlarında karbondioksit normal seviyelerde tutacak bir basıncın ve solunum hızının ayarlanması gerekiyor. Bu nedenle bu hastaların hastaneye yatırılarak 1-2 gece izlenerek BiPAP'larının başlanması söz konusu olabiliyor. Şimdi biz BiPAP'ın Türkiye'de maalesef böyle çok yaygın kullanılmadığını biliyoruz ya da non-invaziv ventilasyonun. Bunun için de çaba göstermeye çalışıyoruz. Diğer hekim arkadaşlarımızın da faydalanabilmeleri açısından bu açıdan kitap da geçtiğimiz yıl çıkardık. Onların hizmetlerine sunduk. Yine Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği olarak hekim arkadaşlarımıza non-invaziv ventilasyon kursu, BiPAP kursları düzenledik. Bunlarla ülkemizde kullanımını arttırmaya çalışıyoruz. Yine hastalarımızın, özellikle trakeostomili hastalarımızın bakımla ilgili çok ciddi sıkıntıları oluyor. Ve en önemli sıkıntılar şu anda bu boyutta. Bu hastalarımız için de yeni hazırladığımız aile kitapçığımız ve hekimlerimize yönelik trakeostomi bakım kitapçıklarımız var.
hem hekimlerimize hem de ailelerimize maketler ve simülatörler üzerinde eğitim vererek onların açıklarını kapatmaya çalışıyoruz. Bunların haricinde solunum sistemine, enfeksiyonlara, solunum yetmezliğine en önemli katkı sağlayan faktörlerden bir tanesi maalesef bu çocuklarımızdaki yutma bozuklukları ve reflünün olması. Reflü bu hastalarda maalesef çok sık gözüküyor. Çünkü reflüyü engelleyen kas grupları var mide ile yemek borusu arasında. Bu kas bileşkesinin de zayıf olmasına bağlı olarak yiyeceklerin yukarıya kaçması çok sık gözüküyor. Serilere bakıldığı zaman kas hastalarında %70'lere varan reflü oranları mevcut. Yutma bozuklukları daha ileri boyutlarda. Bu nedenle de bu hastalarımızın neredeyse tamamına nazogastrik sonda, aslında yurt dışında gastrostomi tipi ya da PEG ile beslenmeleri söz konusu olabiliyor. Rehberin önerileri ne bu yutma bozuklukları ve reflüler konusunda? Öncelikle şu durumlarda bu hastalarımızda bir beslenme bozukluğu, yutma bozukluğu ya da aspirasyon düşünmemiz gerekiyor. Eğer beslenme sırasında morarma oluyorsa, kırıltıları oluyor ise, öksürük, boğuluyor gibi oluyorlarsa, solunum sıkıntısı gelişiyorsa, kalp hızında artışlar görülüyor ya da solunum sayıları artıyorsa, o zaman bu hastalarda beslenme bozukluğu, yutma disfonksiyonu gibi durumların olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Veyahut da reflülerinin olabileceğini düşünüp bu konuda ilgilenen bir merkeze, gastroenteroloji bölümlerine başvurmamız gerekli oluyor. Rehberin önerisi ne? Bu çocuklara tanı konulur konulmaz yutma çalışmasının yapılmasını öneriyor. Güvenli bir şekilde beslenme açısından. Çünkü %100 oranlarda bu hastalarda yutma bozuklukları görülüyor. Eğer çocuklarımız bu yutma testini geçer, yutma problemleri görülmez ise o zaman yutma terapistine başvurarak hangi kıvamda yiyeceklerle beslenmeleri, ağızdan mı beslenecekler, pekle mi beslenecekler, bunlar konusunda karar verilmesi gerekiyor. Eğer yutma testini de geçemiyorsa reflü açısından değerlendirilmesi gerekiyor bu hastaların. Reflü değerlendirilmesi ve yutma testinin sonuçlarına göre bu hastalarda tüple beslenme ve veya reflü cerrahisi uygulanarak güvenli bir şekilde beslenmeleri ve solunum yollarına bu yiyeceklerin aspirasyonlarının önlenmeleri söz konusu olabiliyor. Ayrıca bu hastaların sık aralıklarla beslenmesi, miktar olarak çok fazla beslenmemesi öneriliyor. Mide çok dolduğu zaman kolaylıkla yukarıya aspirasyonlar söz konusu olabiliyor. Bu da akciğer fonksiyonlarını bozabiliyor. Lif açısından, kalori açısından uyumlu olması gerekiyor. Bunlar nedeniyle de küçük çocuklarda böyle 3-6 ayda bir, daha büyüklerde de yılda bir mutlaka diyetisyen, gastroenteroloğun görülüp bir beslenme düzeni çıkarması ve hastaların takiplerinin yapılması önemli oluyor. Biz neler yapıyoruz? Böyle hastalar için özellikle aerodigestif konseyimiz var. Yani bu hastaların özelleşmiş merkezlerde değerlendirilmesi gerekiyor. Benim size naçizane önerim, yine Sağlık Bakanlığı'ndan taleplerde bulunurken bu bölümlerin hepsinin bulunduğu hastaneler oluşturmasını talep etmeniz gerekiyor. Çocuk göğüs hastalıkları, çocuk gastroenteroloji, yutma terapistleri, bu işle özellikle ilgilenen kulak burun boğaz hekimleri ve diyetisyenlerin, bu konuyla ilgilenen diyetisyenlerin bir arada olduğu hastaneler ve bu hastaların yutma bozukluklarının bu ekip tarafından aynı anda değerlendirilmesi hem hastalar için zaman kaybını engelleyecektir hem de bu ekibin birbirleriyle iletişimi, o sırada vakayı tartışmaları nedeniyle çok daha isabetli kararlar almalarını sağlayabilirler. Bu nedenle böyle bir talepte bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. Biz de böyle bir ekip tarafından yutma bozukluğu olan çocuklarımız değerlendiriliyor. Hep beraber hastamızı değerlendiriyoruz. Gerekirse burada gördüğünüz gibi video fluoroskopik yutma çalışmaları yapılıyor. Yani mamanın içerisinde röntgende gözükecek bir takım maddeler eklenerek yutma sırasında
solunum yollarına, ciğerlere kaçışın olup olmadığı gözlemlenebiliyor. Bunların değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor. Burada gördüğünüz gibi ekiple öncelikle hastanın önceki durumunu tartışıyoruz. Ardından hastayı değerlendiriyoruz. Ve gerekliyse o sırada burada sağ altta gördüğünüz gibi flexible endoskopik yutma çalışmaları yapılabiliyor. Bunda gıda boyaları yiyeceklerin içerisine konuluyor. Burada yeşil renkte görüyorsunuz ekranda. Şuralarda ses tellerimizin, ciğerlerimizin olduğu bölüm. Yutma anında bu yeşil gıdaların hava yollarımızın içerisine kaçıp kaçmadığını görmemiz söz konusu olabiliyor. Bu yöntemle çocuklarımıza radyasyon vermeden bu testleri yapma şansımız olabiliyor. Bu da çok önemli. Ancak çok küçük çocuklarda özellikle ağlamalar, besin almayı reddetmeleri nedeniyle bazen çok sağlıklı bir test yapılamayabiliyor. Veyahut da biraz önce gösterdiğimiz testi tamamlayan bir test olarak yapmamız söz konusu olabiliyor. Bunları böyle poliklinik ortamında bile yapma şansınız olabiliyor. Hastayı değerlendirdikten sonra bir takım sorunlarına hemen karar verme şansınız da olabiliyor. Bunların yaygınlaştırılması gerekiyor. Maalesef hani yutma bozuklukları ile ilgilenen merkezler Hacettepe gibi Ankara'da büyük merkezlerde var. İstanbul'da birkaç merkezde var. Bizimki gibi konsey yapan merkezler bildiğim kadarıyla maalesef Türkiye'de henüz yok. Oysa Avrupa'da, Amerika'da bu hastalar hep böyle konsey halinde değerlendirilip bir an önce doğru kararlar alınarak uygun beslenmeleri söz konusu olabiliyor. Bu hastaların eğer endoskopileri yapılması gerekliyse buna da üçlü endoskopi deniyor. Yani bu yutma bozukluklarına üst hava yollarındaki bir takım bozukluklar da sebep olabiliyor. Bu nedenle kulak burun boğazın da değerlendirmesi söz konusu olabiliyor. Alt hava yollarının değerlendirilmesi gerekiyor ve mide bağırsak yemek borusunun değerlendirilmesi gerekiyor. Bu hastalar uzun anestezi almamaları gerekçesiyle biz üçlü olarak bunu aynı anda yapma şansına sahip olabiliyoruz. Bu anlamda da uzmanlaşmış merkezlerin Türkiye'de arttırılması, bu hastaların teşhislerinin bir an önce konulmasına ve birçok problemlerin engellenmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Son olarak biraz akciğer enfeksiyonlarından da bahsedeceğim. Aslında akciğer enfeksiyonları biraz önceki saydığımız bu gerekçeler nedeniyle yani öksürük refleksinin olmaması, kronik solunum yetmezliği ve yutma bozuklukları nedeniyle bu hastalarda oluyor. Bunların engellenmesiyle bu enfeksiyonların %90'ından fazlası zaten ortadan kaldırılabiliyor. Ama bunların haricinde 6 ayın üzerindeki çocuklarımız için influenza aşılarının yapılması gerekiyor. Zaten ülkemizde zatürre aşıları bu çocuklara yapılıyor. Ayrıca başka aşılar yaptırmalarına gerek yok bu hastaların. Bunların sağlanması gerekiyor. RSV immünoglobulin sinagis dediğimiz aşı aslında bu bir koruyucu. Hazır askerler gibi düşünebilirsiniz. 24 ayın altında özellikle oturamayan SMA tip 1'li çocuklarda RSV immünoglobulinlerinin de verilmesi öneriliyor. Ancak bizim SGK tebliğine göre maalesef geri ödeme kapsamında değil SMA tip 1'lerde RSV uygulaması. Bununla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Belki bu anlamda derneğinizin yine Sağlık Bakanlığı'na bir başvurusu söz konusu olabiliyor. Yine göğüs fizyoterapisinin yapılarak balgamların uzaklaştırılması oraya mikropların yerleşmesini engelleyebiliyor. Ve bu akciğer enfeksiyonlarının azaltılması sağlanabiliyor bu hastalarda. Bunların yapılarak aslında birçok akciğer problemlerinin önüne geçebiliyoruz. Bu problemlerinin önüne geçilebilmesi için ilk koşul bunun fark edilmesi. Bu açıdan herkesin ilgili, alakadar ve dikkatli olması gerekiyor. Hekim için de, anne babalarımız için de. İkinci yapılması gereken de bu problemleri çözebilecek ve bu problemleri saptayabilecek uzmanlaşmış merkezlerin olması gerekiyor. Bu konuda yine Sağlık Bakanlığı'na çok iş düşüyor. Bu hastaların zaman zorluğu, hastaneye geldiklerinde enfeksiyon sorunlarının olması sebebiyle randevularının bunlara göre ayarlanmasıyla bu sorunlar aşılabilir diye düşünüyorum. Biraz önce Haluk hocamın da söylediği gibi evet aşılar yapılıyor.
immünoterapiler yapılabiliyor, gen tedavileri yapılabiliyor. Bir takım çok güzel ilaçlar var ama bunların verilmesi yeterli değil. Bunların haricinde öksürtme cihazı gibi temel bir takım engelleyici yöntemlerin bütün hastalarımızın kullanımına sunulması gerekiyor. Diğer rehberlerin gösterilerek belki Sağlık Bakanlığı'ndan veya da SGK'dan geri ödeme kapsamına alınması konusunda bir baskı oluşturulabileceğini düşünüyorum. Bu konuda derneğinize ve hastalarımıza gerçekten çok iş düşüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bilginiz için teşekkür ediyorum. Umarız daha sağlıklı günlerde bir arada olabileceğiz. Biz size teşekkür ederiz hocam. Her yönüyle çok bilgilendirici bir sunum oldu. Dernek olarak ödevlerimizi de aldık. Çok haklısınız, bizlere görev düşüyor gerekli çağrıları yapmakta. Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarda da teşekkürler var sizlere. Tekrar sağ olun bugün bu SMA farkındalık ayı seminerinde bizimle birlikte olduğunuz, destek verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İkinci oturumda SMA hastalığının çok boyutlu bir hastalık olduğundan ve multidisipliner olarak yönetilmesi gerektiğinden bahsetti hocalarımız da. Bu oturumda işin fizyoterapi boyutunu daha detaylı dinleyeceğiz değerli hocalarımızdan. Öncelikle dernek başkan yardımcımız Fatma Çoban konuşacak. Sonrasında çok değerli hocamız ve SMA hastalığıyla ilgili çalışmaların içerisinde en başından beri yer alan hocamız Profesör Doktor Esra Aydın yer alacak. Sonrasında ise yine çok değerli konuşmacımız konuşma ve yutma terapisti Fatma Merse'ye sözü bırakacağız. Ben şimdilik dernek başkan yardımcımız Fatma Çoban'a sözü vererek programı başlatmak istiyorum. Herkese merhabalar. Ben de öncelikle bugünkü programımıza destek veren bütün katılımcılara, hocalarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar öncelikle. Sonra biraz kas hastalıkları derneğinden söz edeyim istiyorum. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, ülkemizde sayısı 100 bin aşan kas hastalarının daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak, hastalara ve topluma rehber olmak, çözümleri geliştirerek uygulanmasını sağlamak için 1978 yılında Profesör Doktor Coşkun Özdemir hocamızın öncülüğünde kurulmuş bir dernek. 41 yıllık bir dernek. Coşkun hocamız sadece Kas Hastalıkları Derneği'nin kuruluşunda öncülük eden bir insan değil, aynı zamanda şu an Türkiye'de nöromüsküler alanda var olan bütün bilimsel zeminlere de yol açmış bir değer. Bundan dolayı ben öncelikle kendisini hem Kas Hastalıkları Derneği'nin kurucusu olarak bizlere böylesi bir zeminden kas hastalarının sıkıntılarını çözmek için mücadele alanı oluşturduğu için teşekkür etmek istiyorum. Hem de Türkiye'de kas hastalıklarıyla alakalı nöromüsküler alandaki diğer bütün zeminlere yol açarak uzmanların yetişmesine katkı sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. SMA'ya gelince, SMA zor bir hastalık. Ve 3 tip içinde çok zor bir hastalık. Daha sonra 4 tip içinde zor bir hastalık olduğunu söylemek mümkün. Özellikle bizim ülkemizdeki yapı söz konusu olduğunda bizim ülkemizde yaşayan SMA hastaları ve diğer kas hastaları için kas hastalığıyla yaşamak oldukça zor bir olay. Ve birçok kas hastalığının bildiğiniz üzere tedavisi yok. SMA'nın da radikal bir tedavisi yoktu. SMA ile alakalı 2016'da yürüyen bir çalışma Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından onay aldı. Nusinersen, yani Spiraza dediğimiz ilaç FDA tarafından onay aldı. Sonra bu ilaç
Mayıs 2017 tarihinde EMA tarafından onay alarak bir tedavi orana oluşturuldu. Bütün dünyaya duyuldu. Bu süreçten sonra ülkemizde de aileler bu ilaçtan faydalanabilmek amacıyla tabiri caizse çığlıklar atmaya başladılar. Hiç kolay bir şey değil. Özellikle tip 1 çocuğu olan aileler için hiç kolay bir olay değil. Çünkü oldukça zor koşullarda çocuklarını yaşatma mücadelesi veren insanlardı bunlar. Çığlıklarına biz Kas Hastalıkları Derneği olarak destek olmaya çabaladık. Ve ailelerle işbirliği içinde Spinraza'nın SGK tarafından ödenmesi için öncülük etmeye çabaladık. Ve Kas Hastalıkları Derneği'nin ailelerin uzun uğraşı sonunda 2017'de Spinraza SGK ödeme kapsamına alındı. Hepinizin bildiği üzere tabii bu yönde düzenlemeler yapıldı. Uygulama merkezleri oluşturuldu. İnsanları bilgilendirdik. Ama hepinizin bildiği üzere ilacın tek başına alınması yeterli değil. İlacın alınmasıyla beraber bir süreç yürümesi gerekiyor. Bu da fizik tedavi. Ve radikal bir şekilde o sürecin yürümesi gerekiyor ki yine hepinizin bildiği üzere bir sonraki doz için hasta başvuruda bulunduğunda bazı kriterler var. O kriterleri aşması gerekiyor ki yeniden ilaç alabilsin. Ülkemizdeki fizyoterapi olayın oturma biçimini yürütmesini düşündüğümüzde bu da aileler için açıkçası zor bir süreçti. Çünkü rehabilitasyon merkezi dediğimiz merkezlerden aileler haftada 2 günlük fizyoterapi hakkına sahipler. Ve bu hiçbir şekilde yeterli bir olay değil. Ama gelin görün ki bu yıl pandemi süreciyle beraber bu haktan da aileler yoksun kaldılar. Pandemi süreciyle birlikte ilacın tedariki de ve uygulanması da sıkıntıya uğradı, sekteye uğradı. Dolayısıyla hastalar ne ilaca erişebildiler bu süreçte ne de fizyoterapi olanağından faydalanabildiler. Pandemi süreci bitti, tedarik sorunu baş gösterdi. Hastalar ilaca erişemez konuma geldiler. Yine bu anlamda birçok temaslarda bulunuldu. Sağlık Bakanlığı'yla görüşüldü ve bu sıkıntının çözümü için uğraşlar sürdü. Dolayısıyla bu süreçte birçok hasta gerilmedi. Birçok hasta söz konusu kriterleri aşamadığı için ilacını da alamıyor konumda şu an. Bu anlamda birçok sorun söz konusu. Tedarik sorunu son süreçlerde çözüm buldu deniyor ama yazık ki bu süreçte gerileyen ve söz konusu kriterleri aşamayan birçok hasta ilacını alamıyor konumda şu an. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bu sıkıntının pandemi süreci ve hastanın içinde bulunduğu koşullar göz önünde bulundurarak tekrar bir değerlendirmeye alınması ve bu sürecin yeniden programlanması bizim talebimiz. Öte yandan söz konusu ilacın dışında oral yoldan alınan bir ilaç söz konusu. Bir de gen terapi söz konusu. Bu da hastaların talebi ve en doğal hakları. Ve bir önceki süreçte
SGK'yla bir yıl, bir buçuk yıl süren mücadele sonucu Spinoza'nın alınması söz konusu olmuştu. Yine böyle bir süreç yaşanıyor. Ve aileler bu anlamda özellikle gen terapi imkandan faydalanabilmek için şu an kampanyalar başlatmış durumdalar. Ve ilacın gen terapi için gereken miktar 2.4 milyon dolar. Bu böylesi bir insanların böylesi bir şeyle kampanyalarla böylesi bir destek bulmaları, tedavi imkanı yakalamaları oldukça zor ve bir o kadar da yıpratıcı, bir o kadar da üzücü bir durum. Bizlerin devletten talebimiz hiçbir kriter olmaksızın bütün bu ilaçları hastaya insan onuruna yakışır şekilde SGK tarafından ödeme kapsamına alınarak ödenmesidir. Öte yandan fizyoterapist arkadaşlardan biri söz etti. Birçok sorun var gerçekten de, birçok sorun var. Öte yandan öksürtme cihazı da dahil olmak üzere birçok medikal cihaz SGK tarafından ödenmiyor. Öksürtme cihazı hayati öneme sahip bir cihaz ve çok pahalı bir cihaz. Hastaların kendi kişisel imkanlarıyla bu cihaza ulaşmaları, bu cihazı edinmeleri mümkün değil. Bu cihazın ve diğer medikal cihazların da hastaya ödeme kapsamını alarak ulaştırılması devletin sorumlu olmalıdır diye düşünmekteyiz. Ve son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Aileler, hastalar zaten oldukça zor koşullarda yaşamaktalar. Bu durum göz önünde bulundurularak devlet tarafından kendilerini insan onuruna yakışır tedavi ve yaşam koşulları oluşturulmalı. Bunu talep ediyoruz dernek olarak. Bunun için hastalarla, ailelerle işbirliği içinde ne yapılması gerekiyorsa gereken mücadeleyi sona kadar yürütmek yönünde uğraşlarımızın süreceğini ben söylemek istiyorum. Teşekkür ederim İpek. Teşekkürler Fatma Hanım. Çok güzel özetlediniz gerçekten. Ben şimdi sözü SMA konusunda aslında bu Nusin Ersen çalışmalarının gelmesinden başlayarak bütün çalışmaların içerisinde yer alan değerli hocamız fizyoterapist Profesör Doktor Resa Aydın'a bırakmak istiyorum. Ve tekrar teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğu için. Merhabalar, herkese merhaba. Çok teşekkür ediyorum. İpek Hanım'la ilk defa tanışıyoruz. Beni bu toplantıya davet eden sevgili Fatma Çoban'a ve bütün Kaster ailesine, siz de onlarla birlikte çalışıyorsunuz. Hepinize çok teşekkürler. Teşekkürler. Sunuculara saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben bir sunum paylaşıyorum öncelikle. Ondan sonra devam edeceğim. Evet, başından itibaren yer aldığımı söyledi İpek Hanım. Hakikaten öyle. Ama çok yoğun olarak SMA fizyoterapisiyle, yani bu özellikle Nusin Ersen'in en başında başlayan çocuklarla birebir çok yoğun çalışmıyorum. Yani o çocuklar bizim çocuk kliniğine geliyorlar ve fizyoterapist arkadaşım daha yoğun onlarla çalışıyor. Ben de çocuk kliniğiyle birlikte, hocalarla birlikte çok çeşitli toplantılarda ailelerle birlikte oluyorum. Tabii o aileler bizim fiziksel tıp ve rehabilitasyon bilim dalı polikliniğinde bizlerle geliyorlar,
konsülte ediyoruz, raporlarını düzenliyoruz. Ama birebir dediğim gibi bu çocukların fizyoterapisini izlem sürecinde yer almıyorum ben. Onu bir kere belirteyim. O yüzden hani bu tür çocukların an be an durumlarını, Nusin Ersen'le ne oldu çok onunla ilgili deneyimim yok açıkçası. Ama süreçle ilgili çok yakınım. Bunları niye söyledim? Konuşma içinde biraz söyleyeceğim, açıklayacağım. Şimdi ben fiziksel tıp ve rehabilitasyon ana bilim dalı öğretim üyesiyim tıp fakültesinde ama fizyoterapist değilim. İpek Hanım'ın dediği gibi fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimiyim. Rehabilitasyon doktoru diyoruz biz kendimize. Türkiye'de fizyatrist deniyor Amerika'da. Aradaki ayrım nedir? Fizyoterapi, ergoterapi Türkiye'de yeni başladı. Fizyoterapist arkadaşlarım, terapist arkadaşlarım, konuşma terapisti arkadaşlarım. Arkadaşlarım, bizim rehabilitasyon ekibimizin çok önemli elemanları. Biz de bu ekipte hekim olarak yer alıyoruz. Farklı görevler üstleniyoruz, öyle bir açıklama yapayım. Çok yakında da bu fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinin bir araya geldiği bir dernek kurduk. Çok yakın zamanda 16 Haziran'da resmi kuruluşu yapıldı. Ben de bu derneğin başkanıyım. Çok daha önceki yıllardan itibaren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği'nin içinde bir çalışma grubu idik 10 yıl boyunca. Ama şu anda kendi derneğimizi kurduk. Sizlerle bu dernek çatısı altında da çok farklı faaliyetler, çalışmalar yapmak istiyoruz, arzu ediyoruz. Serebral palsili çocuklar, spina bifidalı çocuklar, romatizmal durumu olanlar gibi pek çok grupla farklı farklı Türkiye'de uzman FTR hekimleri ilgileniyor. Nöromüsküler hastalıklarla ilgili merkezlerde de bu FTR hekimleriyle karşılaşıyorsunuz. Mesela Gazi Osmanpaşa'da Türkiye İstanbul'daki merkezde Ebru Yılmaz Yalçınkaya hoca var. Belki bazı veliler, aileler biliyor. Erişkin ve çocuk fizik tedavi rehabilitasyonuyla ilgili uzman hekimlerimiz. Ebru Hoca da bizim derneğimizin başından beri sekreteryasını götürüyor. Şimdi de yine bu yönetim kurulunda bu sene bizimle birlikte bu derneğin kurucusu. Şimdi buraya bir başlık koydum. Zannediyorum herkes görüyor burada. SMA'da FT ve R dedim. Oraya da iki tane küçük kalp ikonu yerleştirdim. Benim adım da R ile başlıyor ama onun için değil. Niye olduğunu söyleyeceğim. Şimdi biraz rehabilitasyondan bahsedeceğim. Yani fizyoterapi diyoruz da rehabilitasyon nedir? Rehabilitasyonu Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Sağlık ve İşler şöyle bir çerçeve çiziyor Dünya Sağlık Örgütü. Biz de bu çerçeveye göre yaklaşıyoruz. Bütün rehabilitasyona ihtiyacı olan kişilere. Bunlara engelliler de diyebilirsiniz ama ben özellikle engellilik araştırmaları gibi bir grubun da özellikle sosyal bilimler enstitüsü altında öyle bir bilim dalının da oluşumunu yaptım ve böyle bir yüksek lisans programı açtım. Dolayısıyla ben bu kişileri engelliler, sakatlar olarak görmüyorum. Bunların farklılığı olan bireyler olarak, farklı gelişimi olan çocuklar veya belirli farklılıkları yaşamda bir deneyim yaşayan kişiler olarak görüyorum. Bunlara yaklaşırken de bu çerçeve, buna biyopsikososyal model adını veriyor Dünya Sağlık Örgütü. Yeterli bir model olmamakla birlikte eski biyomedikal modelden daha ehvenişer diyelim, kötünün iyisi, daha da iyileri gelecek diye düşünüyoruz. Engellilik veya sakatlık ne derseniz deyin, herhangi bir şekilde diyor ki vücut yapı ve işlevleriyle ilgili bir takım problemler yaşayan insanlara rehabilitasyon bir çözüm olabilir. Amacı da rehabilitasyonun yaşam kalitesini arttırmaktır. Bizim SMA'ya göre bakarsak, bu SMA için hazırlanmış bir çerçeve, yani ona uyarladım ben. Kas işlevleri, kas yapısıyla ilgili problemler var. Mesela Duchenne müsküler distrofili bir baldır resmi koydum oraya, daha kalınlaşmış. İşte görme, işitme, duyu bozuklukları olabilir. Bizimkilerde bu çok olmuyor.
ağrı olabilir, eklem problemleri. Zihinsel işlevlerde problem oluyor mu SMA'da? Ben bu sunumu hazırlarken bununla ilgili literatür taradım. Sonuçlarını söyleyeceğim size. Solunum problemleri olabiliyor ağırlıklı. Ve kalple ilgili de özellikle Duchenne'de ve diğer nöromüsküler hastalıklarda olabilir. İkinci kategorimiz aktiviteler. Yani günlük aktiviteler, günlük yaşam aktiviteleri nedir bunlar? Yemek yeme, hareket, kendine bakım, işte ev yaşamı, toplumsal yaşam. Tabii üst ekstremite, kolların fonksiyonları biraz azalınca yemek yememiz zorlaşabilir. Giyinmemizde sıkıntı olabilir. Veya işte bacak kaslarımız etkilenirse yürümemiz bozulabilir gibi gibi gibi. Bunları da bu kategoride inceliyor. Bir de diyor ki bu çerçeve, biyopsikososyal çerçeve, bütün bu aktiviteler ve yaşama dahil olma bazı durumlarda kolaylaştırılabilir, bazı durumlarda da zorlaştırılabilir. Nedir bu? Çevre koşullarından etkileniyoruz. Yani bizi fiziksel çevre zorlayabilir. Buraya bir fotoğraf koydum. Bir anne, annenin sırtında bir çocuk var. Muhtemelen okula gidiyor bu. Arkada da böyle bir gömlekli çocuk var. Çocuğunu okula götürürken merdivenlerden sırtından taşıyor. Bu çevre koşullarının engellemesiyle ilgili oluşan bir durum bizim için çok sıkıntılı. Yani fiziksel çevrenin, mimari çevrenin uygun olmayışı bizim kişilerimizi engelliyor. Yani bu bireyi engelliyor. İşte engellilik orada çıkıyor ortaya. Veya işte bir tekerlekli sandalyeli altta bir resim var. Bir otobüse rampayla birlikte bir motorlu sandalyesi var. Kendi kendine otobüse binebiliyor. Bu da kolaylaştıran bir çevre koşulu değil mi? Bu böyle. Bu çevre koşulları sadece fiziksel çevre açısından olmayabilir. Bu mesela bir deminden ben bütün konuşmaları dinledim. SGK'dan bahsedildi. Mesela solunum cihazımızı diyorsunuz vermiyor. Şimdi bu yönetimler, sistemler de sizi zorlaştırabilir. Nedir? Solunum cihazını almanız lazım. Hep ben daha önceki konuşmalarda bilir Fatma de bahsederim. Lift. Niçin lift kas hastaları için SGK tarafından ödenmez? Neden ödenmez? Yani bu kolaylaştırıcı bir koşuldur. Bunun ödenmesi gerekir. Gibi şeyler. Bunlar çevre koşulları. İşte bütün bunlar rehabilitasyonda yaşam kalitesini arttırmak amacıyla bizim rehabilitasyon ekibi olarak sadece FTR hekimi diye düşünmeyin. Bütün ekip, terapistlerimiz, konuşma terapistlerimiz, buna şunlar da eklenir. Sosyal hizmet uzmanlarımız, psikologlarımız, diyetisyenlerimiz, bütün hepsi bu ekibin içindedir. Biz işte amacımız budur, yaşam kalitesini arttırmak. Bizim bütün çalışmalarımız buna yöneliktir. Yani bağımsız bir yaşam ne kadar olabilirse başka kişilere minimal bağımlı olmak. Bu iyidir çünkü bu yaşam hakkıdır. Bağımsızlık bir yaşam hakkıdır. Yine rehabilitasyonun en önemli amacı da fonksiyonu en iyi durumda tutmaktır. En yüksek. Şimdi bu bağımsız yaşam hakkını şuradan da bağlayalım yine engellilik çalışmalarına. Türkiye'de bağımsız yaşam hakkı için bir para ödüyor. Yani böyle bir hakkımız var hepimizin. Ve engelli haklarına ilişkin sözleşmede bunu garanti altına alıyor 2008'de. Diyor ki Türkiye'de herkesin böyle bir hakkı var. Şimdi tabii refah devleti bizim devletimizde diyor ki biz bakım parası verelim. Eğer kendi kendine bakamıyorsa bir kimse bakım parasını kime veriyor? Aileye veriyor. Aile de bu bakım parasıyla aslında geçiniyor. Hep aileler bana onu diyorlar. Yani hocam biz bu bakım parasıyla geçiniyoruz diyorlar. Şimdi tabii bu iyi bir şey değil ama bu da kötünün iyisi. Ama şu var mesela iyi örnekler, iyi yabancı örneklerde yurt dışında bazı işte İsveç'te, Norveç'te bazı ülkelerde, İskandinavya burada daha iyi. Bu bakım parası İngiltere'de bakım parasını kişinin kendisine veriyor devlet. Ve kişi kendi bakıcısını kendi şey yapıyor, organize ediyor. İstediği kişiye o parayı, ama o da iyi bir para ki bir kişi sizinle beraber bunu yani size bu konuda baksın, özür dilerim bir şeyim gitti. Yani en az 3-4 bin lira vermesi lazım ki size
değil mi? Bir kimse size yardımcı tutabilirsiniz. 3.000 lira minimum. 3.000 olması lazım bence. Şimdi mesela şu anda verdiği para Fatma daha iyi bilecek, 1.500 mü veriyor? 1.300 gibi bir para veriyor bakım parası aileye. Aile gene de o para iyidir. Eskiden o da yoktu. Ama yani amacımız aslında bu bağımsız yaşamı da sağlamak, rehabilitasyonun amacı. Eğer kendi kendine kişi bakamıyorsa bununla ilgili de düzenlemeleri, yönetimler, yöntemler yapması lazım. Biraz daha FTR'ye gelirsem, FT bölümüne gelirsem şekil bozuklukları oluyor eklemlerde. Bunlarla mücadele ediyoruz. Gelelim sosyal yaşama. Yani bir insanın hayatını anlamlı kılan her şey sosyal yaşamına dahil olmasıyla oluyor. Ve bütün bunların sonucunda kaliteli bir yaşam ortaya çıkıyor. Bunu daha önce gösterdim yani motivasyonu. Şimdi tekrar koyuyorum. Aslında bakın bütün bunların başında yaşama sevinci geliyor, motivasyon. Yani yaşama sevinciniz varsa bunları yapmak için gayret sarf ediyorsunuz. Azim oluyor, yapayım, geliştireyim veya çocuklarımız için bunu kazandırmamız lazım. O motivasyon. O yüzden ben ailelerime diyorum ki velilerime çocuklarınızla iyi geçinin. Onları çok da zorlamayın. Sonra ergenlik çağına gelince sözünüzü dinlemiyorlar. Yani çocukları böyle sürekli egzersizlerle bilmem nelerle oradan oraya çanta gibi dolaştırıyoruz. Sonra bir müddet sonra çocuklar artık bıkıyor. Yani onu da iyi dengeyi iyi tutturmak lazım. Bazı ailelerde bu çok var. Çok onu da yapayım. Bunu da her günü dolu çocuğun. Her an hiç oyun oynamaya vakit yok. Motivasyon nerede? Sonra diyor ki hocam egzersiz yapmıyor. Gelme isteği yapamıyor. Neden? Çocuğun motivasyonu gitmiş. Çünkü yaşama sevincini de bir yerden alması lazım. Bunu hiç unutmamak lazım. Yani bu böyle bir yaşam kalitesinin bütün olduğunu gösteren bir şey. Fiziksel, psikolojik, sosyal ve en önemlisi tabii ki ekonomik faktörler çok mühim. Bu da engellilik çalışmalarında bizim çok üstüne durduğumuz bir şey. Özellikle engellilikte yoksulluk ilişkisi çok yoğun. Şimdi yaşam kalitesinin olması için bu slaytı özellikle önemsiyorum. Benim sunumumun en önemli slaytı bu. Şimdi bakın yaşam kalitesi nelere bağlı? Bu yapılan çalışmalar tarafından gösteriyor. Kişisel özgürlük, seçme hakkınızın olması lazım. Kendi yaşamınıza hakkınızda kendiniz karar verebilmeniz lazım. Çocuklarınız için de düşünün bunu. Burada şöyle düşünüyorum yani SMA 1, 2, 3 bütün bu gruplarda veli de olabilir, kişi kendi de olabilir. Buraya gelenler için de böyle kimseler olduğunu düşünerek söylüyorum. Çocuğunuz da kendi hakkında karar verme hakkına sahiptir. Siz de öylesiniz. Yaşam kalitesinin en önemli unsuru bu. Kendinizi iyi hissetmeniz buna bağlı. Olumlu bir benlik bilinci. Biz bunu engelli öğrenci biriminde çok yaşıyoruz. Öğrencilerde de bu sağlamcılık, bunu 2 gün önce de anlattım. Dün galiba sağlamcılık dediğimiz toplumsal bir yaklaşım var. Herkesin sağlıklı olması dünyanın en iyi şeyi diye düşünüyoruz. Yani her şey tam olsun, eli ayağı düzgün olsun, bilmem ne. Böyle bir şey yok yani. Bazı insanların eli ayağı düzgün değil. Fatma'nın mesela acayip bir enerjisi var. Biz onu hissediyoruz ama fiziksel olarak başka özellikleri var. Ama bu olması gereken şey her şey mükemmel olsun, hepimizin eli ayağı, ayakları yürüsün. Şart değil bu. Yaşam kalitesi buna bağlı değil. Yürüyemesek de yüksek bir yaşam kalitemiz olabilir. Beden ve zihin sağlığı yaşam kalitesinin önemli unsurlarıdır. Biz tabii burada bedenden bahsediyoruz. Hep bedensel fizyoterapide bedeninizi nasıl sağlıklı tutarız? Hep aslında benden bunu anlatmamı istediniz. Nedense başka şeylerden de bahsetmek istiyorum ben. Çünkü önemli bunlar ve bunlardan hiç kimse bahsetmiyor. Fizyoterapistler de belki daha çok fizyoterapi, kas iskelet anlatıyor ama bundan bahsetmiyor. Bence bu çok mühim. Bu anlattıklarım zihin sağlığı. Şimdi gelelim SMA'da zihin sağlığı ile ilgili kognitif, bilişsel problem var mı? Bununla ilgili merak ettim, literatür baktım. Çünkü düşen de oluyor. Bu çocuklar gelişirken, şimdi çünkü biz eskiden SMA 1 çocuklarını görmüyorduk hiç. Bunlar çünkü yani yaşamla çok zor sürdürüyorduk. Nusin Ersen'den sonra görüyoruz 4 yaşında, 5 yaşında yürüyen çocuklar var. Zihin sağlığı bozuluyor mu? Eğer yürüme falan geç oluyorsa, üst ekstremite fonksiyonları çok yavaş gelişiyorsa, bir de bunlarda yutma fonksiyonu, konuşma fonksiyonu geç oluyor. O zaman bazen bilişsel işlevlerde bozukluk olabildiği gösterilmiş. Yeni son çalışmalar ama genelde zaten SMA 2-3'lerde zihinsel bilişsel problem hiç yok.
Bu çocuklarda da genelde bilişsel fonksiyonlar çok iyi gitmiş, gidiyor. Bu çok iyi bir şey. Dolayısıyla biz şunu anlıyoruz. Erken dönemde bu çocuklara belki bilişsel yaklaşımlar da yapmamız lazım. Yani ZMA'lı çocuklarda hep kasları çalışıyoruz, eklemleri çalışıyoruz ama bilişsel gelişim, biliyorsunuz ilk 2 yaş çok mühim çocukta bilişsel gelişim için. Çünkü algılarla birlikte zihin ve beyin gelişiyor. Demek ki birazcık orada da konuşma terapistimiz belki benden sonra bundan bahsedecektir. Yeni çalışmalar bu çocukların bilişsel durumuna da üstünde durmamız gerektiğini gösteriyor diye düşünüyorum. Tabii yaşam kalitesinde kültürel faktörler önemli. Sosyoekonomik durumdan bahsettik. Sosyal ilişkiler önemli. Sosyal rolleri yerine getirebiliyor muyuz? Nerelerde neler yapıyoruz? Bunlar çok mühim. Bunları yapabiliyorsak ve yaşama anlamlı kılan bir takım ilgilerimiz, hobilerimiz, keyifli işler yapabildiğimiz, vakit geçirebildiğimiz güzel işlerimiz varsa ve tabii ki çevre bizim için önemli. Varsa yaşam kalitemiz yüksek olabiliyor. Şimdi biraz daha SMA'nın FTS'ine gelirsek, rehabilitasyonunu bırakıp bu slaytı daha önce de paylaşmıştım. 2018'de yayınlanmış bir SMA çalışma grubunun yani tekrar yayınlanmış bir standart bakım önerileri var. Bununla ilgili Türkçe rehberi var, İngilizcesi yok. Ama İngilizcesini de indirebilirsiniz. Bir slaytlarımı bırakacağım zaten. Bir şey var. Link var. Bu linkten Türkçesini indirebilirsiniz. Yani siz benden daha iyi biliyorsunuz aslında. Aileler bunları çok iyi biliyorlar. Yani neler yapılacak, ne olacak. Çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Ben bir özet geçeceğim bundan sonraki bölümde. Bu 2 bölümlük bir rehber. 1. bölümde fizyoterapi, rehabilitasyon, ortopedi, beslenme önerileri var. 2. bölümde de işte destek tedaviler, aşılar, solunum ve acil bakım gibi şeyler var. Bu önemli bir yayındır. Çünkü bu dünyadaki bütün merkezlerin bir araya geldiği ve ortak bir konsensüse vardığı SMA bakım önerileridir. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Burada yalnız bizim kullanmadığımız böyle bir sınıflama yapılmış. Daha önce biz bu sınıflamayı bilmiyor idik. Burada da şöyle denmiş. Yani tip 1'ler ve tip 2'ler, tip 1'ler 0-6 ayda başlayan, bunlara oturamayanlar diye bir kategori yapmışlar. Tip 2 ve tip 3'leri oturabilenler, tip 4'leri 20-30 yaşından sonra başlayan grubu da yürüyebilenler. Yani buradaki rehabilitasyon önerilerini buna göre geliştirmişler. Oturamayanlara göre neler yapılacak, oturabilenlere, yürüyebilenlere göre. Bunlara göre de kategoriler yapılmış. Bu slaytı daha önce zannediyorum demin Haluk Hoca da gösterdi. Aynı yayından alınmış bir slayt. Ben de bu slaytı seviyorum. Bizim PDR'nin pediatrik PRD, pediatrik rehabilitasyon derneğinin şeysi de böyle. Yani teamwork, ekip çalışması demek istiyoruz burada. Orta yerde aile var. Hasta ve ailesi var. İşte bir koordinatör koymuş, bu SMA koordinatörü herhalde. Türkiye'de böyle bir sistemimiz yok. Onun yanında da işte bütün ekip var. Gereklen şeyler, sinir kas rehabilitasyonu, ortopedi, beslenme vesaire gibi. Burada tabii daha çok ilaçlardan konuşuldu. Biraz önce Sedat Hoca da çok güzel solunum anlattı. Ben de biraz yine kas iskelet üzerinde durayım. Biz tabii neler değerlendiriyoruz? Bu bütün nöromüskülerler için de geçerli. En önemli şeylerden bir tanesi vücut duruşu, postür kontrolü. Eğer ayakta duramıyor ise de otururken. Ben bütün çocukları ilk önce oturturum muayene masasına, oturturum, arkasına geçerim, soyarım da oradan bakarım. Yani sırtındaki durum ne? Çünkü skolyoz gelişir. Sadece skolyoz gelişmez, nöromüsküler skolyozun en önemli başlangıcındaki nokta kalça seviyesi asimetriktir. Yani bir kalça öndedir veya aşağıdadır. Çünkü kalça açılır, eğrilir, eğri bir hale gelir ve bu da skolyozu hızlandırır ve ondan sonra zaten çok hızlı bir kollaps dediğimiz bir şey olur. Çok tehlikeli bir şeydir. Yani biz oraya gelmeden flexible olduğu, yani esnek olduğu dönemde skolyozu düzeltici şeyler yaparız. Yani bize başından beri gelen çocuklarımızda bu durum çok şükür ki önlenebiliyor. Ama ne kadar? Belli bir seviyeye kadar.
Boyoz ameliyatları yok burada ama ameliyatları da Türkiye'de giderek artık ortopedistler tarafından yapılır hale geldi. Nöromüsküler skolyoz da ben çok fazla bahsediyorum. Daha erken dönemde bunu yapar isek bu çocuklarda, bu kişilerde hayat daha iyi bir süreç izliyor. Tabii bu SMA1'lerde şimdi ilaç kullanan çocuklarda filan şimdi burada ses geldi söyleyeyim. Şimdi bu durumda bilmiyoruz bunlarda ne oluyor. Skolyoz ne kadar başlıyor? Ben bu nusinersen grubuna ilk girdiğimde dedim ki biz bunu bir fırsata çevirelim. Takip edelim bu çocukları yakından. Çünkü Sağlık Bakanlığı bunları bir veri tabanına koydu. Ama bu sistemi maalesef böyle bir takip sistemine dönüştüremedik. Yani bu çocuklarda her ilaç gelişte biz skolyozunu da ölçelim. Çünkü ilaca geliyor. İlaç almaya geliyor. Biz bakalım bunlar ne oluyor? Yani nasıl bir kas iskelet gelişimi oluyor? Ne yapacağız bunlara? Bununla ilgili bir takip ben yapamadım. Yapabilen var mı onu da bilmiyorum. Dünyada var mı onu da bilmiyorum. Çünkü biz bunu Türkiye'de ilk kullananlardan biriydik. Yani bunu Sinersen geldi, bakanlık bizi Ankara'ya çağırdı ve bu müthiş bir aslında yapılanmaydı. Türkiye'nin her yerinde bu ilaca her geldiğinde biz bunu değerlendirebilirdik. Fakat bu Sağlık Bakanlığı bu veri tabanını yani olması gerektiği kadar fazla belki kaynak aktarılmadığı için çok aktif kullanamadık. Yani ben çırpındım o dönem ama bana bu hastalar bir türlü kontrole gelmediler. Daha direkt çocuk kliniği ilacı verir vermez fizyoterapist ki onunla da irtibattayım. Oradaki fizyoterapist arkadaşım Chopin tendini yaptı. İlacı alabilir mi alamaz mı? Yani biz değerlendirme fırsatı bulamadan bu çocuklar belki Hacettepe'deki meslektaşlarımız bunu yapabilmişlerdir. Belki onlar size bu konuda hani takip yapıp bu çocuklar nusinersen alanlarda skolyoz ne kadar oluyor? İşte kalça çıkığı oluyor mu? Veya ne oluyor? Kasları nasıl gelişiyor? Ne kadar ne oldu? Bu tabii yani siz kendi çocuğunuzu takip edebilirsiniz ama ancak böyle çok sayıda çocuk takipleri yapılıp da kanıtlanınca bunlar sonuç alınıyor. Bilimsel gerçekler bu şekilde oluşuyor. Ama bununla ilgili belki yayınlar, ben çok iyi bir literatür taradım. Şu anda hiçbir şey yok. Yani kimse bunu yayınlamadı. Biz niye fırsat vardı? Bizde Türkiye'de çok hasta vardı ve ilaç aldılar. Biz bunları bir araya getiremedik. Belki bundan sonra getirilir. Bu da bir şey olabilir insanlar için. Fırsat olabilir. Kalça çıkığı, oturma toleransı, göğüs ve ayaktaki şekil bozuklukları, eklem hareketleri, kas zayıflığı gibi şeyleri değerlendiriyoruz. İki tane motor gelişim değerlendirmesi var. Özellikle SMA'daki ilaç tedavisinin takibi için. Bu da bir tanesi Chopin'den. Schmidt değerlendirmesi. Ve egzersizler veriyoruz. Bunları şöyle bir tabloda genelledim. Sonra da resimlerini göstereceğim. O yüzden o slaytları geçtim. Yani fizyoterapi açısından eklem, kas ve kemikleri değerlendiriyoruz ve uygulamalar yapıyoruz. Eklem açıklığını korumak için pasif eklem hareket egzersizleri yapıyoruz. Ortezler veriyoruz. Biraz sonra onları göstereceğim. Sonra eklem hareket açıklığında eğer kısıtlılık varsa, yani kontraktüre gidiyorsa, eklemler böyle kısıtlanıyorsa germeler veriyoruz. Size de öğretiyoruz bu pasif germeleri ve en az 30 saniye yapmanızı istiyoruz. O germeyi yapın, tutun özellikle ayak bileği, hemen ayak bileğinden sonra diz, kontraktür atarları. SMA çocukları tabii ilk başta hipoton oluyorlar. Bunlar yavaş yavaş gelişiyor. Onun oluşmaması için de pasif eklem hareket açıklığı veriyoruz. Afolar veriyoruz. Ama erişkinliğe geçtikçe deformiteleriniz de gelişebiliyor. Kas gücü önemli. Kas gücünü korumak için izometrik egzersizler veya dirençli izotonikler veriyoruz. Bunun için de yine literatürler taradım bu toplantı için ama tek tek size böyle yabancı İngilizce slaytlar koymak istemedim. Nöromüsküler elektrik stimülasyonu ile ilgili SMA3'te yapılmış bir çalışma var. Daha doğrusu çok büyük bir literatür taraması var. Cochrane dediğimiz bir kütüphanenin yaptığı 2019'da sistematik bir derleme. Yani elektrik stimülasyon bu kişilere verilebilir. Biz veriyoruz zaman zaman. Etkileri kanıtlanmış mı diye bakmışlar. Sadece bir çalışma görmüşler. O çalışmada da çok az sayıda vaka var. Yani şu anda hala daha tıp diyor ki elektrik stimülasyon etkinliği, yani bu çocuklarda, bu kişilerde bu elektrik stimülasyon yaparsak iyi mi olur, kötü mü olur, bunu kanıtlamış durumda değiliz. Zarar vermiyor ama emin değiliz.
egzersiz için de aynı şey. Yani dirençli egzersiz bu kişilerde verelim mi? 2005'te yapılmış bir çalışma var. O çalışma diyor ki farelerde yaşamı uzatmış, kas gücünü arttırmış. Sonra da buna benzer çalışmalar insanlarda da yapılmış. Biz nöromüsküler skolyozda bunu yaptık, düşendi. Çocuklar çok yararlandı. Böyle olgu çalışmaları var. Çok faydalı olduğunu gösteren ama derlemelerde incelendiği zaman bunu kanıtlayamıyoruz. Nasıl nusinersen kanıtlandı, sonra devlet ödemeye başladı SGK ve dünyadaki bütün ülkeler. Biz de bunu kanıta dayalı olarak size kanıtlayamıyoruz. Bunun bir sebebi de şu, çok iyi kanıta uygun metodolojide çalışmalar yapamadığımız için. Bunları yapabilsek belki kanıtlayacağız. Bunun için ilaç firmaları ve işte başka kaynak aktaran, devletin kaynak aktaran bir takım fon kaynakları fon verirse olabiliyor böyle şeyler. Yani ya da bizim gibi yani kendi kendine bu işi yapan insanlar bu tip büyük çalışmaları yürütemiyoruz. Yani başlıyoruz, ben nasıl istedim böyle bir çalışma yapısın, hani çırpındım diyorum ya, o çırpınmayla olmuyor. Bunun için kaynak gerekiyor. Yani bu çırpınmalarla bu işler yürümüyor değerli veliler, değerli arkadaşlar. Bu ancak büyük kaynaklar aktarırsa bu çalışmalar yürütülüyor. İlaç firmaları kendileri de para kazanacakları için bu tür çalışmalara kaynak aktarıyorlar. Devleti de zorluyorlar ama egzersiz çalışmaları için kaynak aktarılmıyor. Aktarılmayınca da çalışma olmuyor. Ha nasıl oluyor? Tez yaptırıyoruz. O yüzden ben tez yaptırıyorum. Mesela burada kemikler için vücut titreşim cihazı diye bir şey var. Kemiklerin yoğunluğunu arttırıyor bu. Bunu kanıtladık. Nasıl kanıtladık? Tezlerle kanıtladık. Yani bu vücut titreşim cihazı içinde büyük fon gerekmiyor. Çok geçerli çalışmalar yaptık. Bu çocuklar için de bunların kemik yoğunlukları çok çabuk veya kişilerin kemik yoğunlukları çok kaybedilebiliyor. Kaybedilmesin diye çok basit bir şey vücut titreşim cihazı. Bu titreşim cihazı günde 4 dakika falan çıkıyorsunuz üstüne veya oturuyorsunuz. Bu bile kemik yoğunluğunun kaybını durduruyor. Bu kanıtlandı. Bunu da öneririm. Bütün fizyoterapi merkezlerine diyorum ki bir tane titreşim cihazı alın. Pahalı bir şey değil. Egzersiz şeylerinde var bütün egzersiz merkezlerinde. Kasları da çalıştırıyor. Spastisteyi bile azalttığını biz bir tezde kanıtladık mesela. Bunlar kanıtlanmış çalışmalar ve literatürde de kanıtları gösteriliyor. Ama elektrik simülasyonunun kanıtı yok şu anda. Yaptırırsınız, yaptırabilirsiniz ama kanıtı yok. Egzersiz olarak da kas güçlendirici egzersizleri SMA'da kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum. Ama aerobik de kullanıyoruz. Kondisyon arttırıcı. Fakat bunların da kanıtları yok. Yapılması öneriliyor. Fakat kanıtlanmış değil. Yine de yapmak gerekiyor bu tür egzersizleri. Ergoterapi, şimdi artık ergoterapistlerimiz de var. Onun için ayrı bir başlık koydum. Eskiden yoktu. Hep fizyoterapistlerimiz yapıyordu bu işleri. Yemek yeme, giyinme, kişisel bakım için günlük yaşam aktivite eğitimleri, üst ekstremiteyi güçlendirme çok önemli. Yine yaptığım çalışma, yani literatür taramalarında şunu gördüm. SMA'da üst ekstremite fonksiyonlarını çalıştırırsanız çok daha fazla bağımsızlığı uzatıyorsunuz. Yani daha uzun süre bu çocuklarda veya kazandırıyorsunuz. Çok faydalı. Dengeyi de koruyor. Üst ekstremite güçlendirmek lazım. Yani bununla ilgili ateller kullanılabilir. Parmak atelleri, el bileği atelleri. Dirsekte kontraktürler olursa SMA'da çok büyük fonksiyon etkilemiyor. Yani biraz kontraktür varsa da veya kısıtlılık oluyor ya, onlar için çok zorlamayın. Dirseği zorlamamak lazım. Dirseği zorlarsanız dirsek iyi bir netice vermiyor. Çok germe yapılmıyor dirsekte. Bir de robotik rehabilitasyonlar var. Şimdi biz virtual reality, sanal gerçeklik gözlükleriyle böyle oyunlar oynatıyoruz. Çok tekrar yapabiliyorsunuz. Hand tutor dediğimiz eldiven giyip böyle bilgisayar oyunları yapılan uygulamalar var. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Fevkalade. Yani bunları çok çok tavsiye ediyoruz. Ergoterapistlerimiz de bunları uygulayabilir. Kişiler evde de uygulayabilir. Şimdi bu online'a geçtik ya dünyada. Şimdi rehabilitasyonu da bu şekilde online yapılabilir hale getiriyoruz. Yani bunlar daha önümüzdeki birkaç yıl içinde herhalde gelişecek. Çok çok daha iyi neticeler alabileceğiz. Hani götüremiyorsunuz çocuklarınızı. Şimdi işte korona var, COVID pandemi var.
evden de bunlarla ilgili telerehabilitasyon programları üzerinde çalışılıyor. Hatta bakanlığın da bizim meslektaşlarımızın da yürüttüğü böyle bir program var ama daha işte bu virtual reality'lerle falan daha bunları kombine edemedik. Dünyada da bunlar çok yeni ama gelecek. Yani birkaç seneye kadar bunlar da gelecek. Çok özellikle nöroplastisite dediğimiz yani beynin yeniden şekillendirilebildiğini de öğrendikten sonra bunları daha iyi kanıtlı tedavilerle karşınıza getireceğiz. Herhalde önümüzdeki 5 yıl içinde bunlar gündeme gelecek. Yine ambulasyon dediğimiz yürüme için bu tür robotik cihazlarımız var. Yürüme eğitimi tabii klasik yöntemlerle yapılıyor. Bu çocuklarda da yapılır. Erişkinlerde de bu tip egzersizler, alt ekstremiteye yönelik demin bahsettiğim egzersizler var. Gelelim motorlu tekerlekli sandalyeye. Bununla ilgili de son literatürü taradım. 18 aylıktan itibaren yürüyemeyen çocuklarda motorlu tekerlekli sandalye çok iyi tolere ediliyor. 18 aylık çocuğunuzu alabilirsiniz. Tabii devlet ödemiyor. O ayrı bir şey. Birkaç tane paylaşmak istediğim slide, görüntülü slaytlar var. Şimdi pozisyonlama çok önemli. Yani çok 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 önemli. Bununla ilgili yastıklar, düzenekler, işte kalçayı destekleyen bir takım ortaya konulan kalınlaştırmalar, eklemleri iyi pozisyonda tutmak. Ben her yerde bunu anlatıyorum. Yani kaster seminerlerinde de anlatıyorum, öğrencilere de anlatıyorum, tıp öğrencilerine de anlatıyorum, hemşirelere de anlatıyorum. Fizyoterapistlere artık anlatmıyorum, onların hocası değilim. Burada bir resmi var yine çocuklarımızdan biri. Kalçasını, dizlerini, ayak bileğini böyle kıvırmış. Böyle bırakırsanız bu çocuk böyle kalır. Ama eğer immobilizerlerle, afolarla, kafolarla bu tür en az 4-6 saat yapmanız lazım minimum. Bunu da kanıtladık. Yani 4 saat bile atel taksanız bu kontraktürleri önlüyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey. Tabii oturma, bu demin bahsettiğim şey bu. Yani skolyoz gelişiyor. Bakın bu çocukta skolyoz gelişmeye ihtimali var. Ne yapmışız? Gövdesi çok gevşek gövdelere böyle elastik materyalden, yumuşak plastikten gövde dengesini dik tutacak bir takım şeyler yapmışız. Veya ateller koymuşuz veya skolyoz korseleri veya gövde korseleri takmışız. Bu da bir oturma kalıbı. Çocuğa özel de yapılabilir, hazır da yapabilirsiniz. Çok basit şeyler gibi duruyor ama her çocuk için ayrı ayrı değerlendiriyoruz biz bunları. Bu da böyle bir literatürden bulduğum bir korse. CTLSO yani cervicothoracolumbosacral ortez. Bu böyle kitap gibi açılıyor. Çok ilginç bir şeydi. Onun için getirdim buraya. Yani çeşitli alternatifler olabilir. Ayakta durma sehpası olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Yani her çocuğun bir oturma sandalyesi olacak, bir ayakta durma. Erişkinler için de eğer eklemlerinizde kontraktür olmadan bunu edinebilirseniz bu harikulade bir şey. Günde 2 saat buna da yeterli. 2 saat daha fazla olması gerekmiyor. Kemik sağlığından bahsettim demin. Omurga postüründen bahsettim. Bu çok çok önemli. Evet, eziyetli birazcık, zahmetli. Bunun bir de şuyu vardı biliyorsunuz. Oturduğu zaman basıyorsun, böyle motorlu ayağa kaldırıyor sizi. Bu fevkalade bir alet. Bunu da edinebilirseniz edinin çocuğunuz için de, kendiniz için de. Mobilite çocuklar için demin bağımsızlıktan bahsettim. Ne kadar erken çocuğunuza bağımsız mobilite yani sandalye, tekerlekli sandalye kullanacaksa, ne kadar erken kullanırsa bağımsız olarak o kadar zihni de gelişecek. Yani bundan da emin olun. Ama hiç de ihtiyacı olmasın. Tabii ki bu yeni gen tedavileri, ilaç tedavileriyle bu çocuklar bağımsız kendi kendilerine mobilize olabilsinler. Sandalye olmadan zaten hedefimiz bu. Ama değilse de şunu bilin ki böyle zorlukla bağımlı işte tekerlekli walkerlarla böyle cihazlarla zorla yürümesindense gayet güzel bir sandalyeye binip bağımsız kendi kendine hareket etmesini lütfen tercih edin. Okula da bu şekilde gitsin. Çünkü o zorlukla enerji sarf ederek yürümek de bu çocuğun bütün enerjisini alıyor. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Üst ekstremitedeki sprintlerden bahsettim. Bunlar çok çok önemli. Özellikle kas zayıflığı olan SMA'lı çocuklarda yani bağımsız yaşam için omuz içinde, dirsek içinde, el içinde çok çok faydalı ateller var. Bunu terapistlerinizle, bizlerle, ergoterapistlerinizle de konuşun. Zaten diyorum yutmadan bahsedilecek. Bunları hızlıca slaytlarımı koyduğum için
çıkartmadım. Hani belki bırakacağım slaytlarımı bakarsınız diye. Tabii ki yaşam kalitesinden bahsettik, beden sağlığı dedik. Sadece kas iskelet değil beden sağlığı. Aslında ben şöyle diyorum, gerçek mutluluk yani ağzınızdan aldığınız bir gıdayı dışarıya çıkarabilmenizdir yani. Bu çok büyük bir mutluluktur. Yapamıyorsanız bunu fevkalade zor. Yaşam kalitesini çok çok etkiler. Çocuklar için de özellikle değerlendirme, özellikle oturamayanlarda gelişim eksikliğinden dolayı oturabilenlerde ve yürüyenlerde de aşırı kilo alımı yaşam kalitesini çok çok etkiler. Ve tabii ki solunum problemleri de birlikte değerlendirilmelidir. Mutlaka her ailede, her kişinin ve her çocuğun mutlaka beslenme ile ilgili bir uzmana da takibini ben öneriyorum. Özellikle biz fizik tedavi rehabilitasyona gelen hastalarımızda, çocuklarımızda eğer böyle bir sorunu varsa gastrointestinal değerlendirme için mutlaka bir uzmanla da yaklaşım yapmalarını istiyoruz. Çünkü çok çok gelişti artık. Çok gıda takviyeleri, lif takviyeleri, kabızlık takibi, vitamin takipleri ayrı bir konu. Bunu da mutlaka bir uzmanla görüşmelisiniz. Belirli bir düzeyde bir problem yoksa takibini diğer uzmanlarınız yapabilir. Ama birazcık problem varsa özellikle çocuğunuzun gelişme hızında bir takım yani persentil değerlendirmelerinde gerilikler varsa o zaman mutlaka diyetisyen ve gastrointestinal sistem uzmanlarıyla da takip gerekir. Kırıklar açısından özellikle bu çocuklar ve bu kişiler risklidir. Çünkü SMN geninin kemik metabolizmasıyla da ilgili bir etkisi var. Dolayısıyla burada SMA hastalarında kemik erimesi ve kırık hastalığın kendisiyle de ilgilidir. Bunu da mutlaka bilmek gerekiyor. O yüzden düzenli kemik yoğunluğu takiplerinizi, D vitamini takiplerinizi yapmalısınız. Osteopeni açısından da özellikle D vitamini takviyelerinizi de ihmal etmemelisiniz. Eğer sık sık kırık oluyorsa bifosfonat dediğimiz en çok kullandığımız ve güvendiğimiz ilaçları da biz sizlere öneriyoruz. Endokrin uzmanları, ortopedistler, fizik tedavi uzmanları bu takiplerinizi yapabilirler. Benim zannediyorum anlatacaklarım bu kadar. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkürler hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz gerçekten. Teşekkür ederiz. Ben şimdi Fatma Hanım'a sözü bırakmak istiyorum. Tam biraz zamandan aldık Fatma Hanım içerideyse. Yutma terapisti ve aynı zamanda konuşma terapisti. Resa hocamızın anlattıklarını tamamlayıcı olacak. O yüzden o da çok değerli bilgiler verecek. Ben şimdi sözü Fatma Hanım'a aktarıyorum. Teşekkürler. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Öncelikle Medipol Mega Hastanesi'nde çalışıyorum. Dil ve konuşma terapistiyim. Özellikle yutma ve yutma bozuklukları konusunda çalışıyorum. Dil konuşma deyince de özellikle şeyin farkındayım aslında. Hep konuşmayla ya da konuşma bozukluklarıyla alakalı alanlarda çalışılıyor gibi. Ama bunun ses ve yutma bozukluklarıyla alakalı olan alanları da çok yaygın. Dünyada da özellikle bu iş dil ve konuşma terapistleri tarafından yapılıyor şu anda da. Bununla başladıktan sonra SMA ile alakalı öncelikle yani bütün hastalar aslında yutmanın ne olduğunu birazcık anlatmaya çalışıyorum. Yutma mekanizmasını anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de gelişim yutma nedir'den başlatmak istedim açıkçası. Yutma dediğimiz şey ağzımıza aldığımız besinin öncelikle ağızdan hazırlanması, daha sonra yutağa doğru iletimi ve en son olarak da yemek borusuna mideye geçiş sürecinin bütünüdür. Bu temelde 3 tane fazdan oluşmakta aslında. Bir tanesi ağızda hazırlıkla alakalı oral faz dediğimiz fazdır. Burada bir görselde kısaca yutmadan çok kısa bir şey göstermek istedim. Daha sonra diğer fazlar için de diğer slaytlara geçmek istiyorum açıkçası. Çok özür dilerim. Şöyle. Sesleri kısabilirsem hemen. Besinlerin hazırlandığı ilk faz. Burada çiğnemeyle beraber besin belli bir kıvama, yumuşak kıvama getiriliyor. Sindirim için kolaylaştırılmış oluyor açıkçası. İlk faz bu şekilde. Birazcık hareketli animasyonlarla bunu göstermek istedim. Çiğneme safhası ve arkaya yutak iletim safhası. İkincisi de farengel faz dediğimiz faz. Bu da yutak fazı olarak geçiyor. Besin
arka yutak duvarına ulaştığı andan itibaren soluk borusunun korunması ve daha sonra yemek borusuna besin iletimini kapsıyor. Son olarak özofageal fazımız mevcut. Burada da yemek borusunun girişinden itibaren mideye kadar iletiminde belli bir peristaltizm dediğimiz yemek borusu hareketleriyle beraber mide besin ulaştırması. Bu fazlardan temel olarak ulaşıyor. SMA'da yutma özelliklerine şöyle bir çerçeve oluşturmaya çalıştım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. SMA'da daha çok tip 1 ve tip 2 için yutma problemlerini görebiliyoruz. Tip 3 ve tip 4'te çok fazla yutma bozukluğu ya da yutma ile alakalı sorunlarla başvuran hastalar olmamaktadır. Tip 1 açısından birazcık daha dramatik bir tablo olduğunu görüyoruz. Bununla alakalı literatürde çalışmalar da çok çok az olduğu için bizim kapsamımız biraz daha geleneksel tedaviyle beraber neler yapıyoruz onları açıklamaya çalışacağım. Şu an sesim geliyor değil mi bu arada? Bir sıkıntı yok herhalde. Şu anda yok. Arada böyle bir cızırtı oluyor ama şu an iyi. Tamam. Bir sıkıntı olursa siz uyarabilirsiniz beni. Ya da çok hızlı gidersem uyarabilirsiniz. Tamam. Tamamdır. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. SMA'da yutma özellikleri erken dönemde ne görüyoruz? Bu bebeklerde emme çok çok zayıf. Çok etkisiz bir öksürük var. Sedat Hocam da bahsetmişti. Emmenin zayıf olması birazcık daha beslenmeyi zorlaştırıyor. Yeterli kalorinin alınarak büyümenin çok sekteye uğramasına neden olabiliyor. Yeterli kalori alınamadığı için daha doğrusu. Çocuklarda oral fazla alakalı bahsetmiştim. Ağzın kapanması gerekiyor. Dilin koordinasyonu çalışması gerekiyor. Benim dediğimiz yumuşak damağın etkili bir şekilde arka yutak duvarına birleşerek buruna geri kaçakların olmasının, yiyeceklerin burundan gelmesinin engellenmesi gerekiyor. Bu çocuklarda belli aşamalarda sıkıntı var. Bir tanesi ağız açık duruyor genellikle. Bu solunumla alakalı olabildiği gibi yeterli miktarda ağzı kapatamama, o kas kuvvetinin sağlanamamasıyla da alakalı olabiliyor. Ağzı açmada kısıtlar görürüz. Özellikle literatürde bu şu şekilde belirtilmiş. Bir yaş sonrasında masseter dediğimiz çiğneme kasında kontraktürler, kısalıklar meydana gelebiliyor. Bununla alakalı çocuklar çok fazla ağızlarını açamayabiliyor ve dolayısıyla ağızdan beslenme sekteye uğrayabiliyor. Bunun dışında zayıf çiğneme görüyoruz. Azalmış ısırma gücü meydana geliyor. Kaslar zayıf olduğundan dolayı. Besini ağızda tutmada güçlük meydana geliyor. Dudaklar yeterli miktarda kapatılamadığı için. Dil koordinasyonunda zayıflıklar görüyoruz bu hastalarda. Şu şekilde dili ilk yeni doğan çocuklarda gördüğümüz o emme refleksinde gördüğümüz dil itimlerini görebiliyoruz. Dil çok fazla dışarı iterek çok fazla koordine edemeyebiliyor. Arkaya dilin geri doğru hareketinde sıkıntı olduğundan dolayı da besinin arkaya doğru, yutağa doğru iletiminde sıkıntılar olabiliyor. Velo farengel kapanmada zayıflık dediğimiz şey şu, yumuşak damakla arka farenks duvarı yani yutak duvarının birleşmesinde sıkıntılar olabiliyor. Açıklık kaldığı zaman dil koordinasyonu da kötüyse ağza gelen, ağza aldığı besin çocuğun biraz buruna kaçabiliyor. Bu çocuklarda klinik değerlendirmede sorulduğu zaman çoğu zaman aile şunu söyleyebiliyor. Çocuğu besliyoruz fakat her seferinde burundan bir miktar yiyecek gelebiliyor şeklinde. Bunlara o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Oral beslenmede yine bu ağız yapılarının, kas yapılarının çok fazla kuvvetli olmaması çabuk yorulmayla ilişkili olabiliyor. Bu çocuklarda yeterli kalori de çok fazla alınamadığı düşünülürse beslenme süreleri çok fazla uzun olabiliyor. Bunlar genel olarak ilk fazdaki ağız hazırlık evresiyle alakalı bulgulardı. Bunun dışında ikinci yutak evresinde bahsettiğimiz etkisiz bir öksürme var. Bu da solunum yollarının çok fazla korunamamasına yol açabiliyor. Normalde biz herhangi bir beslenme sırasında soluk borumuza yiyecek kaçacak duruma gelirsek öksürerek bunu çıkarmaya çalışıyoruz ve bu şekilde solunum yollarını, biraz üst solunum yollarını korumaya çalışıyoruz. Çocuklarda etkisiz öksürme meydana geldiği zaman kendilerini çok fazla koruyamıyorlar açıkçası. Hava yolunun bu şekilde korunmasına sorunlar meydana geliyor. Bunun yanında penetrasyon, aspirasyon, yani bu tarzda çocukları olan ailelerin çok fazla duyduğu iki tane kavram. Penetrasyon dediğimiz şey şu, ses tellerinin üzerinde yiyeceklerin bir şekilde birikmesi, altına inmemesi ancak inme açısından risk oluşturması ve hastalık yani akciğer pnömonisi açısından risk oluşturması demektir. Aspirasyon dediğimiz şey ise ses tellerinin altına yiyeceklerin inmesi ve soluk borusuna giderek akciğerde enfeksiyon oluşturması demektir.
Bununla alakalı bir diğer kavram ise gastroözofageal reflü. Bu çocuklarda yüzde, yani literatürde çoğu olarak en son belirtilmiş, %30'larında çocukların bir çoğunda reflü şikayeti mevcut. Bu birazcık soluk alma biçimleriyle alakalı, biraz da NG ya da PEC olması durumunda biraz daha bu reflüyle alakalı şikayetleri arttırabiliyor. Bunları görüyoruz. Bir de doğrudan yutma bozukluklarıyla alakalı olmasa da çocuklarda baş tutmanın zayıf olması, özellikle SMA tip 1'de baş tutmasının zayıf olması, bu kaçaklar açısından akciğere yiyeceklerin, besinlerin aspir ederek kaçması açısından risk oluşturmaktadır. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Tip 1 ve tip 2 için özet olarak bu şekildeyken şöyle söyleyebiliriz. Tip 2, tip 3'ler için boğulma hislerinin olduğunu görürüz bazen. Katı yiyecekleri yemekte sorun yaşadıklarını belirtebiliyor hastalar. Bununla alakalı da bazı stratejiler geliştiriyorlar. Mesela çok az kıvamlarla, çok küçük parçalar halinde yiyecekleri yemeye çalışma. Bunun dışında yemekten kaçınma, sadece sıvı ya da püre kıvamlarıyla beslenmeye çalışma tarzı. Hem hastaların biraz... Tekrar cızırtı oldu ama son söylediklerinizde. Mikrofona mesafeden mi acaba bilmiyorum. Tekrar tamam. Bir cızırtı oldu. Kulaklık varsa belki o önler. Kulaklığı çok fazla yapmadım. Şu an mikrofonu ayarlamaya çalışıyorum. Tamam. Aynı cızırtı duyuluyor mu acaba? Ara ara duyuluyor. Demin de tamamen böyle anlamakta zorluk çekince tekrar böldüm. Kusura bakmayın. Tamam. Ben tekrarlarım, sorun olmaz. Siz uyarabilirsiniz bu şekilde. Teşekkür ederim. Tamamdır. Tamam. Tip 2, tip 3'ler, tip 2'lerin daha ileri evresinde, daha doğrusu herhangi bir ekstra bozukluk olmayıp da korku gelişen vakalarda ya da tip 3'ler, tip 4'lerde bazen katı yiyecekleri yemekte sorun olduğunu görürüz. Bunları da dediğim gibi çeşitli stratejiler geliştirerek daha küçük parçacıklar halinde almaya çalışıyorlar ya da hiç katı yemeyip sıvı püre kıvamlarıyla beslenmeye çalışan hastalar oluyor. Biz normal klinik değerlendirmesine gelen bir hastada neler yapıyoruz? Öncelikle aileyle görüşme yapıyoruz. Yutma ile alakalı süreç nasıl ilerledi? İlk doğum anından itibaren nelerle beslendi? Herhangi bir şekilde akciğere kaçak oldu mu? Ya da bununla alakalı hastanede yatış öyküsü var mı? Çocuk nasıl tepki veriyor? Salya çok fazla akıyor mu? Beslenme tipi nedir? Bazen 2 aydan itibaren NG ile beslenebilen çocuklar olabiliyor çünkü. Ne zaman itibariyle takıldı, neler yapıldı, bunları birazcık sorguluyoruz. Daha sonra biz mümkünse yanlarında ailelerin mama ya da beslediklerine varsa bunları getirmesini istiyoruz. Klinikte de normalde gözlem yapmaya çalışıyoruz. O anda aile kendi bebeğini alarak beslemeye çalışıyor. Biz de hangi pozisyonlarda neler veriyorlar, çocuğun tepkisi nasıl ve de yutma özellikleri neye benziyor, bunu birazcık belirlemeye çalışıyoruz. Bu sırada yiyecekler ağızdan dökülüyor mu? Ya da besledikten sonra ağızda herhangi bir kalıntı kalıyor mu? Ağız hijyeni ne durumda? Bunlara birazcık bakıyoruz. Özellikle diş çıktıktan sonra ağız hijyeninde çok fazla iyi olmadığını görebiliyoruz. Ya da çabuk dişlerin çabucak çürüyebildiğini oral beslenen vakalarda görebiliyoruz. Yemek sırasında veya sonrasında öksürme var mı? Bu önemli bir bulgu. Yemek sırasında olanlarda genellikle şu olabiliyor. Doğrudan aldığı besinle akciğerlerine soluk borusuna kaçırmış olabiliyor. Bu doğrudan öksürük yaratabiliyor ya da penetrasyondan bahsetmiştim. Normal beslenme sırasında yiyecekler belli noktalarda gölleniyor. Daha sonrasında soluk borusuna kaçabiliyor. Bu da daha sonra bize öksürük bulgusu olarak olabiliyor. Bu genelde gözden kaçabilen bir durum. Aynı zamanda akciğer pnömonisi için ciddi risk yaratan bir durum. Aileler o sırada öksürmediği için bir sorun olmadığını düşünebiliyor çünkü. Ya da daha sonra öksürdüyse farklı bir duruma bağlayabiliyor. Tıkanma, boğulma hisleri oluyor bu çocuklarda. Doğrudan aspirasyon durumunda tıkanma, boğulma hisleri oluşuyor. Çocukta morarma, nefes alıp vermeler, sıklaşma meydana gelebiliyor. Çocuk çabuk yorulabiliyor. Çok fazla, dediğim gibi, o ilk safhaya çok fazla enerji sarf ettiği için ya da baş etmeye çalışırken çok fazla enerji sarf ettiği için çabuk yoruluyor. Ya da uzun beslenme süreleri oluyor. Aile birazcık daha güvende olsun diye bekletebiliyor. Biraz daha uzun zamanı yaymaya çalışıyor. Ancak bu hem çocuk için çok enerji sarf edilmesi demek, hem de aileler için çok yıpratıcı bir süreç oluyor. Çocuklarda sık akciğer enfeksiyonu görebiliyoruz. Bu da yutma bozukluğuyla alakalı klinikte karşılaştığımız bir sıkıntı. Yemek sonraları bebekte huzursuzluk, sık kusmalar olabiliyor. Bu da son yutmanın son evresiyle alakalı sıkıntılarda gördüğümüz bir şey. Daha sonra değerlendirmeye geldiğimizde nelere bakıyoruz bu çocukta? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. SMA tip 1 ilk
tanı konulduğu andan itibaren bir yutma açısından değerlendirmesini genelde öneriyoruz açıkçası. Çünkü klinik tablo genelde kötü bir şekilde seyrediyor bu hastalarda. Bu açıdan erken dönemde yutma bozukluğuyla alakalı belli şeyleri yakalamak istiyoruz. Belli bozuklukları yakalayıp ona yönelik müdahale etmek istiyoruz. Değerlendirmeyi de niçin yapıyoruz? Oral beslenebilir mi? Ya da oral besleniyorsa buna devam etmesi çocuk açısından iyi olur mu? Doğru beslenme pozisyonları nelerdir çocuk açısından? Eğer oral besleniyorsa uygun kıvamları belirlemek için özellikle thickener'la dediğimiz thickener'larla biraz daha yiyeceklere kıvam vermeye çalışıyoruz eğer mamayla besleniyorsa. Ya da NGPEG ihtiyacı var mı bu çocukta? Oralde herhangi bir sıkıntı varsa uzun dönem biraz düşündüğümüz zaman NGPEG ihtiyacı nedir buna bakıyoruz. Son zamanlarda baktığımızda da aslında yani literatür genellikle şöyle en son yapılan çalışmalarda hani beslenmeyle alakalı çok fazla çalışma yok açıkçası. Genelde nazogastrik tüp ya da pek mideden beslenme yöntemleri seçiliyor. Birazcık daha erken dönemde NG'de pek takıldığı için oral beslenmede uzun dönemde çok fazla bir çalışma görmüyoruz açıkçası. Biz ki atılmak istenmiyor doğal olarak çocuklardan. Değerlendirmede bunların kriterlerinin hepsine bakarak hangisi olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Peki biz klinik yutma değerlendirmesi dışında neler yapıyoruz? Altın standardımız burada modifiye baryum yutma çalışması. Özellikle hastaneye başvuran çocuklarda yutma kliniklerinde baryum çalışması varsa mutlaka baryum ulu testlerle bakmaya çalışıyoruz. Bu radyoloji kliniğinde baktığımız bir test. Midenin ağızdan, daha midenin diyorum pardon, yutmada ağızdan mideye geçiş safhasına kadar olan bütün o aşamaların hepsini görüntüleyebildiğimiz bir test. Neler yapıyoruz? Çocukta normalde neyle besleniyorsa sıvı, püre kıvamlı ya da katı beslenen bir çocuksa, tip 2 tip 3'leri düşünecek olursak, bunların hepsine opak bir madde olan baryum ya da ürografin dediğimiz bir opak maddeyi yiyecek içerisine karıştırarak çocuğa ağızdan veriyoruz. Bu test sırasında NG ya da PEG olması çok fark etmiyor. Testi yapmamızı çok fazla engel değil. Test öncesinde çocuğun birazcık aç olmasını istiyoruz. Bunun sebebi de alması açısından biraz daha istekli davranması için. Onun dışında aç ya da tok olmasının çok fazla bir etkisi yok açıkçası. Yiyeceğe opak maddeyi kattıktan sonra ağızdan veriyoruz ve ağız kontrolü ne şekilde? Dudaklarını kapatabiliyor mu? Bahsettiğimiz yumuşak damak arka yutak duvarına tam kapatarak burnuna kaçakları engelliyor mu? Bunun dışında koordinasyon ne durumda? Arka yutak zamanında ulaştırabiliyor mu ya da erkenden mi dökülüyor? Arka kısmı erkenden kaçarak nefes borusuna mı gidiyor? Yutak safhasına geldikten sonra yiyecek soluk borusuna mı kaçıyor yoksa yemek borusuna mı devam ediyor? Bunun genel koordinasyonu nasıl? Epiglot dediğimiz bir kapakçık var. Soluk borusunda şimdi ses tellerini V şekline düşünürsek soluk borusunun kapanması öncelikle ses tellerinin kapanmasıyla oluşuyor. Daha sonra yaprak şeklindeki epiglotta soluk borusunu kapatarak buradaki korumayı sağlıyor. Bu epiglotun kapanması zamanında mı tam bir şekilde kapanıyor mu? Yiyeceklerin kaçmasını engelleyebiliyor mu? Bu ritme bakıyoruz. Bunun dışında neler var? Yemek borusuna geçişte bu peristaltiz dediğimiz bir hareket var. Yemek borusunun hareketi. Bu tamamıyla gerçekleşebiliyor mu? Yiyeceğin aşağı mideye doğru geçişinde herhangi bir sıkıntı var mı? Üst kapakçığı ile alt kapakçığında yemek borusunun herhangi bir kasılma ya da açılma, gevşeme konusunda bir sıkıntısı var mı? Bunları belirlemeye çalışıyoruz. İlk videoda bu bahsettiğim penetrasyonla alakalı çektiğimiz, değerlendirdiğimiz çocuklardan bir tanesinde penetrasyonla alakalı bulgular vardı. Onu göstermek istedim. Siyahlık şeklinde gördüğümüz yiyeceğin kendisi. Tekrardan göstermeye çalışayım. Ağızdan verdik, enjektör yardımıyla verdik burada. Ağızda şu şekilde dudaklarının tam kapanamadığını ve bir miktarın dışarıya döküldüğünü gördük. Gördüğünüz hareketi yapabildiğin kendisi çok fazla koordine edemediğini ve de yiyeceklerin hem öne hem arkaya rastgele hareket ettiğini görüyoruz. Yiyeceklerin arkaya itiminde yine aynı şekilde sıkıntı mevcut. O yüzden koordine edemediği için bir miktar öne dökülüyor. Arkaya inmelerde erken dökülmeler meydana geliyor. Bu yüzden de ses tellerini şurada molekülayı görüyoruz. Tekrardan açayım ben. Arkaya doğru iletildi. Doğrudan kaçağımız yok burada. Fakat bir miktar valikulanın ön kısmında, epiglotun ön kısmında valikula dediğimiz alanda bir miktar yiyecek kalıntısı olduğunu
ve çoklu yutmalarla hastanın temizlemeye çalıştığını görüyoruz. Bir miktar kanıtı daha sonra aspire edilebiliyor. Ancak burada doğrudan kaçak olmadığını görüyoruz. İkinci videoda doğrudan kaçaklı olan bir hastamızda gördüğünüz gibi hemen soluk borusuna bir miktar kaçtı. Doğrudan aspire ettiğimiz için de çocuk bir miktar öksürerek kendisini kurtarmaya çalıştı. Son videoda ise yutmanın son safhasıyla alakalı özofagel fazda sıkıntı olduğunu görüyoruz. Yiyecekler burada yavaş bir şekilde ilerletilmekte. Çocuğun kasılmasıyla beraber geri kaçaklar kusmalar olabilmektedir. Modifiye barium testinde öncelikle çocuğun ihtiyacına göre yan pozisyondan lateralden başlıyoruz. Daha sonra ön arka pozisyondan da bakıyoruz. Onu eklemeyi unuttum. Bu şekilde testlerde kaçak var mı yok ona bakmaya çalışıyoruz. Modifiye barium dışında ikinci bir seçeneğimiz ise flexible endoskopik yutma değerlendirmesi. Bu önünde bir kamera olan endoskop yardımıyla burundan giriş yapılarak ses tellerinin üzerinde sabitlediğimiz ve de o sırada ses tellerinin yapısı, epiglotun durumu ve de yutmanın normal ilerleyişiyle alakalı görüntüleme hakkında bilgi sahip olduğumuz bir test. Açıkçası şöyle söyleyeyim, çocuklarda çok fazla tercih ettiğimiz bir test değil. Çok fazla çünkü rahatsız olup ağladıklarını görüyoruz. Çok fazla teste koopere olamadıklarını görüyoruz. O yüzden daha çok yetişkinlerde yaptığımız bir test. Bu da yetişkinde benim yaptığım testlerden bir tanesiydi. Gördüğümüz gibi ses tellerinin hareketliğe bakabiliyoruz. Eğer hasta koopere öksürmesini istiyoruz ya da kuru yutmasını, kendi tükürüğünü yutmasını istiyoruz. Bu şekilde epiglot dediğimiz kapakçık var burada. Onun hareketliğine bakmaya çalışıyoruz. Daha sonra da ağızdan yiyecekleri vererek, çeşitli kıvamdaki yiyecekleri vererek bunlar belli noktalarda göleniyor mu, penetre mi ediliyor, aspire mi ediliyor, güvenli bir şekilde yutulabiliyor mu, bunların hepsine bakmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi şu ana kadar yaptığımız pek çok vakada çok fazla hasta koopere olamadığı için başarılı olamadık açıkçası. Kısıtlı olarak bakma şansımız oldu. Daha çok o yüzden de modifiye barium yutma değerlendirmesi yapıyoruz hastalara. Şimdi bunların hepsini belirledikten sonra güvenli beslenme ve terapi aşamasına geçtiğimizde öncelikle sorumuz oluyor. Bu hasta oral beslenmeye devam edebilir mi? Ya da uzun vadeli oral beslenmede bir sıkıntı olur mu? Bunları cevapladıktan sonra en güvenli yutma çeşidi ne olabilir? Nazogastrik tüple burundan mideye geçecek bir sonda elle beslenmesi daha mı iyi olur? Yoksa uzun vadede pekle beslenmesi, midede açılacak bir sonda ile beslenmesi daha mı uygun olur? Buna karar vermeye çalışıyoruz. Normal bu kararda tek başına tabii dil konuşma terapistlerinin değil açıkçası. Multidisipliner çalışmada göğüs hastalıkları, gastroenteroloji bölümü, diyetisyen, KBB, bütün bu alanların hepsiyle beraber ortak verdiğimiz bir karar sonucunda iletiyoruz ailelere. Bunun dışında yiyeceğin kıvamda değişikliklere gidebiliyoruz. Oral beslenmeye uygunsa o anda ya da çok fazla oralde beslenmesinde bir sıkıntı görmediysek, bazen sıvının kontrolü çok sıkıntı olduğu için thickener'larla, kıvam koyulaştırıcılarla bir miktar kıvam vererek daha güvenli bir şekilde yemesini sağlayabiliyoruz. Bunun dışında güvenli pozisyonlamalar sağlamaya çalışıyoruz hastalara. Özellikle önerdiğimiz şey şu, çocuk mecburen yatma durumundaysa başın en azından kendi gövdesinden daha yukarısında durması. Bu reflü açısından da biraz daha güven sağlayacaktır. Eğer oturabiliyorsa mutlaka dik pozisyonda beslenmesi. Hatta NG ya da PEC varsa beslenme sırasında ve bir müddet sonrasında da çocuğun dik vaziyette tutulmasını istiyoruz. Bunun dışında terapi yönelik açıkçası bu çocuklarda tip 1 ve tip 2'lerde daha çok oral yoldan kontrolde sıkıntı ve diğer işte faringel fazda, yutak fazında ve özofagel fazda sıkıntılar görüyoruz. Ancak ilk hedefimiz birazcık hani müdahale edebildiğimiz oral motor zayıflıklara yönelik egzersizler şeklinde oluyor. Bunun için işte dudakların biraz daha kapanmasını sağlama, çiğneme kaslarına uyarılar vererek ya da kinezoterapi bandlamalardan bahsediyorum. Bu şekilde uyarılar vererek biraz daha kontrol arttırma, dil hareketliliğini arttırma, dilin ön arka hareketini birazcık sağlamaya çalışma, birazcık daha çiğneme çalışarak ısırma kuvvetini arttırmaya çalışma, biraz bu şekilde ağız kontrolünü sağlayarak diğer iki safhayı da olumlu yönde etkilemeye çalışıyoruz.
Bunun dışında farengel faza yönelik buzlu çubuklarla, daha doğrusu çubuğu buza birazcık batırarak termal stimülasyonlar aracılığıyla işte otomatik olarak yutma refleksinin biraz daha ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Bunun tekrarlarıyla hastanın biraz daha rahat normal yutmayı yapmasını bekliyoruz. Bunun dışında benden önce konuşan hocam da bahsetti. Nöromüsküler elektriksel uyarım şu anda sık sık adı geçen araçlardan bir tanesi. Bununla alakalı literatürde çok fazla bilgi yok açıkçası. Sebeplerinden bir tanesi tek başına elektriksel uyarımın yapılmasının çok etik bulunmaması. Çünkü her saniyesinin çok önemli olduğu bir hastalıktan bahsediyoruz ve bununla, yani tek başına elektrik denenerek etkisini bilmeyince çok fazla emin de olamıyoruz açıkçası. Hastaya zarar verecek bir etkisi olacak mı? Ya da tek başına bir etkin olur mu? Bunlarla çok fazla çalışma bu sebeple yok. Hem etik açıdan hem de çok fazla yeterli çalışma olmadığı için açıkçası çok fazla uygulanmamış. Biz bunu yaparken şunu hedefliyoruz sadece. Çok büyük bir kontraindikasyon yoksa klasik yaklaşımı biraz daha kası uyarmak amacıyla belli herzlerde duysal olarak da bir sıkıntısı yoksa çocuğa uygulamaya çalışıyoruz. Kinezoterapi bantlama ise kan dolaşımını arttırma, kasın birazcık daha etkili kasılması için farkındalığını arttırma ya da kas çok zayıfsa destekleme amacıyla kullanılan bir şey. Burada özellikle sadece kontrol için yaptığımız tekniklerden bir tanesi dudak etrafında birazcık daha kapanmayı uyarmamız. Bunun dışında çiğneme kaslarının üzerinde de masseterde de bantlamalar yaparak kontraktör varsa biraz daha gevşeme tekniği. Eğer kontraktör yoksa, zayıfsa da biraz daha kası uyarıcı, stimüle edici tekniklerle yapıştırmaya çalışıyoruz kinezoterapi bantları. Şimdilik bu şekildeydi. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bağlantıdan dolayı sıkıntı oldu farkındayım ancak. Bir soru vesaire varsa, biraz hızlı gittiğimin farkındayım. Herhangi bir şey varsa, eksik bıraktığım bir şey olursa cevaplamaya çalışacağım. Son bir şey daha ekleyeyim. Çok fazla oral besleme olduğunu görmüyoruz bu çocuklarda. Biraz bahsetmeye çalıştım. Şimdi ilaç uygulamalı gen terapileri biraz daha yeni 2016 kapsamı yanlış hatırlamıyorsam yeni uygulamaya başlandı. Bundan önceki süreçte şimdi tek bir ailede daha önceki çocuklarda tip 1 şeklinde SMA görülen ailelerde deneyim olarak bana şunu söyleyebiliyorlar. Daha önceki çocuğumuzda ilaç verilmediğinde tablo çok daha dramatik, daha kötü şekildeydi. Şu an ilacı alan ya da terapi şansı olan çocuklarda daha iyi bir iyileşme olduğunu söylüyorlar. Daha iyi olduklarını söylüyorlar. Daha öncesi uygulamalarda hep biraz daha şeydi, NG ya da PEG'le beslemeyle oral beslenmenin stoplanması şeklindeydi. Literatürde birazcık buna yönelik açıkçası. Ancak şu an ilaç alan hastalarımızda şunu görüyoruz. Yani klinik tablo eskisinden çok daha parlak, daha iyi olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de bazen şey oluyor. NG tıklamasının ertelenmesi, mümkünse ağızdan beslenmenin eğer güvenliyse devam ettirilmesi şeklinde. Ancak NG tüp takılanlarda da şu var. 2 ay 16 ay arasında normalde bir süreçte takılıyordu. Bu yüzden biz çok fazla müdahil olmuyorduk. Şu an birazcık daha ilaç tedavilerinin yaygınlaşması, işte gen terapilerinin olmasıyla beraber oral beslenme yönünde birazcık daha denemeleri devam ettiriyoruz. Çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Chat kısmından da bakıyorum soru var mı diye. Şu an için bir soru da görünmüyor. Çok teşekkürler. Bizler için çok aydınlatıcı oldu. Vakit ayırdığınız için ve destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar merhaba son oturumdan. Şimdi bizimle Funda Hanım, klinik psikolog Funda Tekelioğlu birlikte olacak. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine davetimi kabul ettiği için. Hasta çocuklar ve aileleriyle çalışmalar yapan çok değerli bir klinik psikolog kendisi. Aynı zamanda Ayna Psikolojik Danışmanlığı'nın da kurucularından. Ben şimdi sözü Funda Hanım'a aktaracağım. Merhabalar. Arada sorular eğer yazılırsa bana şey yapabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Tamam, belki, ben takip edeceğim. Belki olur, bilmiyorum. Ben bugün size biraz şöyle yapayım.
şimdiye kadar büyük olasılıkla tedaviye dönük paylaşımlar yapıldı. Daha rahatlatıcı paylaşımlar yapıldı. Yani daha çok ilgilendiğiniz alanlarda paylaşımlar yapıldı. Ben pek ilgilenmediğiniz ya da ilgilenemediğiniz bir alana seslenmek istiyorum aslında. Ben aileyi bütün olarak değerlendirmek istiyorum. Tabii ki bildiğiniz konuları anlatacağım. Belki de gözden kaçırdıklarınız, tam da bilemiyorum. Yani SMA'lı bebek ya da SMA'lı çocuk değil de SMA'lı aileden bahsetmek istiyorum size. Çünkü aslında bir bütün. Bir de benden dinleyin bakalım neler oluyor ailenin içerisinde. Şimdi teşhisin konulmasıyla beraber hepinizin süreci büyük olasılıkla birbirinden farklılıkları var, benzerlikleri var. Tabii önceki o kaygılı bekleyişler de var. O teşhisin konulmasıyla beraber ailenin hayatı değişiveriyor aslında. Yani aslında o zamana kadar yaşanan hayat veya ileriye dönük hayal edilenlerin hepsi yıkılıveriyor. Ve sonrasından da çok emin olamadığınız bir dünyaya giriş yapılıyor. Ben buna travma çemberi diyorum. Yeni hayat, yeni yaşam bu travma çemberi artık. Orada yaşamaya başlıyoruz. Hayat bu. Şimdi evet. Özellikle travma çemberi diyorum, yeni hayata böyle tanımlama ihtiyacı hissettim hazırlanırken. Çünkü bana göre bu yeni dünyanın içerisinde, yeni yaşamın içerisinde bir sürü travmatik yaşantıyla karşılaşıyor ebeveynler ve karşılaşmaya da devam edecekler, ediyorlar diye düşünüyorum. Çocuğun, işte SMA'lı çocuğun tedavi olma aşamaları, o tedavi için kaynak yaratma çabaları, yeni tedavi yöntemlerinin bulunması ya da onunla ilgili işte meraklı bekleyişler ya da onunla ilgili uğraşlar, bir de onun için kaynak yaratma çabaları. Bu noktada yürünen yollar, hüsranlar, alınamayan sonuçlar, alınan sonuçlar, ama onun sürekliliğiyle ilgili herhangi bir kesinliğin olmaması gibi ve daha bir sürü sayamayacağım, sizin gayet iyi bildiğiniz, ebeveynlerin gayet iyi bildiği bir sürü tıkanmalara, engellere, tıkanmalar ve engellerle karşı karşıya kalındığı için travmatik yaşantılarla dolu bir travma çemberi diyorum. Ve burada da yaşamaya devam etmek gerekiyor. Yani artık yeni hayat bu. Şimdi bu travma çemberinin içinde neler var? Biraz onlardan bahsedeceğim size. Katman katman bu çember. Bir tane büyük bir çember düşünün. En merkezde, yani çekirdekte, ondan sonra hemen onun üstünde, onun üstünde diye böyle katman katman ayrılabilir. Etkilenme yoğunluğuna göre değişiyor içine girenler aslında. Yani var olan durumdan kim ne kadar etkileniyorsa o kadar çemberin kaynağına yaklaşıyor. Ve doğal olarak da travmatik etki de o kadar büyük oluyor. Ve doğal olarak da bu travmatik etkiyle uğraşmakta o kadar sıkıntılı bir süreç haline geliveriyor. Şimdi çemberin merkezinde, tam çekirdeğinde SMA tanısı almış bebek veya çocuk ve onun ailesi var. Yani ebeveynler, SMA'lı çocuk ve eğer varsa diğer çocuklar, kardeşler. Hepsi çemberin çekirdeğinde. Yani sadece SMA'lı çocuk ve SMA ile ilgilenen ebeveyn değil, ailenin hepsi çekirdeğin içinde aslında. O yüzden de SMA ailesi demek istiyorum buna.
Çünkü bir kişinin hastalığı bile ailenin içerisinde ailenin sisteminin dengesini bozuyor, değiştiriyor. Eğer evde geniş aileden birileri de yaşıyorsa o çekirdeğin içinde, o zaman onu da buraya koyabiliriz. Fakat yine şeye göre değişiyor tabii. İlişkiye ve ilişkilerin yoğunluğuna göre de değişiyor. Biz ama şunu aklımızdan çıkarmayalım ki çekirdekte çekirdek ailenin kendisi var. Çok ekstra durumlar var o aileyle birebir yaşayan diğerleri varsa eğer. Şimdi bu kaynağın yani çekirdeğin hemen üstündeki katmanda ise yine ilişkilerin yoğunluğuna göre, bunu benden hep duyacaksınız çünkü en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bu. İlişkilerin yoğunluğuna göre artık yakın akrabalar var. Teyzeler, halalar, amcalar, dayılar, dedeler, babaanne veya anneanneler. Hiçbir zaman şunu aklımızdan çıkarmıyoruz. İlişkinin yoğunluğuna göre. İlişkiler sağlamsa. Yani bu insanlar eğer destek verebilecek kişilerse, o kapasitede, o olanaklara sahip, duygusal olarak da o olanaklara sahip kişilerse, eğer çemberin ikinci katmanında yer alıyorlar. Aslında en çok ihtiyaç duyulan kişiler ailenin kendisi ve ailenin yakın çevresi. Çemberin bir sonraki katmanında ise ailenin sosyal çevresi var. Şimdi az önce destek verebilecekler dedim. Fiziksel tedavi boyutundaki ekonomik desteklerden bahsetmiyorum. Onlar da varsa harika da. Ama benim konum aslında psikolojik destek. Çünkü ben daha çok hasta yakınlarıyla çalışıyorum. Hem ailelerle hem onların çocuklarıyla. Ekonomik desteği bir tarafa bırakıyorum ama bu süreçte dedik ya yukarıda, işte ekonomik kaygılar var, tedavi masrafları var, yeni tedavi ihtimallerinin yüklediği bir sürü sorumluluk var. Bütün bunlarla uğraşırken aslında bizim psikolojik dayanıklılık dediğimiz halimizin devam ediyor olması gerekiyor. İşte bu psikolojik dayanıklılığı besleyecek psikolojik desteklerden bahsediyorum. Çemberin de ona göre düzenlemek ya da ona göre bakmak gerekiyor. En fazla psikolojik destek alabileceğimiz eğer aileden birileri varsa o zaman bizim psikolojik dayanıklılığımız da o kadar besleniyor demek ve şanslıyız demek. Bu. Çünkü SMA'lı bir ebeveyn, aile hiçbir zaman vazgeçemez. Hep sağlam kalmak zorunda. Hep enerjisinin olması gerekiyor. Yani neredeyse hep uyanık kalmak gibi bir şey bu. Bu yüzden psikolojik dayanıklılığı besleyecek kaynaklara ihtiyacımız var. Özellikle SMA'lı aileler için. Nasıl olacak bu? Bir yandan o psikolojik desteği verebilecek hem insanlara ihtiyacımız var ama aynı zamanda da ailenin o psikolojik desteği almaya hazır olması gerekiyor. O hazırlığın içinde, o donanımın içinde olması gerekiyor. Ben bugün size sadece ailenin, SMA'lı ailenin psikolojik olarak iyi olma halinden bahsetmek istiyorum. Rağmen iyi olma. Eğer iyi olursa besleyebilecek çünkü. Şimdi tanı konulduğu andan itibaren dedim ya, yaşam hop değişti.
burayı biraz basamaklandırmak istiyorum. Bütün hayaller yerle bir oldu ve yeni bir yaşamın içine girdi. Önce ilk duyulduğu an da zaten bildiğiniz bir şey. Evet, SMA diyene kadar, yani o tanıyı kabul edene kadar olan bir reddetme ve inkar süresi var. Bunun süresi ne kadar uzarsa kişinin psikolojik olarak kendini toparlayabilmesi, o dayanıklılığının dozu da o kadar değişiyor ve azalıyor. Yani inkar dediğimiz yok canım, yanlış teşhis, başka şeyler olabilir filan gibi göz görse bile bir türlü içi insanın inanmak istemiyor ta ki inanana kadar. O bu ilk basamak. Hemen arkasındaki basamak, hemen üstündeki basamaksa bazen bunu sesli olarak söylemiyor olabilirsiniz ama içinizden bir yerlerden mutlaka geçmiştir. Neden ben? Neden biz? Sorusu. Çoğunlukla kabule geçene kadar da akla, içe gelen sorulardır bunlar. Akabinde ne yazık ki suçluluk veya suçlama. Bazen de ikisi birden yaşanıyor. Dönüp dönüp suçluluk ve suçlamayı yaşayabilirsiniz. Kızgınlıkla beraber bazen, öfkeyle beraber, neredeyse tuz biberi gibi bütün bunların. Şimdi bu duygular ve bu durumlar döne döne yaşanacak duygulardır. Çünkü az önce de söylediğim gibi travmatik yaşantıların içine o kadar çok girip çıkıyorsunuz ki biri bitmeden belki diğeri başlıyor. Belki de uzun soluklu oluyor ve artık tükenmeler başlıyor. Dolayısıyla bu duygusal durumların içine de girip çıkmak mümkün. Ne kadar çok uğraşırsak o kadar fazla bu durumun içine giriyorsunuz ve uğraşmak zorundasınız. Bunlar aslında yani bu basamaklar aslında yeni yaşantıya uyumlanma yolundaki basamaklar. Özellikle de tedavisi bazen olanaksız, bazen de zor olan hastalıklar ya da genetik bozukluklar söz konusu olduğunda bu basamaklar az önce dediğim gibi defalarca tekrarlanarak yaşanıyor. Bu yüzden de travma çemberinin içi diyorum. Bu yüzden de psikolojik olarak sağlam olabilmek, psikolojik olarak iyi hissedebilmek, kişinin kendisini iyi hissedebilmesi çok 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 önemli diyorum. İyi de nasıl? Bir sürü yol var ama en önemlisi de destek alabileceğimiz birileri etrafımızda var mı, ona bakmamız gerekiyor gerçekten. Ebeveynler bu tür durumlarda, özellikle ebeveynler son derecede doğal olarak, ebeveynler aslında tedavi için, tedaviyle ilgili o kadar çok uğraşmak, o kadar fazla efor sarf etmek durumunda kalırlar ki hayatın diğer rollerine farkında olmadan belki daha az ilgi gösteriyor olabilirler. Daha az oraya enerji sarf ediyor olabilirler. Ama ne yazık ki oralara çok fazla da ihtiyaç var aynı zamanda. Yani ben şunu diyorum, dengeleyebiliyorsak eğer sistemi, iyi olma halimiz besleniyor demektir. Ve iyi olma halimiz olursa eğer, enerjimiz daha fazla artacak ve daha fazla uğraşabileceğiz. Böyle de bir durum söz konusu. Şimdi SMA'lı aile dedim. Eğer onun içinde, bu ailenin içerisinde başka çocuk da varsa biraz oraya doğru gözümüzü çevirmemizde fayda var. O çocuk sağlıklı olabilir. Her şey yolunda görünebilir. Ama çocuğun neler yaşadığını ya da anne babasından alması gereken
ihtiyaçlarını göz ardı etmemekte fayda var. Bazen sağlıklı olan çocuğa farkında olmadan taşıması zor sorumluluklar yükleyebiliyoruz ne yazık ki ebeveyn olarak. Sonra çok anlamadığımız bir yerde çok farklı sorunlar çıkabilir. Eğer onları duyamazsak, eğer onları fark edemezsek ya da gözümüzden kaçarsa. Çünkü çoğu zaman bu tür ailelerdeki çocuklar o sorumluluğu kendi omuzlarına alırlar. Yani onların belki sorun çıkarmamaları gerekiyor, belki fazla alan kaplamamaları gerekiyor olduğuna dair ve görünen sorunlarda her çocuğun yaşaması normal, yaşadığı normal sorunlarmış gibi görülebilir. Öyle ortaya çıkabilir veya hiçbir sorun çıkmayabilir. Bütün bunları görsek bile, bütün bunlar gözümüzün önünde olsa bile bu çocuğun yaşadıklarının neler olduğuna bakmakta, biraz derinlemesine bakmakta fayda var. Çünkü biz farkında olmadan ve tabii ki hiç istemeden sağlıklı olan çocuğumuza senin şu anda yaşadığın sorunlar o kadar da önemli değil mesajı verebiliriz. Ne yazık ki. Gerçekten de çocuk için de bu önemli olmaz ama onun da bir gelişimsel bir takım sıkıntıları var ve gelişimine dair bir sürü şeyleri aşmak zorunda. Sağlıklı olsa da. Ebeveyne de gerçekten o kadar önemli gelmeyebilir. Çünkü önünde çok daha fazla, çok ciddi başka bir uğraşması gereken durum ve çocuğu var. Çocuk kısmını kenara koyarsak orada biraz gözümüzü fazlasıyla açmamız, bir dakika bu çocukta neler var diyebilmemiz lazım. Bunu kenara koyduğumuz zaman o çekirdekte var olan bir de ebeveyn olma sorumluluğu içinde yani anne baba ile uğraşırken, anne baba olarak uğraşırken farkında olmadan yine eş olma halinden de uzaklaşabilir çiftler. Şimdi sırası mı diyebilirsiniz ama öyle değil ne yazık ki. Çünkü aynı zamanda siz eş olarak da birbirinize bakabilirseniz eğer ve eş olarak da birbirinizi besleyebilirseniz eğer ebeveyn sorumluluğunu birlikte alabilirsiniz. Buna çok ihtiyaç var. Anne babanın var olan durumla baş edebilmesi ve bu konuda ilerleyebilmesi için, birlikte hareket edebilmesi için eş sorumluluklarını da karşılayabiliyor olmaları lazım. Yoksa umarım yoktur. Taraflardan birine yükler fazla gelebilir ve kopabilir. O zaman tek ebeveyn kalır. Bu en zoru. Bu yüzden hem ebeveyn olarak birbirlerini besleyebilmeleri için çiftlerin aynı zamanda birbirlerine çift olarak da bakabilmeleri, buraya da efor sarf etmeleri gerekiyor. Diğer çocukta neler olup bittiğini anlamaları gerekiyor. Farkındaysanız sürekli ebeveynlere diyorum. Evet, onların neredeyse az alıp çok verecekleri bir sistemin kendisinden bahsediyorum. Niye bu kadar önemli? Bu hem o role biraz yatırım yapmanız gerekiyor, hem diğer role biraz yatırım yapmanız gerekiyor aslında. Niye bu kadar önemli? Çünkü bu travma çemberinin içinde yaşarken en çok birbirine ihtiyaç duyuyor aile. Ve en çok birbirinden besleniyor. Yani eşinize gerektiğinde çocuğunuza ihtiyaç duyarsanız onlardan biraz enerji alabilmek için, belki daha umutla yola devam edebilmek için, o uğraşacak gücü bulabilmek için o zaman
onlara da gerekli, ihtiyaç duyulan ilgiyi ve önemi vermek zorundayız. Şöyle düşünün, karnımız açken, hem de çok açken başkasını doyurmak çok aklımıza gelmez. Burada karşılıklı bir beslenmenin söz konusu olması gerekiyor. Yani hem bizimle beraber olan, o çekirdeğin içinde olan her bir bireyi beslememiz gerekiyor. Hem de kendimizi beslememiz gerekiyor. Herkesin, çocuk hariç aslında yetişkin ebeveynlerden bahsediyorum, kendilerini besleyebilecekleri ve birbirlerini besleyebilecekleri küçük de olsa alanlar yaratmak oldukça önemli. Çünkü gidilecek daha uzun bir yol var. Oldukça yokuş ve bir sürü engelleri olan yol bu yol. Ve o yolda yalnız başına, hiç uyumadan, aç bilaç uğraşmak imkansız. Ne kadar çok insana ihtiyaç duyduğunuzu sanırım siz biliyorsunuz. Desteğe ihtiyaç duyduğunuzu. Hemen arkasından gelen yakın çevrede eğer verebiliyorsa almanızda fayda var. Ama psikolojik destekten bahsediyorum aslında. Şöyle şeyler söyleniyor zaman zaman. İyi de hani bunları söylemesi kolay gibi. Nasıl olacak peki? Söylemesi kolay. Oh ne güzel, biraz da kendinize bakın, kendinize dikkat edin filan gibi laflar, süslü laflar geliyor kulağa. Ben diyorum ki önce sizin de aslında beslenmek için başka türlü ihtiyaçlarınız olduğunu önce sizin anlamanız gerekiyor. Yani önce bunu sizin bilmeniz gerekiyor. Hem sizin hem de diğerinin, eşinizin ve çocuklarınızın. Beslenmeye ihtiyacı var. Hep aynı besini almaya değil ya da hep aynısını vermeye değil. Başka şekillerde de beslenmeye ihtiyacınız var. Eğer bunu kabul edebilirseniz o zaman size nelerin iyi gelebileceğini, nelerin size enerji verebileceğini keşfetmeniz daha kolay. Çünkü bunu ancak bireysel olarak siz keşfedebilirsiniz. Bana iyi gelen sana gelmeyebilir. Bana iyi gelen eşime gelmeyebilir. Burada bireysel sorumluluğumuzu alıp benim beslenmeye ihtiyacım var, benim kendime o güce ihtiyacım var. O zaman neleri yapabilirim, neler bana iyi gelebilir sorusunu kendimize sormak zorundayız. Bir de en önemlisi, çok sıklıkla karşılaştığım bir şey, şimdi sırası mı lafı. Şimdi sırası değil, önceliklerimiz var. Lütfen, şimdi sırası, tam sırası, kendinize bakma sırası aslında. Çünkü eğer kendinize bakmazsanız, kendinizle küçücük bile olsa ilgilenmezseniz bir başkasına vereceğiniz enerji çok azalır. Bayağı yoğun gibi görünebilir dışarıda ama psikolojik dayanıklılık dediğimiz şey öyle bir şey ki sürekli beslenmesi gerekiyor. Çünkü süre uzadıkça dayanıklılığımız da azalıyor bizim. Ve sizin süreniz uzun. Uzun bir yol bu yol. Dolayısıyla o dayanıklılığı besleyecek bir şeyler yaratmadığınız sürece tükenmişliği yaşama olasılığı çok fazla. Siz yine uğraşıyor gibi görünebilirsiniz ama iç dünyanız karmakarışık olabilir diyorum. Kendinizi şimdi sırası mı demek, bunları yaparsam ya da kendime dikkat edersem, kendimle ilgili bir şey yaparsam, eşimle keyifli bir zaman geçirirsem, tamamen örnek vermek için söylüyorum, ya da gülersem, eğlenirsem insanlar ne der gibi düşüncelerden mümkün olduğu kadar, bunlar aslında toksik düşünceler, ne yazık ki zehirli düşünceler, onlardan uzak durduğum, yani suçluluk hissetmediğim zaman
kendime daha rahat bakabilirim. Kendimle azıcık da olsa ilgilenebilirim diyorum. En son belki bilmiyorum, herhalde soru yoktur. Bir sindirmek lazım önce söylediklerimi. Kendiniz için bir şeyler yaptığında suçlu hissediyorsanız eğer kendinize, derhal oradan uzaklaşmanız gerekiyor, o suçluluk duygusundan. Bunu nasıl yaparsınız bilmiyorum. Herkesin yöntemi farklıdır. Başkalarının gözündeki siz değil, sizin ihtiyacınız olanların öncelikli olduğu bir zaman dilimi içindesiniz, bir yolculuğun içindesiniz ve aileden birinin duygusal olarak, ruhsal olarak iyi olması kelebek etkisi yaratır. Diğerlerini de olumlandırabilir. O kelebek etkisi her tarafa ulaşabilir. O yüzden iyi olmaktan utanmayalım, olur mu? İyi olmak için çaba sarf edelim diyorum ben. Çok çok teşekkürler. Harika bir anlatımdı ve gerçekten ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Çoğunlukla es geçtiğimiz bir alan. O yüzden özellikle de arzu etmiştim sizin konuşma yapmanızı. Buralara da bakmamız gerektiğini düşündüğüm için çok teşekkürler. Umarım dediğiniz gibi bu bilgileri biz biraz sindirmemiz zaman alacak. Umarım sindiririz ve hayata geçirebiliriz. Gerçekten çok meşakkatli, çok uzun bir yolculuk bu. Evet, ama biz iyi olmadan kimse iyi olmayacak. Mümkün o yüzden değil. O yüzden umuyorum hepimiz aile bireyleri olarak ödevlerimizi de yaparız kendimizle ilgili. Çünkü aslında yolculuk, evet, ben de bir hasta yakını olarak söylemek istiyorum. Evet, yeğenimden dolayı bir SMA hastalığıyla tanışıyorum. Onun adına bazı mücadeleler ve onun vesilesiyle diğer çocuklarla tanışıyorum. Onlar için bazı mücadeleler vermek istiyorum. Ama aynı zamanda hayat kendi yolculuğumuz. Yani bir yolu başkası için yürümek değil. Beraberce umarım gerek aile olarak, gerek büyük ailemiz, SMA ailemiz olarak hep birlikte bu yolu yürürüz. Hem kendimiz için hem beraberce. Başkası için yürüyeceğiniz yolda bile kendinize dikkat etmezseniz o yolda, yarı yolda bırakırsınız. İstemeseniz bile. Evet. Duygusal evet. olarak bırakırız. O yüzden kendimize dikkat edebilmemiz, o psikolojik sağlamlığımız çok 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 önemli gerçekten. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılar adına çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi Funda Hanım'ın değerli sunumundan sonra artık hasta deneyimlerimize geçmek istiyoruz. Bu da özellikle hastalar gözünden hem tedavi alan hastalarımızın durumunu öğrenmek hem de bu hastalıkla uzun süredir mücadele eden hastalarımıza kulak vermek değerli olacak diye düşünerek entegre ettiğimiz bir kısımdı. Ben şimdi hasta deneyimleri için sözü 3 yıldır spinraza tedavisi gören Ece Boyacıoğlu'nun babası Kamil Boyacıoğlu'na bırakıyorum. Şöyle, Ece'nin hem bu 3 yıldır ilaç tedavisi alıyor. Hani hem bu yolda ne gibi gelişmeler kaydettiğinden hem de yaptığımız işte fizik tedavi rutinlerinden, genel olarak ailelerin, hani hem bir ebeveyn hem de bir hekim olarak gene ailelerin yapmalarını önerdiğin uygulamalardan da bahsedebilirsen sevinirim. Herkese geçmiş olsun öncelikli olarak. Herkes zor bir süreçten geçiyor. Çok iyi farkındayız biz de. Tabii herkesin yaşadığı deneyim farklı. Aynı hastalığın farklı şeylerini yaşıyoruz. Şimdi Ece'yi ilk tanı koyduğumuzda Ece ufak tefek de olsa adımlayabiliyordu. Ama biz ilacı o tanı koyduktan yaklaşık bir yıl sonra alabildik. Bir kampanya başlatmıştık biliyorsunuz. Ne oldu bu süre zarfında? İlk tanıdan o ilaç alana kadar olan dönemde Ece'nin yürümeleri kalmadı hiç. Yani biz bir 156 adım görmüştük. Hatta 5 adım yaparsak parti yapalım diye böyle kendi kendimizi mutlu ediyorduk falan. Ama öyle bir şey olmadı. Tam tersine bir hüsranla karşılaştık. Ece hızlı bir şekilde geriye gitmeye başladı. Emeklemesi falan bile tamamen bozulmuştu. Yani emekleyebiliyor,
güçlü bir kız gibiydi aslında. Biz Hacettepe'ye götürdüğümüzde kondisyonun çok iyi olduğunu söylemişlerdi bize. Biz tabii çok mutlu olmuştuk. Merdivenleri falan tırmanabiliyordu böyle yemek yiyerek. Sonra hepsi hızlı bir şekilde kayboldu. Ben bile o kadar beklemiyordum açıkçası böyle kaybolmasını. Sonra da kampanya başlattık işte. İpek sağ olsun öne ek oldu ciddi anlamda bu işe. İlacı aldıktan sonra tabii ki bu hastalık hepiniz biliyorsunuz çok progresif yani ilerleyici aşağı doğru giden bir hastalık. Ve ilaçlar her ne kadar etki etse de birdenbire bir mucize beklemek yanlış olur. Tek başına ilaç da yetersiz. Beslenmesi, fizyoterapisi, ilaç desteği, ruhsal destek hepsinin mümkün mertebe üst düzey olması lazım. Tabii ki çok zor. Ben de biliyorum. Yaşıyoruz zaten. Ama hani ancak bu şekilde ileriye dönüp bakabiliriz. Yoksa bu savaşı tek sonucu kaybetmek yani. Ancak mücadele edersek kazanabiliriz belki. Ne oldu ilaçtan sonra? Ece yavaş yavaş toparladı açıkçası. Biz bunu gördük. Ben hekim olarak da görebiliyorum. Ve bunu Cerrahpaşa'da yapılan o Hammersmith testleriyle de puanların belirgin bir şekilde arttığını gördük, şahit olduk. Emeklemesi güçlendi. Belirgin anlamda yataktan kalkamıyordu neredeyse. Yataktan kalkabiliyor tek başına birkaç saniye içerisinde. Yataktan kendi iniyor, işte duvara tutunarak tuvalete gidebiliyor. Bazı dönemler çok daha iyi yürüyor, bazı dönemler düşüyor yürümesi. O tam niye onu ben de açıkçası bilemiyorum ama genel olarak tabii biraz da büyüdüğü için de galiba vücut dengesi de bozuluyor sanırım, bir şey diyemeyeceğim. Ama şu an AFO kullanarak düz bir yolda bir miktar yol yürüyebiliyor. Destekli de evin içinde iniyor, tuvaletine kadar gidebiliyor. Hani merdivenleri ufak ufak da tırmanmaya başladı böyle destekli ayaktayken AFO'suyla. Hani bunu yapamıyordu mesela. Emeklemesi falan gayet güçlendi. Çok daha hızlı emekleyebiliyor. Zaten kollarında yani oturduğu vakit konuşurken ederken bir hastalık ibaresi inanın hiç yok gibi. Daha önce kollarını falan çok iyi kaldıramıyordu. Sol kolda bir miktar şey olsa da ben 190 çok daha iyi. Gelişim, yutma güçlüğü ya da nefes sıkıntıları yaşamadık. Eskiden daha çok hasta oluyordu. Şu an hasta olma şeyi daha iyi. İlacın faydaları bize bu oldu ama ilaçla beraber biz Ece'yi mümkün mertebe hafta içi her gün fizyoterapiye götürmeye çalıştık. Götürmeye çalışıyoruz. Evde de yaptırmaya çalışıyoruz. İşte yürüme egzersizleri. Bazen istemiyor, yoruluyor, doğru. Çok da üzerine gitmemek lazım ama asla boş geçmemek gerekiyor. Sağ olsun işte kayınvalidem, ben, eşim, İpek, biz de o vakit İpek, kuzenlerim. Yani dört koldan bir network, yani bir ağ oluşturduk ve kimin elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Kim yoruluyorsa bayrağı öbürüne devrediyor işte. Hepimiz de çalışan insanlarız, yoruluyoruz işte. Bakın nöbetçiyim şu an hastanede. Eşim daha yeni işten geliyor, onun için bağlanamadı. İpek'in kendi işi var, böyle şeyler uğraşıyor. Yani çok da yoğun çalışan insanlarız. Ama çalışmalıyız da, çünkü biz de mental olarak bu savaşa hani ağlayarak, üzülerek, evet tamam hepimiz ağladık, üzüldük ama pek de bir işe yaramıyor açıkçası. Hiçbir işe yaramıyor hatta. Daha da kötüye sokuyor insanı. Ara ara o dönemlerimiz yine oluyor tabii ki ama mümkün mertebe bunu itmek lazım. Dört koldan yakınlarımızla beraber bir aile olup buna mücadele etmek gerekiyor. Dediğim gibi Ece'yi her gün fizyoterapiye götürüyoruz. Mümkün mertebe havuza götürmeye çalışıyoruz. Çünkü denizin içinde, suyun içinde çok mutlu. Eminim diğer çocuklar da öyle olacaktır. Çünkü yapamadığı hareketi de orada çok daha özgürce yapabiliyor. Orada biraz daha hani keyfi yerine giriyor. Keyfi yerine geldiği için de daha mutlu oluyor. Hem egzersiz yapıyor hem mental olarak da bir egzersiz yapmış oluyor aynı zamanda. Onun için havuz tedavisi yapılabiliyorsa bence çok önemli. Bu kasların gelişiminde. Çünkü tıpta şöyledir. Kullanmadığınız bir organ zaman içinde köreliyor. Gözünüzü kapatın, yıllar sonra açtığınızda hiç görmezsiniz artık. Onun gibi bir şey. Onun için bu çocuklar da kullanamadığı kasları biz zorlayacağız. Biz egzersiz yaptıracağız. Havuza götüreceğiz. Bu şekilde o kasların ölmesine izin vermeden, çünkü biliyorsunuz artık bir sürü insan anlattı, hocalar anlattı sağ olsun. Tedaviler gelmekte. O tedavilere bu çocukları yetiştirmek zorundayız. Ki en iyi şeyi alabilirim, cevabı alabilirim diye. Yani onun için bu çocukların kas kitlesini korumak, mental olarak korumak çok önemli. Ece'de ilacın faydasını ve fizyoterapinin faydasını biz belirgin şekilde gördük. Bundan sonra
ki gelişmeler daha minik minik oluyor. Çünkü belli miktar kat etti. Ama bundan sonra da gelişeceğini düşünüyorum. Ama tabii bu gelişme diğerlerine kadar hızlı olmayacaktır. Çünkü hem bedeni büyüyor. Hem nasıl söylesem, yani hepimizin belli bir kapasitesi var. Şimdi hiçbirimiz, ben ne kadar yemek yesem yiyeyim, ne kadar vitamin de alsam hiçbir zaman uçamam. Çünkü ben kanadım yok yani. Çocuklarda bir hastalık mevcut. Yani ne kadar başarılı olabilirler bundan sonra? Kimi yürüyecektir, kimi sandalyede kalacaktır. Ama hiçbir yatalak olmadan kendi başlarına, yani amacımız şu olması lazım. Yani bu çocuk normal olacak şekline gidersek biz bununla belki hüsranla karşılaşabiliriz. Çünkü normal olmamaya, normalden kastım sıradan bir insan gibi yürümek, merdiven çıkmak hani en basit anlamında. Hani hedefimiz tabii ki bu olmalı ama bunu istemeliyiz ama hani buna saplanıp kalmamalıyız. Çünkü en ufak bir başarı yatan bir çocuğun oturabilmesi, kolunu kıpırdatan bir çocuğun parmaklarını hareket ettirebilmesi. Bunlar bu hastalık için gerçekten büyük başarılar. Ve bunlar yavaş yavaş üstüne konacaktır. Amacımız bu çocuk ileride kendi kendine kadar idare edebilir. Ne kadar hayatını yaşayabilir. Tek başına kaldığı vakit hayatı idare ettirebilir mi? Bu olmalı. Bunun için savaşmalıyız. Ha, zaman gösterir, ilaçlar geliyor. Hepimiz çok mutluyuz. Umutluyuz bu konuda. Ha, normal bir birey kadar olabilirler yani. Bu modunu saklıyoruz ama dediğim gibi buna saplanıp kalmamalıyız. Elimizden gelen her şeyi bu çocuklar için tek başlarına nasıl yaşayabilirler bundan sonra hayatlarında, buna odaklanmalıyız. Bir sürü device var, hani cihazlar var, hepsini anlattılar. Kimi belki bastonla yetecek, kimi bastonsuz yürüyebilecek, kimi sandalyede idare edecek hayatını. Zaten bu çocukların kafası zaten zehir gibi, hepsi çalışıyor. Ki bu çok büyük bir, çok önemli bence. Çünkü mental yetersizlik çok daha kötü olduğunu inanıyorum ben. Ne yazık ki yaşıyoruz bunları da. Ama bu hastaların kafası çalıştığı için fiziksel olarak bir miktar güçlendikleri vakit kendi hayatlarını idare ettireceklerine inanıyorum ben. Onun için de bu ilaç tedavisi, fizyoterapi tedavileri, mental olarak yani zihin olarak güçlü durmak çok önemli. Biz Ece'de elimizden geldiğini yapıyoruz ve bunun gerçekten Ece'de faydalarını gördük. Ece şey olarak da mutlu bir çocuk. Çünkü evimizde bir kasvet yok bizim. Evet, bir dönem o oldu, doğru. Ya bazen olsa da kendi içimizde onu yaşayıp hemen uzaklaştırıyoruz. Yani mutlu bir bebek, mutlu bir çocuk. Gülüyor, oynuyor, eğlenmeye çalışıyor. İşte yaramazlık yapıyor, cadılık yapıyor. Yani bir kız çocuğun yapabileceği her şeyi yapıyor aslında. Abisiyle kavga ediyor, uğraşıyor, oynuyor. Oyunlarda kendisinin var olmasını ben de varım diyor. Hiçbir zaman kendini geri şey yapmıyor. Mutlaka içinde yaşadığı bir ayrı bir dünya vardır. Belki bizim de ulaşamadığımız ya da göremediğimiz. Bu olacaktı zaten. Yani ona engel olamayız. Yani. Öyle yok desek yalan söylemiş oluruz. Yani. Öyle bir şey yok zaten. Ama o da farkında her şeyin. Bazı bir şeyler söylüyor mesela. Biz böyle donup kalıyoruz yani hastalığıyla ilgili. Hani diyorsun ama şu an çok daha iyi. Bu ilaçları ve bu tedavileri görmeseydi şu an çok daha kötü durumda olacağını düşünüyorum ben. Bunu gözümüzde gördük. Öyle. Diyebileceklerim bu kadar. Başka sorunca da katkınız varsa İpek de biliyorsunuz zaten. O da bir şeyler söyleyebilir istersen. Şöyle yani sen hani bu gidişattan bahsettiğin için tedaviden hani fayda görüyor, ilerisi daha iyi olabilir dediğin için ona bir ekleme yapmak istedim sadece evet. Küçük. Girişte de söyledim. Şu anda zaten en son işte çalışmalara göre pipeline'da bekleyen 20 tane ilaç denemesi var. Yani bu ilaç denemelerinden illaki birkaçı da onaylanacak ve onlar da ilerleyen zamanda bizim hastalarımıza gelecek. Önemli olan biz aileler olarak doğru bilgiyi edinmeliyiz. Kendimize eğitmeliyiz. Doğru bilgiyle işte kamu kurumlarında farkındalık yaratıp sesimizi duyurup onların bize gereken şartları, koşulları sunmasını sağlamalıyız. Evet. Zaten dediğin gibi önemli olan tabii ki %100 umarız kurtulur tüm hastalar. Şu anda yani %100 diye bir şey yok. İşte şu an görünen el umut verici tedavi olarak gen tedavisi görünüyor. Ama onu da evet. Orada da bir yanlış algı var. Çünkü gen tedavisi alanlar da sonradan spinraza almaya devam ediyor. Dolayısıyla evet. Hani tek bir şeye umut bağlamak değil, kombinasyon tedaviler yolda. Şu anda denemesi çok umut verici olan topaz denemesi var. Topaz denemesinde de işte spinraza ne yapıyordu? SMN2 yani bu kopya genin verimliliğini artırıyordu. Nusinersen aynı şeyi yapıyor.
Nusin Ersen, evet. Spinraza ve Risdiplam, Roche aynı şeyi yapıyor. İşte gen tedavisi bozuk geni dış ortamda sentezleyip biyoteknolojik olarak vücuda gönderiyor. Topaz'ın yaptığı da kas tonusunu artırmak. Yani farklı farklı birçok mekanizmayı hayata geçirerek bu hastalığı yeneceğiz inşallah. Ama ben gelecekten çok umutluyum. Hani naçizane ben de hasta yakını olarak, hem bir hasta yakını teyze olarak, hem de bir dernek yetkilisi olarak. Evet, zor bir mücadeleden geçiyoruz ama iki şeye de söylemek istiyorum. Bilgiye, doğru bilgiye sahip olalım. Doğru iletişim yapalım. Haklarımızı bilip ona göre isteyelim. İkincisi de umutlu, yani zor bir hastalıkla mücadele etsek de umudu elden bırakmayalım. Çünkü aynen, hakikaten SMA'ya neden olan gen, survival motor nöron geni 50 yıl önce bulundu. Tedavisi 50 yıl sonra çıkıyor ve bize denk geldi. Yani biz çok şanslı bir dönemden, evet, geçiyoruz, evet, şu anda tüm SMA toplumu olarak. Dolayısıyla evet, hani bizim umutlu olmak için çok nedenimiz var. Doğru bilgilere sahip olalım ve bu şekilde haklarımızın arkasında duralım. Katılıyorum ben sana. Evet, yani şimdi tıpta bir şey çözmek için önce nedenini bulmak lazım. İnsanlar daha önce veba hastalığından milyonlarca kişi öldü. Oysa ki vebanın yapan ufak bir mikroptu ve şu an vebadan ölen kimse yok. Çünkü penisilin veriyorsun. Penisilin en basit antibiyotik. Hiç veba hastalığı yok. Bizim evet şanssızlığımız, şey şansımız bu hastalığın neden olduğu artık iyi kötü biliniyor ve buna hedeflenen tedaviler araştırılıyor. Bu büyük bir şans ve büyük bir mucize şeyi. Zaten evet, tıpta açıkçası hiçbir hastalıkta yani yüzde tedavi diye bir şey yok. Yani ben mesela kendim açık kalp ameliyatı yapıyorum, bypass yapıyorum. O hastalığı çözmüyor. Sadece hastaya yardımcı oluyor. Ya da ne bileyim kapak ameliyatı yapıyoruz. Çözmüyor. Yardımcı, yani çözen o kadar az, yani atıyorum 100 milyon hastalık varsa çözümü olan belki 3-5 tanedir gerçekten. Yani tıp, çünkü destek tedavileriyle işte bir şey yarı oluyor, onu kesip atıyorsun ama gerçek hastalığı yok etmiyoruz aslında. Gerçek hastalık için şeker hastası diyorsun, insülin veriyorsun. Ama bu şeker hastalığını yok etmiyor. Sadece o şekeri dengeleyen bir tedavi veriyorsun. Yani hastalığı yok etmek diye bir şey yok. Bu çok, belki çok ileriki geleceklerde olabilir. Ama biz ne şanslıyız ki bu tedavilerle çocuklarımız desteklenebiliyor. Bir şekilde ayağa kalkıyor ve belki de yürüyebiliyor. Bu hastalık yok olmayacak. Belki gen tedavileri ileride evet bunları gerçekten yok edebilir. Umuyoruz. Pek çok hastalık içinde bunlar olacaktır. Şu an bu tedaviler de emekleme aşamasında ama bir şekilde bize denk geldi yani. Biz bunları gördük. Yani bundan 10 yıl önce olsaydı şuradan hiçbir şansı yoktu. Hepsi 10 yıl olmadan ne yazık ki hayatlarını yitireceklerdi. Ama artık öyle değil. Tedaviler var. Destekliyor çocukları. Bizler daha bilinçliyiz. Daha pozitif yaklaşacağız. Karalar bağlayıp hayatımızı cehenneme çevirmeyeceğiz. Çünkü hiçbir işe yaramıyor. Fizyoterapisini, havuz tedavisini, destek tedavisini, akciğer tedavisini, ne gerekiyorsa bunları yapacağız. Evet, kamuyu oluşturarak da hak ettiğimiz, yani almak zorunda olduğumuz ilaçları devletin, devletimizin bize vermesini sağlayacağız. Durum bundan ibaret. Teşekkürler. Tam zamanında bitirdik. Şimdi o zaman ekstra bir hem soru yoksa hem de senin eklemek istediğin bir şey yoksa sözü... Yok, soru varsa cevaplayabilirim. Tamam, şey sözü o zaman daha çok yeni gen tedavisi alan ve şu an bize Amerika'dan bağlanacak olan Nil'in annesi Nihan'a devrediyorum. Teşekkürler Kamil. Merhabalar. Merhaba. Herkes duyabiliyor muyuz? Selam. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız Nihan ve Ali'ye devrediyorum diyeyim. Ya valla işte iyiyiz. Boston'dayız. Nil tedavisini aldı. Ondan sonra kortizon kullandığı için şu anda takibi devam ettiği için bir süre daha Amerika'dayız. İnşallah bütün kan değerleri normale döndükten sonra Türkiye'ye döneceğiz. İyi gidiyor yani, çok şükür her şey yolunda. Çok güzel. Nil de toparlıyor. Enerjisini topladı. Fizik tedavi hareketlerini paylaşıyorsunuz arada, görüyorum sporunuzu da. Evet evet, işte Kamil Bey'in de söylediği gibi aslında motivasyonun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani 2 yaşına da geldiği için artık birçok şeyin farkında, bazı hareketleri yapmak istemiyor. Ve bunu da dile getiriyor artık, yani konuşmaya da başlayabildiği için. Bizde de tabii farklı bir motivasyon var şu anda iki tedaviyi aldığından ötürü. Bir an evvel hani meyvelerini toplamak istiyoruz. Bu sebeple de hep böyle Nil'i evde işte motive etmek için farklı oyunlar uygulamaya çalışıp ona hareket yaptırmaya çalışıyoruz. Böyle de devam edecek inşallah hayatımız yani. Çok güzel. Ben direkt sözü size devredeceğim. Hani hem bu süreçte yaşadıklarınızdan
hem orada gen tedavisi almanız ve sonrasındaki süreçten kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. Sen biraz olur. Tamam. Nil 16,5 aylıkken aslında tanıyı aldı. Tip 2 hastası Nil. Alır almaz da spinraza tedavisine başladık. Tedaviyi aldığımız süreçte diğer tedavi opsiyonlarını da araştırıyorduk doğal olarak. İşte gen terapisi biz tanıyı aldığımız dönemde henüz birkaç aylık bir tedaviydi. Ama işte Haluk Hoca ile görüşerek tedavinin Nil'e faydalı olabileceğini öğrendik. Ondan sonra da yurt dışındaki hastanelerle iletişime geçtik. Ve devamında diğer hastanelerden de benzer görüşler aldıktan sonra biz bir şekilde kendimizi Amerika'ya atabildik. Aslında tedavinin uygulanması, böyle gen terapisi deyince böyle çok tabii ki de çok gelişmiş bir şey yani tedavi yöntemi. Çok büyük araştırmaların sonucu üretilmiş bir tedavi. Ama uygulaması çok basit. Yani biraz ondan bahsetmek isterim. Yani bir saatlik damar yoluyla verilen bir enjeksiyon aslında. Hani insanların kafasında canlanması için söyleyebilirim. Hani bir serum veriliyor gibi aslına bakarsanız. Ve bu serum içerisinde de işte biraz öncesinde de bahsettiğiniz SMN1 geni dışarıda üretilmiş, sentezlenmiş SMN1 geni aslında vücuda enjekte ediliyor. Ve işte kısa bir süre içerisinde de bu vektör yardımıyla gen vücuda dağılabiliyor. Biz tedaviyi alalı bir ay kadar oldu. Tedavinin yapıldığı gün zaten hastanede birkaç saat kalıyorsunuz ve sizi evinize gönderiyorlar. Yani böyle yatmalı ya da böyle uzun süre yakından takip etmesi gerektirecek bir durum olmazsa işte 2-3 saat içerisinde hastane sizi eve gönderiyor. Devamında da işte özellikle karaciğer ve kalp enzimleri takibi yapılıyor. Çünkü virüsün klinik çalışmalarda karaciğere etkisi gözlemlenmiş durumda. O yüzden yanında bahsettiği gibi o etkiyi minimuma indirebilmek için her gün oral yolla alınan bir kortikosteroid tedavisi var. İşte vücut kütlesine göre değişen hacimlerde. Haftada bir kontrollerimiz devam ediyor. Ve neredeyse tam kan sayımı diyebileceğim kan sayımlarımız yapılıyor. İşte ALT ve AST adı verilen karaciğer enzimleri var. Bu karaciğer enzimleri klinik deneylerde de görmüş durumda bir artış eğilimi içerisinde oluyor. Bu artış eğiliminde aslında karaciğerde olumsuz yönde bir gelişme olduğunu göstergesi. Bir de kalp enzimlerine özellikle trombosit değerlerine bakılıyor. Orada da bir düşüş oluyor tedaviden sonra. Her hafta kontrol edilerek kortikosteroid tedavisi uygulanarak karaciğerin ve işte kalbin minimum etki görmesi hedefleniyor. Ondan sonra da yavaş yavaş normal değerlere dönmeye başladıkça işte kortikosteroid tedavisi yavaş yavaş azaltılıyor. Ve belli bir noktaya geldikten sonra işte ilacın reçetesinde işte ALT ve AST enzimleri için normal rencin iki katı olarak belirtilmiş durumda. O iki katın altına düşmeye başladığında da yavaş yavaş tedaviyi sonlandırıyorlar. Bu işte yaklaşık 2,5-3 ay süren genellikle bir süreç. Ama tabii ki de her hastada farklılaşabiliyor. Yani enzimlerin uzun süreli yüksek kalması durumunda o kortikosteroid tedavisi devam ediyor. Biz birinci ayımızı doldurduk. Bizde de karaciğer enzimlerinde bir artış oldu. Zaten beklenen de bu ama çok şükür öyle kaygı verici bir noktada değil. Yakın takip etmeye devam ediyoruz. Şimdilik her şey yoluna gidiyor diye özetleyebilirim yani. Süper, çok güzel. Vallahi çok şükür yani iyi gidiyor, yolunda her şey. Biz işte ilk Nil tanıyı aldığında spinraza ilacına başvurmadan önce aslında daha yani genetik tanı için kan verdiğimiz zaman işte tedavilere baktığımız dönemde şeyi dahi bilmiyorduk aslında. Yani spinraza ve zooganizma beraber kullanılabilir mi? Onu bile bilmiyorduk. Hatta şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum. İkisini aynı anda kullanamayacaksa acaba zooganizma mı alsın, spinraza mı alsın gibi. Ama şimdi hani öğrendiğimiz ve deneyimlediğimiz durumda Nil aslında bu iki tedaviyi birden alabilen şanslı bebeklerden biri oldu. Ve öğreniyoruz ki aslında
Haluk Hoca'nın da sabah bahsettiği gibi yani aslında bütün gün konuşulan konular da içerik hepsi aynı şekilde. Hani gen terapi mucize değil tabii ki. Yani hani burada mesela biz hani bütün bu konuşmalarımızı aslında Nil'in özelinde anlatmamızda fayda var. Örneğin buradaki nörolog da şunu söylüyor. Yani çocuğun ilacı aldığı dönemki durumu aslında çok önemli. Dolayısıyla hani iki ilacın birden kullanımı evet bazı çocuklarda işte çocukları olduğu vaziyetten daha iyi bir hale tabii ki getirebilir. Ama işte beklentilerimizi çocuğun o anki durumuna göre yönetmekte fayda var. Kamil Bey'in de söylediği gibi aslında. Yani hayalimizde evet en iyisini gerçekleştirmek her zaman var söz konusu. Ama hani bir noktada bir şeylerin de yani çok uzun zamandır yeterli protein salgılamayan bir vücuttan zooorganizma gen terapisini aldıktan sonra hani 3 gün sonra yürümesini beklemek gerçekten hani çok rasyonel değil. Dolayısıyla biz de bu tedaviyi aldığımız için aslında objektif olmaya çalışıyoruz biraz. Yani değerlendirmelerimizi yaparken yani gen terapisine de bir mucize gibi değil ama gerçekten fayda ettiği noktaları doğru paylaşarak doğru bilgilendirmeler vermeye çalışıyoruz. Bizim Spinoza'ya başladığımız dönemde işte Amerika'da iletişime geçtiğimiz hastanelerde hani neden zooorganizmayı da Nil için uygulamamız iyi olur noktasında şöyle bir yönlendirmeleri de olmuştu. Biz Spinoza'ya başladığımızda tip 2 ve 3'ler için yükleme dozları ilk 9 ayda veriliyordu. Sanırım şu anda yönetmelik değişiyor. Reçeteye uygun verecekler. Normalde ilk 2 ayda yükleme yapılabiliyor. Şimdi yine Nil'in durumundan değerlendirmek gerekirse, Nil 16,5 aylık, henüz 2 yaşına kadar vakti var ve yükleme dozlarını 9 ay içerisinde alacak. Buradaki nörologların çoğu da şöyle yönlendirdi. Yani hani Spinoza iyi bir ilaç. Bunu zaten muhakkak almanız gerekli. Ama asıl yükleme dozlarından sonra alacağınız idame dozlarında işte bu peak yaptığı noktayı göreceksiniz. Dolayısıyla da yükleme dozlarını biraz uzun vadede alacağınız için hani zooorganizmayı da alabilmek sizin için iyi bir opsiyon olabilir demişlerdi mesela. Yani çok fazla doktorla görüşerek, çok fazla görüş alışverişi yaparak aslında biz biraz da zooorganizma gen terapisine yaklaştık. Ardından işte biz kampanya yönetirken 19 Mayıs'ta EMA onayı geldi. Uzun zamandır EMA onayını da bekliyorduk zaten. Orada da işte şartlı bir onay verdiler. 2 yaş sınırını kaldırdılar. 21 kiloya kadar genişlettiler kullanım alanını. Bunu tabii zamanla göreceğiz. Yani doktorların uygun gördüğü hastalara onay vermesi durumunda zooorganizma gen terapisinin kullanım alanı da genişleyebilir. Yani bunların hepsi aslında çok umut vadedici gelişmeler. Daha güzeli Ağustos ayında Ağustos ayında SMA farkındalık ayı Risdiplam ilacı onaylandı. Yani bu muazzam bir gelişme. Oral yolda alınabiliyor olması vesaire. Şimdi biz tabii yine Amerika deneyiminden mesela şimdi burada 3 ilaç şu anda hastalara veriliyor. Bazı hastalar 2 ilacı birden kullanıyor. Mesela zooorganizmadan sonra dediğiniz gibi Spinoza kullanımı öneriliyor. Çünkü bunlar bu çocuklar için geliştirilmiş değerli tedavi yöntemleri. Ve iki tedaviyi alabilmeleri durumunda gerçekten maksimum potansiyellerine erişebilme şansları var. Yani hani hali hazırda bütün tedavilerin ülkemizde olduğu durumda yani hani iki ilaç kullanabilecek mesela çocuklar düşündüğümüz zaman gerçekten hastalığın seyri değişebilir bir hale gelir. Yani biz buna inanıyoruz. İnşallah Nil'de de bunun yansımalarını göreceğiz. Yani bunu umut ediyoruz. Hani çok objektif olmak gerekirse Spinoza'dan sonra ne oldu? Zooorganizmadan sonra ne oldu? Biraz hani onlardan bahsedeyim. Nil'in klinik bulguları aslında çok kötü değildi. Yani biz SMA tanısını aldığımız zaman mesela üst ekstremitesi kuvvetliydi. O yüzden de ilk etapta SMA'dan çok şüphelenmemişlerdi. Ardından tip 2 olduğu tespit edildikten sonra da işte ilacına başladık. Şeyi anımsıyorum, Spinoza'ya başlamadan önce yavaşladığını, tekmelerinin azaldığını, yatar pozisyondan oturur pozisyonuna gelemediğini hep yani eski videolarıyla karşılaştırdığım zaman gerçekten bir yavaşlama ve bir şeyleri yapamama o acı gerçeğiyle biz de karşılaşmıştık. İlk doz değil ama ikinci dozdan sonra ya ilk dozda Nil'de bir enerji oldu. Yani eve geldiğimiz zaman böyle ilk bir hafta gerçekten enerjikti. İkinci Spinoza dozundan sonra biraz daha enerjisi yerine geldi. İşte ayakta afolarıyla kalça ve dizlerinden destekleyerek hani ayakta tutabilir pozisyona daha rahat getirebiliyorduk.
İşte süresini uzatmaya çalışıyorduk her deneyimde. İşte üçüncü dozdan sonra da artık tekrar yavaş yavaş yatar pozisyondan oturur pozisyona, çok istemese de ama çok kendisini zorlayarak ve biz de yardım etmemiz durumunda yavaş yavaş gelebilmeye başladı. Bu bizim için önemli bir şeydi çünkü Neil Spinoza'ya cevap verdi. Yani hani bu ilk yolculukta aslında değerli bir çıktıydı. Şimdi biz zolgensmayı aldık. Neil 3. dozundan yaklaşık 2,5-3 ay sonra zolgensmayı almış oldu. Ali'nin bahsettiği gibi aslında bu bir virüs. Dolayısıyla ilk hafta tabii bu AAV9 virüsüyle vücudu ilk defa karşılaştığı için hani enfekte olmuş gibi bir halsizliği vardı. İşte bir gece ateşi çıktı. Onun dışında çok fazla bir yan etkisini görmedik. Ama bu virüsü biraz artık bünyesi sindirmeye başladıktan sonra tekrar Nil'de böyle bir enerji görmeye başladık. Ama gerçekten bir enerji. Hani öyle hareketlerinde muazzam bir değişiklik olmadı ama hani toparladı. Ya muhtemelen geçirdiği bir haftanın yorgunluğunu attığı için, toparladığı için. İşte o yüzden doğru değerlendirme yapmaya çalışıyoruz yani. Ama biz burada bir tane kilometre taşını kırdık. O da şu, Neil sırt üstü yatarken ayaklarını kaldıramıyordu. Şu anda tek ayağını hiç elleriyle müdahale etmeden yavaş bir şekilde dimdik ayağı kaldırabiliyor. Çok güzel. Yani bu aynen kaybettiğimiz bir şeyin geri geldiğinin göstergesi. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü gerçekten yoktu ve mucizeydi. O an evet yani bir şeyi tekrar yapabildi. Ve şu anda bir tane daha kilometre taşı. Nil'i ayakta tutmaya çalışırken kalça ve diz desteği hep gerekiyordu. Ayakta durduğundan emin olduktan sonra afoları her zaman var. Yalın ayak asla basamıyor. Ayakta durabildiğinden ve bir yere tutabildiğinden emin olduktan sonra bırakırdık. İşte 2-3 dakika mesela ayakta durabilirdi. Şu an yeni bir gelişme. Koltuk altından tuttuğumuz zaman kendisi ayaklarını basıyor. Masayı tutarak ayakta durabiliyor. Bir de en önemli gelişme sanırım. Buna ek olarak işte bu bahsettiğim enerjinin yansıması nasıl oluyor? Mesela Neil 2-3 tur yerde dönerken şu anda 7-8 sefer dönüyor. Ya da emekleme pozisyonunda işte 5 saniye kalabiliyordu. Kolları acıyordu, hemen dirseklerin üzerine düşmek istiyordu. Şu anda bunu 10-15 saniyeye çıkarttık gibi. En büyük izlediğimiz deneyim, yani gördüğümüz, deneyimlediğimiz şey, Neil'in şu anda dirayetinin daha yüksek oluşu diyebilirim. Eskiden yapabildiği birçok şeyi daha uzun süreli, daha motive yapıyor. Sanırım iki ilacın birden... Aynen, yani bu iki ilacın birden bu çocuğun vücudunda olması... Bence halihazırdaki enerjisini 1,5 katı vesaire artırmış durumda. Yani hani kolay yorulmuyor, daha geç yoruluyor. Buradaki doktorlarla da işte ortopedi, nöroloji hepsiyle görüşüyoruz. İşte yürütmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hazır ayaklandırabiliyorken yavaş yavaş zorlayacağız. Bakalım çok inşallah güzel haberler vereceğiz. Evet. Çok güzel. Ben bir ayda hani bu kadar hızlı gelişmeleri de yani olabileceğini bilmiyordum. Benim için de çok enteresan bilgiler oldu. Çok teşekkürler. Çünkü takip ettiğim kadarıyla sesim bir yankı yapıyor ama çok pardon. Takip ettiğim kadarıyla gen tedavisi uzun sürede sonuç gösteren bir tedavi diyebiliyorum. Ama demek ki bu kadar kısa sürede bile dediğiniz gibi önemli kilometre taşlarını açmaya yardım oluyor. Yani şey demek lazım galiba. Yani her hastada şeyi çok farklı olabiliyor. Yani gösterdiği etkinin peak yaptığı dönemler çok farklı olabiliyor bizim görebildiğimiz kadarıyla. Yani sizler de tahmin ediyorum ki birçok aile de uluslararası işte hasta gruplarının içerisinde diğer deneyimli insanları takip ediyordur. Yani işte biz burada doktorla görüştüğümüz zaman da tabii hani klasik ilk sorumuz şey. Yani ne zaman etkisini göreceğiz, ne zaman sonucunu görmeye başlayacağız? İşte o zaman da bize bunu söylemişlerdi. Yani bazı aileler işte ilk hafta sonunda gördüklerini belirtebiliyorlar. Bazıları 3 hafta, bazıları 1 ay, kimisi daha uzun sürebiliyor. Burada önemli olan konu bence o gelişimin sürekliliği. Yani uzun bir süre hastalar gelişmeye devam ediyor yani fiziksel anlamda. Bu çok değerli. Yani bizde de işte Nihya'nın bahsettiği gibi ilk hafta hani gözle görünecek şekilde gelişmeler var. Bakalım biz de heyecanla devamını bekliyoruz. Çok güzel.
Maşallah diyorum. Dili öpüyorum. Çok teşekkürler. Vakit ayırdınız, oradan bize bağlandınız. Çok umut verici gerçekten bizler için. Aldığı tedavi. O yüzden teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz tamam, teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğiniz için. Kolaylıklar diliyoruz hepinize. Teşekkürler. Sevgiler. Tamam. Çok teşekkürler öncelikle kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim güzel davetiniz için. Öncelikle iyisindir umarım. Hem seni bir tanıtmak da istiyorum. Seninle biz daha önce tanıştık. Hatta bir kasterin yılbaşı etkinliğinde tanışmıştık. Evet. O dönemde ben çok etkilenmiştim. Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenciydin. Şimdi mezunsun. Evet, yeni mezunum. Evet, tebrik ediyorum. Aynı çok zamanda teşekkür ederim. Satranç alanında da çok güzel başarılarım var ve milli satranç oyuncususun. O yüzden seni özellikle merak ediyorum. Sen de kısaca bu SMA yolculuğunu katılımcılarla paylaşabilirsen çok sevinirim. Tabii ki. Ben biraz siz bahsettiniz. Önce kendimi tanıtayım. Ben 23 yaşındayım. Söylediğiniz gibi Galatasaray Üniversitesi'ni bir ay önce yeni bitirdim. SMA hastasıyım ben de söylediğiniz gibi. Fakat tip olarak bundan 20 yıl önce teşhis konulduğu için tip 2 ya da 3 arasında açıkçası bir belirsizlik var. Yani tip 2'ye göre biraz hafif fakat tip 3'e göre de biraz ağır bir seyir oldu benim hastalığımda. Yani şöyle açıklayayım. İlk teşhisim benim 2 yaşında konmuş. O zamana kadar işte yavaş yavaş yürüyormuşum. Fakat ondan sonra yürümemi zamanla kaybetmişim ve yaklaşık 5 yaşımdan beri tekerlekli sandalye kullanıyorum. Bunun haricinde özellikle ergenliğim döneminde skolyoz gelişti ve hala var ve o yüzden de şu an mevcut olan tedaviden ben faydalanamıyorum ne yazık ki. Fakat oral yoldan alınacak olan tedaviyi 4 gözle bekliyorum. Bunun dışında dediğim gibi skolyoz gelişti. Aslında beni en çok zorlayan şey bu. Hani bu zamana kadar hep o oldu. Çünkü geri kalan problemleri birazcık daha halletmesi ve alışması kolay. Fakat skolyoz ilerleyen bir şey biliyorsunuz. O yüzden benim hayat kalitemi aslında en fazla o etkiliyor bu zamana kadar. Ben aslında şöyle bir hani şey hazırladım. Çok güzel şeylerden bahsettik bütün gün boyunca. Çok güzel tedavilerden, umut verici şeylerden bahsettik. Ben kendi hikayemde de aslında biraz olsun insanlara da biraz umut uyandırmak istiyorum. Çünkü biliyorum bizi hani bugün izleyenlerin çoğu SMA ailesi ya da SMA hastalarının kendileri. Ben aslında daha çok eğitim hayatıma bir vurguyla bir sunum yapmak istiyorum. Şöyle ben söylediğiniz gibi aslında pek çoğunuz bahsediyorsunuz ve içinden de geçiyorsunuz. Ben de hani o ne bileyim az önce Kamil Bey'in söylediği gibi her gün fizik tedaviye giden, havuzlara giden, işte çok yoğun bir neredeyse antrenman boyutunda bir fizik tedavi yolundan geçtim çocukluğumda özellikle 7-8 yaşlarına kadar. Sonrasında 8 yaşındayken okula başladım. Bir yıl geç başlattı ailem beni okula. Yani hepinizin bildiği aslında kaygılarla hani küçük daha birazcık daha en azından bir yıl daha büyüsün. Kendi yaşıtlarıyla, akranlarıyla birazcık daha kas olarak hani belki daha güçlü olur vesaire gibisinden. Fakat bu evde bulunduğum bir yıl boyunca annem bana okuma yazma öğretti. Ve işte birinci sınıfta bir çocuğun öğreneceği her şeyi biraz da fazlasıyla hatta 4 işleme kadar falan öğretti. Öyle olunca ben o bir yılı kaybetmedim ve ilkokula başladığımda birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtim direkt. Yani bir yıl kaybım olmadı. Bu arada okula başlarken maalesef ülkemizde var olan gerçekleri ben de yaşadım. Hani engelli bir çocuğu, tekerlekli sandalyedeki bir çocuğu okula kabul etmek istemeyen müdürler işte. Okulların fiziksel şartları, merdivenler, asansörler bilmem ne bir sürü şey. Onların hepsinin içinden ben de geçtim ama sonunda hani bir yere varabildik. Yani evimin yakınındaki bir ilkokula başladım. Ve şey bir okul değildi bu hani özel okul işte 20 kişinin olduğu falan öyle bir okul değil. Bildiğimiz hani devlet okulu sınıfları böyle 40 küsür kişi olan. Her çocuğun olduğu gibi devlet okuluna başladım. Ve o okulu sonunda birinci bitirdim ilkokulu. Ve sonunda aslında yani bunda da şunu yaşadım yine. Liseye geçişimde çok iyi bir puan aldım liseye geçiş sınavında. Fakat ülkemizdeki liselerin özellikle İstanbul'daki çok iyi hani köklü diyebileceğimiz
okulların fiziksel imkanlarının çok kötü olması dolayısıyla bir özel okula tam burslu olarak kaydoldum. Aslında hani başladığımda liseye bunun bir şeyi vardı, hani ne bileyim daha iyi okulları, Kabataş Lisesi'ne vesaire gitmek istiyordum ama o okulların gerçekten fiziksel imkanları çok eski oldukları için gerçekten uygun değil bizim için. O yüzden liseye özel bir okulda okudum ben. Ve şundan da bahsetmek istiyorum, hani eğitim hayatım boyunca özellikle ilkokuldayken annem neredeyse 4 yıl kadar her gün okula gidip geldi benimle birlikte. Her gün okulda beni bekledi. Herhangi bir ihtiyacım olur vesaire diye. Ama yaklaşık 10-11 yaşından sonra artık birazcık daha hani bunları azalttık. Ne bileyim işte okula bir saat geldi, işte durumumu kontrol etti, geri döndü vesaire. Ve lisede de özellikle işte babam her gün okula gelip bırakıyordu ama onun dışında herhangi bir müdahalesi olmuyordu. Çünkü bir süre sonra ben de arkadaşlar edinmeye başladım ve büyüdüm tabii ki. O yüzden bazı ihtiyaçlarımı da kendim görebilir hale geldim. Yani en azından ne bileyim sınıfta otururken, işte yazı yazarken vesaire hiçbir sorunum zaten olmuyordu. Yani onun dışında ailemin de her gün böyle bir müdahalesi gerekmedi. Ve sonunda aslında liseyi birinci bitirdikten sonra Galatasaray Üniversitesi'ni kazandım ben. Bilmiyorum, annemi hayatımda en mutlu gördüğüm gün falan da herhalde o gün. O tercih anının olduğu gün. Üniversiteye başladım. Şunu da söyleyebilirim, hani Galatasaray Üniversitesi Türkiye'nin bu konuda en erişilebilir üniversitelerinden bir tanesi. Umarım hani her çocuğa nasip olur öyle bir yerde okumak. Hani hem çok küçük hem fiziksel koşulları gerçekten iyi. Fakat hani yine burada ailemin çok büyük desteği var. Evimle okulum arası çok uzak benim. Yaklaşık her gün 2,5 saat falan yol gidip geliyorum ve bu süreçte babam beni her gün okula götürüp getirdi. Üniversite hayatım boyunca. Hani annemin ilkokulda yaptığını babam aslında üniversitede yaptı. Ve hani az önce bahsettiğim gibi geçtiğimiz ay ben Galatasaray Üniversitesi Siyaset bölümünü bölüm birincisi ve fakülte ikincisi olarak bitirdim. Bilmiyorum aslında... Tebrik ediyorum tekrar ve tekrar. Çok teşekkür ederim. Çok çok zor, yani hem girmesi hem bitirmesi ayrı zor bir okul. Tebrik evet. ediyorum. Bravo. Bravo. Çok teşekkür ederim. Biraz da şundan bahsedeyim. Hani İpek Hanım başta satranç oynadığımdan da bahsetti. Ben 10 yaşımda satranç oynamaya başladım. Ve 13 yıldır oynuyorum. Hala devam ediyorum aktif bir şekilde. 12 yaşımdan beri de milli takım düzeninde çeşitli turnuvalarda ülkemi temsil ediyorum. Bunun dışında hani kendi yaş gruplarında şampiyon oldum ama 2017 yılında ilk defa Türkiye Kadınlar Üçüncüsü oldum. Ve aynı yıl yılın sporcusu özel ödülüne layık görüldüm. Harikasın valla, tüylerim diken diken oldu. Çok teşekkür ederim. Zaten UN Woman sanırım paylaştı senin evet, hikayeni. Evet, UN Woman paylaştı. O zaten çok ayrı bir seviye Hande Nur. Yani çok teşekkür ederim. Aslında bunları anlatma sebebim, dediğim gibi burada bizi aileler izliyor daha çok ve ben burada şunu vurgulamak istiyorum. SMA hastası birinin ailesi olmak gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Fakat şöyle bir şey, sizin çocuğun hayatında vereceğiniz kararlar aslında ileriki yaşamını da çok etkiliyor. Yani mesela ben geçenlerde Twitter'da bir aileyle tanıştım. Daha doğrusu çocuğun bir fotoğrafını paylaşmışlardı işte. Eve gelen bir öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni bir projesiymiş bu galiba. Hani öğretmenler eve gelebiliyormuş, gezici öğretmen diye. Hani ben sordum, neden normal bir şekilde çocuğu okula götürmüyorsunuz diye. O da tipik hastasıydı. Hani bana şey dedi, tabii ki ekonomik koşullar vesaire onlar zor şeyler, onları söyleyebilecek bir şeyim yok. Fakat söylediği bir şey çok ilgimi çekti benim. Yaşıtlarına göre çok kırılgan dedi, yani çok incinir, üzülür diye göndermek istemiyoruz dedi. Bu beni çok üzdü çünkü hani çocuğu bir çeşit fanusun içinde kapalı tutmak ya da onu sürekli gördüğü, bildiği, hani onun hassasiyetine hassasiyetle yaklaşan insanların yanında tutmak ona bir iyilik ama ileriki hayatı için bence bir kötülük. Çünkü hayatımızda her zaman bizi anlayan, bizim problemlerimize hassasiyet gösteren insanlarla karşılaşmayacağız. Az önce Funda Hanım da aktardı. Yani bu uzun bir yol ve biz bu yolda tabii ki fiziki olarak hazır olmamız gerekiyor ama mental olarak da hazır olmamız gerekiyor.
Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben her gün toplu taşıma kullanıyorum. Ve hani İstanbul'da ne bileyim bir sürü insanla karşılaşıyorum. 5 yıl falan sürekli toplu taşıma kullandım her gün. Ve hani o kadar farklı tip insanlarla karşılaştım ki yani hani ne bileyim bakışlardan, söylemlerden vesaire es geçiyorum. Hani buna bir adapte olması gerekiyor. Az önce bahsediyorsunuz. Çocukların ilaçları alması çok güzel bir şey. Fiziki olarak kat ettikleri mesafe çok önemli. Ama dediğim gibi mental olarak da hayata adapte olabilmeleri çok çok önemli. Ve burada ailenin çok fazla etkisi var. Hani çocuğu çok fazla acımak, çok üzerine titremek. Bunlar her annenin babanın yapacağı şeyler ama dediğim gibi birazcık da herkes gibi, her çocuk gibi büyümesine müsaade etmek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Bu genç bir SMA hastası olarak benim nacizane önerim, tavsiyem. Bir de az önce vurguladığım gibi hani okul olayı çok kritik çünkü az önce bahsettik hani hep ailelerin ihtiyaçlarından bahsediyoruz. Tabii ki ona hiçbir lafım yok. Ama SMA hastalarının kendi fiziksel, mental, sosyal ihtiyaçları da var ve o sosyal gelişimi karşılayabilmek için okul çok önemli ve ya da herhangi bir sporun içinde, bir meşguliyetin içinde bulunmak da çok önemli. Ailem beni satrancı başlattıklarında aslında ilk düşündükleri şey aman bir hobisi olsun. Hani okulun yanında her çocuk gibi bir hobisi olsun ve vaktini kaliteli değerlendirsin. Öyle başlamıştık biz. Fakat ondan sonra ben bu işe ilgi gösterince, başarılı olunca onlar her zaman benim arkamda durdular. Şöyle bağlayayım. Az önce anlattığım şeylerde de dediğiniz gibi yani bunun ya da başka şekillerde hani sağ olsunlar ilgi gösteren hani insanlar oluyor. Ben hep şunu söylüyorum. Yaptığım şeylerde bugüne kadar hep istediğim bir çocuk ya da bir aile beni görüp de onun biz de yapabiliriz demesine bir vesile olabilmek benim en büyük amacım. Ve umarım bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Burada bir sürü insana bunu söyleme fırsatı buldum. Onun için biz sana teşekkür ederiz. Dediğim gibi yani gerekli imkanlar sağlandığında ve hak temelli bir yaklaşım olduğunda herkesin erişebildiği koşullara, bütün SMA hastaları da erişebildiğinde gerçekten yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ben buna inanıyorum her zaman. O yüzden bütün ailelerden de ricam lütfen çocuklarınıza o imkanları mümkün olduğunca sağlamaya. Kesinlikle. Hande Nur o kadar güzel bir konuşma yaptın ki çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hem yaşayan genç bir hasta olarak hem birçok şey başarmış. Sadece işte okul başarısı değil aynı zamanda işte spor başarısı ve aslında birçok platformda da takdir görmüş bir insansın. Bunun tabii ki arka planında çok çok emek var. Çok teşekkür ederim bizimle paylaştığın için. Ben çok teşekkür ederim. Kesinlikle de o hayalinde emin adımlarla ilerliyorsun. Yani diğer hastalara kesinlikle umut veriyorsun. Ben eminim birçok hastamızda zaten SMA hastaları herkesin bildiği üzere zihinsel olarak çok iyi durumda. Normal benim bildiğim kadarıyla en azından IQ düzeyleri normal insandan daha iyi durumda. Dolayısıyla klinik bir ispatı yok sanırım ama orta veya üstün zeka çoğunluğu. Orta ve aynen evet. Bize işte teşhisi aldığımızda söylenen bir şeydi. Evet. Birçok seminerde de duyduğum bir şey. Yani belki hani klinik ispatı yok ama. O yüzden ben inanıyorum. Sen birçok insana Türkiye'de ilham veriyorsun, vereceksin. Ve yolun açık olsun. Gerek Türkiye'de gerek yurt dışında diyorum. İnşallah. Hem seni destekleriniz de çok önemli. Sağ olun. İnşallah. Bir şey yapmadık. Sen çok güzel anlattın. teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum ve hem seni hem anneni, babanı, onları da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İleteceğim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Şimdi Leyla Hanım da SMA tip 3 hastası ve uzun seneler bu hastalıkla mücadele eden bir hasta. Deneyimleri çok kıymetli. Kendisini umuyorum ki şimdi bağlayacağım. Ben kendim mi anlatayım? Kendimi yoksa Merhaba Leyla Hanım. Ben sizin adınızı çok duydum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Fatma Hanım'dan biliyorum ve kapandı.
çok mücadele ettiğinizi biliyorum hastalık sürecinde. Umuyorum şimdi sizin deneyimlerinize yer vereceğiz. Çok teşekkürler. Ben sözü size bırakıyorum. Ben İngilizce sanayım. SMA küçük hastasıyım. İlk hasta konuşmaya başlamadan önce her hastalıkta olduğu gibi empatinin önemini ben sizleri görerek fakat durmayarak bugün canlı olarak yaşadım. Yani ilk kez hastalığı burada okuyarak duyabilmeyi öğrenmek lazım. Ben sizi tanıyorum. Bu çok çok önemli. İlk başta buna bir değinmek istedim. Benim hastalığım tam burun çağındayken başladı. Fakat o zamanlar şimdiki kadar çok doktorlar ve bilinçli hastalar olmadığı için ben epey bir doktor gezdim. Bazı yolum hocamız coşku özlemiyle kesilene kadar kas hastalığı olarak adlandırılması, sinir hastalığı olarak adlandırıldı. Bir sürü dahiliye doktorları testler yaptı. En sonunda sanıyorum 15 şu an hastalığıma teşhis kondu. 40 yaşında düşmeler arttı. Kalp yapıları oluştu ki 10 yaşa kadar, 40 yaşına kadar atlamamı aslında iyi geçirdim ben. Hareket olmaya çalıştım. Ve büyük bir talihsizlikle belki yaşamadım o süreçte. Düşmedim, kırıklar oluşmadı. Fakat 40 yaşından sonra düşmeler arttı. Bu zaman süresince ihtilal süreçleri oldu. Sessizliklerinden dolayı. Ve bu istirahat süreçlerinde hastalık geriye her seferinde biraz daha arttı. Ne kadar düşerseniz o kadar daha basmaya korkuyorsunuz. Bunun problemini çok yaşadım. Ondan sonra tekerlekli sandalyeye oturmak aslında çok istemedim. Çünkü biliyordum ki oturduğum zaman hani ondan sonra oturursam bir müddet sonra tamam belki hayatım daha kolaylaşacak ama bir daha kalkamayacağım. Yıllarca bu belki 7-8 yıllık bir süreç işte evde ayakta durmaya çalışarak ama dışarıda sandalyeye oturarak mecburen çünkü dışarıda çok korkuyorsunuz. Siz ayakta duruyorsunuz normalde ama sizin hasta olduğunuzu bilmeyen biri elektrikle çarpabiliyor ve çok kolay düşüyorsunuz. Çünkü gövde hakimiyetiniz yok. Nihayetinde 2009 yılında ben de sandalyeye oturdum. SMA ile aslında geç tanıştığım için şanslı bir bireyim. 52 yaşına kadar da gerek ayakta durarak, gerek sandalyemde oturarak yani birçok zorlu süreci aşmaya çalıştım. Ta ki talihsiz bir biçimde düşene kadar epey kötü düştüm. Femur kırığımda bir parçalama söz konusu oldu. Ondan sonra hayatımı yani yardımcı hanımlarla getirdim. Bu süreç içinde tabii ki hayat arkadaşım olan annem ve ben kendime baktırma mücadelesine girdim. Bunun sonucunda bir takım ekonomik zorluklar yaşadım. Yani söylemek isteyeceklerim özetle bunlar. Tabii ki çok daha fazla detayları var. Ama hastalık özellikle SMA hastalığı
Sanki son 1,5-2 yıla kadar hiç bilinmiyorken, yani daha çok diğer kas hastalıkları bilinebiliyordu ama SMA bilinmiyorsa epeyce bir gündemde. O bize tabii ki mutlu ediyor. Ben olgun bir hastayım ama çocuk hastaları adına onlardan daha çok seviniyorum ve onların aileleri adına. Umuyorum ki güzel şeyler olacak. Biliyorum. Yani duyuyoruz da haberlerini. Benim şu an aklıma gelenler bunlar. Tabii ki sorunlara biraz bahsetmem gerekirse. Teşhis konusunda epey zorluklar var. Belki hala var. Aileler yani SMA tanısı veya başka bir kas hastalığı tanısı konana kadar epey kafaları karışıyor. O yüzden ailenin konuya hakim olması çok önemli. Eğitimde yani bunu yoksa yaşadım. Ben de yaşadım. 90'lı yıllarda, pardon 80'li yıllarda lise hayatımda okuldaki tuvaletler hiçbir uygun değil. Merdivenler var. Ve epey bir zorlandım. O zaman hastalığınızla da yeni tanışmışsınız. Dışarı arkadaşınız hızlı hızlı çıkıyor ama siz en arkada kalıyorsunuz. Ama bilemiyorsunuz da tam hastalığınızın mahiyetini. Epey zorluklar yaşandı o dönemde de. Ama şimdi bakıyorum hala mimari engeller hala var. Maalesef bir sürü engellenen yasalar var. Asansör, binalardaki asansör ve merdiven olayları hala bir çözüme kavuşamamış. Evden çıkamama çok hastanın problemi. 3 yıldır da benim problemim. Korona belli bir yönden herkesi mutlaka etkiledi ve çok zor bir süreç. Ama inanın ki evden çıkamama konusunda ben zaten 3 yıldır evden çıkamıyorum. Beni o konuda hiç etkilemedi diyebilirim. Yani her hastanın veya senin değil hastanın bir sosyal danışmanı olması bu konuda çok önemli. Yani her an danışabileceği, ne yapması konusunda ona yön vereceği bir şey olması gerekli. Fizik tedavi ben evde yapmaya çalışıyorum hala. Geçen yıl işte Şubat ayına kadar Erenköy fizik tedavisinde hizmet alıyordum. Günde yarım saat geliyorlar. Ve 10 dakika cihaz takıyorlar, sens cihazı. Diğer 20 dakikada basit egzersiz yaptırıyorlar. Ama çok kaygısı olmasa da yine de motive eden bir şey. Yani kendinizi mecbur hissediyorsunuz yapmaya. Çünkü çok sevimli gelmiyor tabii ki her gün aynı şeyleri tekrarlamak. Ama bu bir mecburiyet. Benim tabii ek rahatsızlıklarım da var. Hipotiroid hastasıyım aynı zamanda. O yüzden de hem kas hastalığından ötürü çok hızlı hareket edememek, yürüyememek, evet şimdi 3 yıldır yatağa bağımlı kalmak, bir de çalışmayan bir metabolizmanız olunca kilo problemi var. Yani hepsi bir paket aslında. O yüzden diş hekimi desteğine çok büyük ihtiyaç duyuyor hastalar. Çünkü düşmeden önce, 1 yıl önce, 3 yıl önce
bir şekilde gittim. Fakat sandalyesine binip oturabileceğim yardımcılar söz konusu deyince oturamadım. Sadece kendi sandalyemde bana tedavi uygulamak zorunda kaldı. O da ne kadar uygulayabilir tabii ki mümkün değil. O yüzden hala bazı eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Ben daha çok sorunlara değiniyorum. Çünkü hastalık zaten çok alıştığımız bir şey bizler için. Hala ambulans ve ulaşım sorunu yaşanıyor. Hastaya uygun lift, akıllara sandalyesi. Bunlar hep çok önemli bizler için. Ve uygun olarak hastayı görerek, hastanın zaaflarını bilerek hekimlerin organize edilmesi lazım. Bir de size şu süreci anlatayım isterseniz. Ben iki tane arka arkaya ameliyat geçirdim. Evet, 3 yıl önce. 2017'de başladı. Bir tanesi dediğim gibi büyük bir kırık ameliyatı geçirdim. Fakat arkadaşlarım da zaten bilir. O gün hastanede ameliyat bekledim. Çünkü ameliyatı yapacak uzun doktor yoktu. Ve bir kas hastasının ameliyat geçişini bu kadar beklememesi gerektiğini defalarca dile getirerek dile getirsek de bekletildim. Ve o günlük süreç aslında bizim normal insanlar bile, normal diyebilen insanlar bile uyuşuyor. Bir saat sonra, iki saat sonra ayağa kalkmaları gerekiyor. Ama o gün süreç ve morfinlerle uyuşturucu iğnelerle bekletilen süreç beni tamamen ileriye dönük büyük korkulara, büyük kaygılara sevk ettiriyor. Bir daha yürüyemedim zaten. Ameliyatından sonra da yürüyemedim. Tabii kolay değildi. Ondan sonra bir kez daha ameliyat geçirdim. Ama o özel bir hastanede oldu. Çok daha kolay geçti. Doktorların ortopedist olsun, dahiliye olsun veya nörolog olsun, hastanelerde yaklaşımı ve doktorlardı diye bu baskılara, seminerlere ilgilenmeye katılmasını ben ilk başta istiyorum. Çünkü tamam, gidiyorsunuz, SMA hastasıyım diyorsunuz. Ama bir SMA hastasının ameliyatından hemen sonra çok değnekleriyle yürüyebilirsin artık. Sağ bacağın üstüne çok tutmak, sola yüklenerek yürü bile denebiliyor. Onun için bu eğitim şart. Tabii ki dediğim gibi öncelikle şart. Yani bekletilmemesi gereken hastalar çünkü bizim hayatımız hiç kolay geçmiyor. Yani evet. Empati her yerde olduğu gibi hasta fazlasıyla bilmeli. Çok başka sağlık personelinin olaya öyle bakması gerekiyor tabii ki. Kesinlikle katılıyorum. Aslında burada iletişim çok önemli her alanda. Empati de oradan geçiyor. Bizim hekimlerimiz hepsi çok değerli hekimler. Bu travmatik hastalıklarda, bu nadir hastalıklarda daha meşakkatli yollardan, mücadelelerden geçiyoruz. O nedenle dediğiniz gibi inşallah bu iletişimleri, hekim dernek iletişimlerini daha da artırabiliriz. Bu noktadaki empatiyi daha da artırabiliriz umarım. Ve zaten hani ben inanıyorum hani SMA toplumuyla ilgili güzel gelişmeler var son yıllarda. Siz de değindiniz. Farkındalık çok arttı bu tedavilerin çıkmasıyla. Ben inanıyorum daha da güzel gelişmeler olacak.
Çok çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Çok sağ olun. Çok da memnun oldum sizinle tanıştığıma. Telefonda da olsa. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Selamlar. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sabahta aslında 2:30'dan beri öğleden sonra başlayan bir süreçle çok yoğun bir program oldu. Tüm konuşmacılarımızla, hepsi birbirinden değerli hocalarımız vardı ve deneyimini paylaşan çok değerli hastalarımız, hasta yakınlarımız vardı. Çok teşekkürler. KASDER olarak bu etkinliği hayata geçirdik. Kas Hastalıkları Derneği'ni kuran Coşkun hocamızı, Profesör Doktor Coşkun Özdemir'i de tekrar anıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de SMA Komisyon Başkanı olarak 2 yıldır aslında çok gönlümden geçen bir şeydi. Böyle bir etkinlik yapılması farkındalık ayında. Bu fırsatı yaratan Coşkun Özdemir hocamıza ve KASDER tüm yönetim kurulu üyelerine, Başkan Yardımcımız Fatma Çoban'a, Çiğdem Demirezen'e, yine yönetimde aktif rol alan Yakup Sayın'a teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım faydalı bir etkinlik olmuştur. Çok teşekkürler desteğiniz için. Görüşmek üzere, selamlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İyi akşamlar.